Evet, hepinize merhabalar. Şimdi bu akşam konuklarımız kimler? Hemen tanıtalım. Ünal Atabay, emekli kurmay albay. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hakan Bey. Bir başka konuğumuz Özgür Tör. Kendisi emekli tuğgeneraldir. Hoş geldiniz Özgür Bey. Size hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Hakan Bayrakçı bizlerle. Hoş geldiniz. Kolay Abdülkadir gelsin, Selvi Ankara'da. Abdülkadir hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk. Doçent Levent Yılmaz Hoca da bizlerle. O da Skype bağlantısıyla katılıyor. Merhabalar. Şimdi bu savaş devam ediyor. Savaşın en fazla etkilediği alansa petrol fiyatları. Müthiş artıyor yani petrol fiyatları. Onur, o şeyleri şimdi mi gösterelim, en başta mı? Bir bakalım değil mi? Evet, evet. Yani şimdi ben izleyicilerimize şöyle bir göstermek istiyorum. Petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışın seyrini. Şimdi bu 24 Şubat savaşın başladığı tarih. O gün petrolün fiyatı 94.42 dolar. Bugün 9 Mart. Bugün biraz düştü böyle, yüksekti. 130 muydu Onur? 130'a çıkmıştı. Biraz düştü, 120'ye indi. 120 dolar. Yani 94 dolardan savaşla birlikte 120 dolara çıkmış durumda petrolün fiyatı. Olağanüstü bir artış gösteriyor bu şekilde. Ne kadar artıyor ya? 94'ten 120'ye %40 civarı bir artış. Yani o civarda bir artış. Bir başka tablo daha var yine olayı gösteren. Çünkü biliyorsunuz sadece savaş etkilemedi petrolün artışını. Pandemi de etkiledi. İkisini birden aldığımızda, yani hem pandemiyi hem savaşı birden aldığımızda nasıl bir yükseliş olmuş, ona bakalım. Pandeminin başladığı tarih, yanlış söylemiyorum değil mi? Mart 2020 Onur. Evet, Mart 2020 20.55'miş o gün için. Hani 18 Mart 2020 tarihinde henüz pandemi yavaş yavaş başlamaya başlarken fiyat bu. 20.55. Geliyoruz, aradan 2021 geçiyor, savaş giriyor devreye ve buraya geliyor. 120 dolara. Yani neredeyse 6 kat artmış. 20.55 ile başlamış pandemide. Dünya piyasalarında savaşın da etkisiyle, hem pandeminin hem savaşın etkisiyle geldiği yer burası. Olağanüstü bir artış görüyoruz. Peki bizim pompa fiyatlarına nasıl yansımış? Yani bizdeki tüketiciye nasıl yansımış? Türkiye'deki Türk tüketiciye nasıl yansımış? Bir de ona da bakalım. Şimdi petrol varil 20.55'ten 18 Mart'ta 120.55'ti. Az önce de gösterdim. 9 Mart'ta 120'ye çıkıyor. 18 Mart'ta bizde petrol 5.30'muş. Pardon? Benzine bakıyoruz değil mi? Pardon. Bizde benzin 5.30'muş. Benzin olmuş 9 Mart 22 itibariyle 20.35. Yani dolarda varil başına 6 kat artmış. Pompada kaç kat? 4 kat. 3.9 kat. 3.9 kat. Motorine bakalım. 5.69 iken 22.84'e gelmiş. Aynı. Aynı. Yani artış hızı artış aynı. Aslında dünyadaki bu tablo şunu gösteriyor. Yani ben birilerini haklı çıkarmak, haksız çıkarmak, o anlamda getirmiyorum bu rakamları ortaya. Yani reel durumu görelim diye realite getiriyorum. Bu. Realite bu. Yani Türkiye'deki durum bu. Yani sonuç olarak dünya piyasalarında pandemi ve savaş petrol fiyatlarını olağanüstü arttırdı. Bizde de benzin ve mazot fiyatları olağanüstü arttı. Ama yine de o petrol fiyatındaki artışın altında kalıyor bizim şey. Bu pahalı değil mi? Tabii ki pahalı. Milletin canını yakıyor mu? Tabii ki yakıyor. Yani onlarda bir problem ama yok. Yarısı kadar bir artış olmuş. Yarısı dünya piyasalarına göre. Yani dünya piyasalarındaki durumu görelim.
Dünya piyasalarında ne kadar artmış onu fark edelim. Bizde ne kadar artmış onu görelim. Hükümeti eleştireceksek bunun üzerinden eleştirelim. Yine eleştirelim ama bunun üzerinden eleştirelim. Benim söylemek istediğim şey bu. Şimdi Levent Hoca'ya dönelim. Levent Hocam, bu rakamlar, yani 2 yılda petrol fiyatlarının bu derece zıplaması, büyümesi müthiş bir şey değil mi? Yani dünyada pek sık görülen bir olay değil anladığım kadarıyla. Evet, iyi akşamlar. Burada tabii pandemi başlamadan önce çok güzel bir grafik vardı. Pandeminin başında 20 dolarla 21 dolar seviyesi civarında başlıyor petrol fiyatları. Pandemi başlamadan önce biz zaten 65 ila 70 dolar arasında hareket eden bir petrol varil fiyatı görüyorduk. Sonrasında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi ilan etmesiyle beraber petrol fiyatları talebin durmasıyla, yani küresel petrol talebinin ani bir şok yaşayarak durmasıyla 20 dolarlara kadar düştü. Hatta biz tabii bu ekrandaki Brent petrolün fiyatı, bir de bizim WTI petrol dediğimiz Texas tipi petrol fiyatı vardır. Orada da birkaç kontrat için olsa bile Şubat ayında, özür diliyorum, 2021 Şubat ayı olması lazım. Birkaç kontrat için olsa bile biz WTI petrol fiyatının eksiye döndüğünü de gördük. Eksiye döndü petrol. Yani her yerde petrol vardı ama talep yoktu. Dolayısıyla o kontrat sahipleri bu petrolü bizden yeter ki alın diye üzerine para vermeyi bile teklif ettiler. Yani petrol fiyatının eksiye dönmesi demek bu demek. Pandemide biz bu talep düşüşüne bağlı fiyat düşüşlerini çok yaşadık. Ardından ekonomilerin açılmaya başlamasıyla beraber arzın talebe yetişmekte zorlanmasıyla beraber petrol fiyatlarında kademeli artışları gördük. Ve nihayet biz Ukrayna-Rusya gerilimi çok yüksek seviyelere gelmeden önce de petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini, 2022 yılının ilk yarısında 100 doları geçebileceğini ve nihayet 2022 yılının sonlarına doğru da 120-125 dolar gibi fiyatlamaların olabileceğini tahmin ediyorduk. Bunda hem pandemiden çıkış senaryosunun etkisi vardı, hem de bu yeşil mutabakat ve sıfır emisyon politikası, dünyanın evrildiği yerde karbon salınımı azaltma meselesi yüzünden petrol ve doğalgaz yatırımları eskisi kadar olmadığı için arz talebi karşılayacak seviyede büyümemişti. Dolayısıyla biz zaten petrol fiyatlarının artmaya devam edeceğini hep konuşuyorduk. Ancak savaş yoktu ortada. Evet, savaş yoktu ama Putin savaş başlamadan önceki birkaç gün önce çok sert açıklamalar yaptı. Hatta Putin'in basın toplantısından önce de o Ukrayna'daki iki bölgenin bağımsızlığının tanınması meselesine ilişkin haberler düşmeye başladığı andan itibaren piyasalara petrol fiyatları hızla artmaya başladı. Putin'in sert konuşmasıyla beraber biz çok hızlı bir şekilde 100 doların üstünü gördük ve savaşın başlamasıyla beraber hızlıca petrol fiyatları işte kendisini 110 doların, 120 doların üstüne attı. Hatta 2 gün önce, 3 gün önce 139 doları da gördük varil başına, savaş hızlandıkça. Bugün ne oldu? Hani birkaç gündür ne oldu da geri çekildi? Şu anda 118 dolarlar, 119 dolarlar seviyesine geldi. Zelenski'nin bir açıklaması var biliyorsunuz, NATO ile ilgili. Yani NATO üyeliği meselesinin işte yavaş yavaş rafa kaldırılacağına ilişkin sinyaller gelmeye başlayınca bir dakika o sinyal, hani bir barış umudu gibi bir şey, böyle bir hafiften de olsa Zelenski'nin açıklaması. Yarın Antalya'da bir büyük buluşma var. Ukrayna ve Türkiye Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da katılımıyla bir üçlü zirve yapacaklar. Bunların etkisi olabilir mi hakikaten ya? Tabii ki çok net. Yani tartışmasız bunların etkisi var. Çünkü yani burada barış masası ihtimali güçlendikçe savaş fiyatlamasından normal piyasa fiyatlamasına dönüşür. Levent Hocam, bu kadar etkili olur mu hakikaten? Ben onu merak ediyorum. Yani mesela savaş tık diye dursa şekilde, tak diye düşer mi? Savaş nasıl hızlı bir şekilde yükselttiyse barış da o şekilde dengeler. Yani aşağı doğru fiyat düşüşlerini göreceğiz. Umut ediyorum. Şimdi burada iki tane kritik konu var. Yani barış masası kurulsa bile petrol fiyatlarında öyle eskisi gibi 60 doları 70 doları konuşmayacağız. Kaç doları konuşacağız?
Evet, yani burada 100 doların üstünü uzun süre konuşmaya devam edeceğiz. Ya hocam bir de bu Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak hepimizi korkutan bir açıklama yapmış 7 Mart'ta. Petrolün evet. diyor varil fiyatı 300 doların üstüne de çıkabilir diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yani o herhalde savaş devam ederse, tam gaz devam ederse böyle bir gelişme olabilir. Ya o savaşın Ukrayna'dan Polonya'ya, Moldova'ya vesaireye sıçradığı tablo artık o. Yani eğer savaş Ukrayna'daki gelişmelerle durmazsa, durdurulmazsa, barış sağlanmazsa ve NATO'nun da çok korktuğu üzere savaş Ukrayna'nın dışına da taşarak Moldova'ya, Polonya'ya sıçrarsa o zaman petrol fiyatlarının nereye gideceğini tahmin etmek çok kolay değil. 300 belki çok çok iddialı olabilir ama 200'ün üzerini çok hızlı görürüz. Yani savaş yayıldıkça, büyüdükçe, alanı büyüdükçe petrol fiyatı artar diyorsunuz. Onu anlıyorum bu söylediğinizden. Dünya savaşına gidişi fiyatlarız ondan sonra. Yani şu anda biz Rusya-Ukrayna savaşını fiyatlıyoruz ve NATO öyle ya da böyle uzak durdu meseleden. Yani açıklamalar var, Rusya'ya hiçbir işe yaramayacağını söyleyeceğim yaptırımlar var. Yani NATO ile Rusya savaşı ufukta görünmüyor. Onun fiyatlaması. Peki ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Biden dün acayip bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya biz dedi artık Rus petrolünü yasaklıyoruz, gazını, enerjisini, ithalatını yasaklıyoruz, ithal etmiyoruz diyor. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek diye bir böyle radikal bir açıklama yaptı. Yaptırımların devamı niteliğinde. Ben dedim ki ya bu açıklamadan sonra petrolün varil fiyatı daha da artacak dedim. Öyle olmadı yani sizin de işaret ettiğiniz gibi düştü. Niye Biden'ın açıklaması zıplatmadı? Şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol Amerika'nın toplam petrol talebinin %8-9'una denk geliyor. Ha, çok değil. Rusya'nın da petrol ihracatının %2,5-3'üne denk geliyor son verilere göre. 3 aşağı 5 yukarı. Dolayısıyla yani, o piyasayı etkileyecek kadar değil anladım. Yani boyutları küçük yani küçük kaldı. Evet. Orada algısal tarafı daha etkili. Yani teknik olarak yapılan işlemin yani Rusya'nın petrol ve doğalgazına uyguladığı yaptırımın teknik boyutundan daha ziyade algısal boyutu. Yani Biden de onu biliyor aslında. Levent Yok, hocam bu soruya Özgür Bey de bir cevap verecek. Bir bekleyin lütfen. Tabii. Ben şöyle bir görüş bildirmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu açıklamasının tabii ki kendi açısından doğru. Ama şu biraz anlaşılmaz. Şimdi bileşik kaplar usulü. Amerika Birleşik Devletleri işte şu kadar ton varil neyse milyon ton petrol almayacak. Ham petrol almayacak. Gidecek ama başkasından alacak o bölümü. Ama çok kendi, az diyor. Olsun az farklı bir kapı açmak için arz ediyorum. Burada şimdi. Zaten Venezuela'yı yokluyor, İran'ı yokluyor. Tabii onları açacak ama sonuçta bir arz talep dengesi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında hiç petrol ithal etmeden de bu iş kotarabilir. O da ayrı bir konu. Kendi stoklarını fazla kullanmak istemiyor kendi yeraltı kaynaklarını. Şimdi burada ama o almayacak ama gidecek Suudi Arabistan'ı alacak mesela. Yani kendi bu strateji doğrultusunda. Peki o oradan alınca Suudi Arabistan'dan o petrol alan diyelim ki Çin gidecek o zaman tekrar Rusya'dan alacak. Yani burada psikolojik etki var ve çok ilginç bu petrolün fiyatının artması aslında en çok kimin işine yarıyor? Rusya'nın çünkü işine. Enerji ihracatçısı 80 doların altına düştüğü anda çok sıkıntı oluyor. Şimdi bu savaş çığırtkanlığı 300 doların üzerine çıkan sizin sorunuz var ya. Yani 300 dolar onlar şu anda çok sevinçle bunu tabii söylüyorlar. Tabii Rusya yani. Söylüyor. Rusya tabii. Başbakan Yardımcısı söylüyor. Hocam, Levent hocam, evet. Aslında Özgür hocanın söylediği doğru. Petrol fiyatı yükseldikçe Rusya'nın işine yarıyor bu iş, değil mi? Yani şimdi ama orada şöyle bir şey var. Tabii Rusya'nın petrolü satabiliyor olması gerekiyor. Ha, bir de o var. Petrol Çin yüksek fiyata gelecek Çin, ama Çin'e satar diyor. Petrolü satabiliyor olması lazım. Mesela birkaç gün önce dünya piyasasının 18 dolar altında Rus petrolü satılmak istendi. Alıcı bulamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Shell 28 dolar aşağıdan alabildi Rus petrolünü. Yani ortalama dünya fiyatının altında alabildi. 28 dolar altında bir fiyatla satabildi. Yani tabii ki petrol fiyatının yükselişleri Rusya'nın işine yarar ama satabiliyor olması lazım. Orada bir de şöyle bir durum var. 300 doların altında 28 dolar altında gene kar eder. Yani 300 dolara çıkarsa 28 dolar altında satarsa gene kar eder. Yine karlı tabii. Ya ben tabii. Orada tam şeyi yani biraz da belki uzak olmam sebebiyle tam mevzuyu anlayamadım ama şöyle söyleyeyim. Burada önemli olan konu şu. Uluslararası piyasalara petrolünüzü eriştirebilmeniz
ve bunu yasal yollardan satabiliyor olmanız gerekiyor. İşte onun için de Swift mekanizması devreye giriyor. Israrlı bir şekilde yok, Avrupa ülkelerinin... Levent Hocam sen haklısın bak. Evet. Levent Hoca diyor ki Özgür Bey, ya diyor satamıyorsun diyor. Yani petrolün var, parası da çok petrolünün. Eyvallah ama diyor sistemin dışına itildiğin için satamıyorsun. Sizin dediğiniz gibi belki bir tek Çin alternatifi var. Onların da nasıl alacağı, alıp almayacağı henüz daha belli değil. Değil mi Levent Hoca? Ya burada yani normal bugüne kadarki savaş öncesi döneme göre işleyiş açısından baktığımızda Rusya'nın eskisi kadar petrolü normal yollardan satma ihtimali giderek düşüyor. Ne yapabilir? Üçüncü ülkeler üzerinden bunu ticarileştirebilir. Çin güzel bir örnek olabilir. Rusya'ya yaptırım uygulamayan diğer ülkeler bunun bir... Türkiye var. Olabilir. Türkiye de uygulamıyor Rusya'ya yaptırım. Ya bu Türkiye için bir fırsata dönüşebilir bu arada ekonomik olarak. Bunun da mesela nasıl dönüşebilir? Türkiye'ye nasıl bir... Biz çünkü yandık bu benzin fiyatlarından, mazot fiyatlarından. Halkımız yandı. Yani nasıl bir fırsat olabilir? Bunu bir açabilir misiniz? Burada sadece petrol ve doğalgaz ürünleri olarak düşünmeyelim. Diğer bütün Rusya'nın dünyaya arz edebileceği ürünlerin ticarileşmesi Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkeler üzerinden gerçekleşebilir. Bunun örneklerini geçmişte de gördük. Bu sefer oralarla ilgili de yeni çalışmaları hayata geçirebilirler. Yani burada ticaretin önünde yaptırımlarla durma ihtimaliniz çok az yani. Bunu geçmişte de gördük. Hayır, petrolden de yararlanabilir mi Türkiye? Yani bu kadar kuşatılmış bir Rusya petrolünü Türkiye'ye daha ucuza satmak falan gibi bir şeyler yapabilir mi? Böyle şeyler olabilir mi? Bunların hepsi masada konuşulabilecek konular. Asla reddedemeyeceğimiz konular ama sadece şeklinin nasıl olacağına yetkililer karar verirler. Sonuç itibariyle İran'a yaptırımlar ve ambargolar uygulanırken biz hala bu İran doğalgazını alabiliyoruz biliyorsunuz. Doğru. Yani dolayısıyla burada sizin anlaşmalarınız nasıl olacak? Dünyanın geri kalanıyla bunu nasıl dengeleyeceksiniz? Önemli olan bu. Çok bunları doğru. Yaptığınız zaman, sağladığınız zaman bu ticaretinizi, bu ihtiyacınızı karşılamaya devam edebilirsiniz. Ama burada ben bir şey bütün yok. Bu söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. Yani o hani Türkiye'ye verir, şöyle olur, böyle olur. Onlar biraz karmaşık hikayeler. Esas net hikaye hem insanlık için hem de petrol için barış. Barış gelirse bu petrolün fiyatı kesin düşecek. Değil mi? Yani öyle orası, diyebiliriz. Orası kesin. Ahmet Bey burada şimdi, müsaade verseniz şunu evet. da söyleyeyim. Buradaki temel nokta şu. Biz şu anda savaş fiyatlaması yapıyoruz bütün emtialarda. Bakın bugün nikel fiyatı 100 bin doların üstüne gitti. Yani durup dururken olmadı bu. Rusya dünyanın üçüncü büyük nikel üreticisi. Siz onu sistemden çektiğiniz anda arz talep dengesi bozuluyor. İşte aynı şey petrol için geçerli, doğalgaz için uranyum, geçerli. Uranyum, tamamen savaş uranyum, nükleer santralin enerjisi. Ne zaman barışa döneriz o zaman dengelenme süreci başlar. Yani barış dengeleyecek bu fiyatları, bu astronomik fiyatları. Başka çaresi yok. Ya şeyi de çok dikkatimi çekti. Antalya buluşmasının uluslararası petrol fiyatlarını bir parça da olsa yani çok küçük miktarda da olsa geriye çekmesi çok enteresan geldi bana. Yani siz ona bağlıyorsunuz onu ama direkt buna bağlanabilir mi gerçekten? Ondan da tek başına değil. Zelenski'nin de açıklamaları vardı biliyorsunuz. NATO üyeliğiyle ilgili yani NATO üyeliğinin rafa kaldırılması anlamına gelebilecek açıklamalar var. Yani tek başına Antalya zirvesi değil elbette ama süreç yavaş yavaş Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçiyor olmasına ilişkin sinyalleri barındırdığı için ve ilk kez Dışişleri Bakanı seviyesinde bir görüşme olacak. Yani şu ana kadar Rusya ile Ukrayna arasındaki en yüksek seviyeli görüşme bu. Dolayısıyla burada bir umut var, barış için bir umut var. Bir de görüşmenin yeri Türkiye. Türkiye en başından bu yana Rusya'ya ve Ukrayna'ya son derece dengeli yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları çok net burada. Biz ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz. İkisi de bizim için önemlidir açıklaması. Hakeza Sayın İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın net bir şekilde eğer biz de yaptırım uygularsak Rusya ile kim konuşacak açıklaması. Bütün bunlar Türkiye'nin kurduğu masanın sonuç verebileceğine ilişkin beklentileri artırıyor. Elbette yarınki görüşmede, yani iki gün sonraki görüşmede her şey güllük gülistanlık olmayacak. Ama barışa yönelik sinyaller artmaya başladığı andan itibaren bir dengelenme olacak. Şu ana kadar Türkiye'nin masayı kuruyor olması,
en yüksek seviyede, bugüne kadarki en üst seviyedeki görüşmenin planlanıyor olması, Zelenski'nin NATO üyeliğiyle ilgili artık çekimser diyebileceğimiz yaptığı açıklamalar, bunlar belirli oranlarda dengelenmeyi sağlıyor. Bir de burada önemli bir konu daha var. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile ilişkileri petrol konusunda yumuşatmaya başlıyor. Bunu, dün Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun da teyit ettiği bir görüşme trafiği vardı. Ayrıca İran'a ilişkin ambargolarında azaltılabileceğine yönelik bazı haberler geliyor. Her ne kadar teyit edilmese de. Şimdi bütün bunlar birleştiği zaman şu var. Rus petrolünün arzının önüne geçecek yaptırımlar Avrupa tarafından uygulanmayabilir. Venezuela'dan bir miktar da olsa petrol sisteme girmeye başlayabilir. 10 yıllardır İran üzerindeki devam eden ambargo da bir şekilde hafifleyebilir. O zaman arz artar. Arzın artış beklentisi fiyatları baskılamak için son derece yeterli. Peki. Siz bir şey söyleyecektiniz, pardon. Şimdi yani. Levent Hocam satır arasında söyledi ama şu. Uluslararası petrol fiyatları, yani Brent petrolün veya diğer petrolün belirginleştiren şey arz talep meselesi. Şimdi Rusya'nın ya üretim. Rusya'nın üretimi piyasaya petrolünü arz edemediği zaman üretimi kesecek. Bu defa dünyanın diğer üretici ülkeleri bu talebi karşılayamayacak. Yani arzı sunamayacak. Dolayısıyla petrol fiyatı yüksek olacak. Şimdi mantık bu. Dolayısıyla burada şimdi piyasaya arzı arttırmak için işte Arabistan'ın günlük varil petrol fiyatının arttırılması talep ediliyor. Yani petrol OPEC ülkelerinin günlük ne kadar varil üretiyorlarsa onun arttırılması yönünde. Kapasiteleri belli. Bu kapasiteleri Rusya'nın piyasadan çekilen arzı karşılama oranı var mı? Özgür Hocam, Levent Hocam. Bunların hepsini biliyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım uyguladı. İngiltere'de var. Bunu karşılayacak şekilde artış sağlanabilir. Yani bunu OPEC üyesi ülkeler hızlı bir şekilde. Levent Hocam. Arzı tamamlarlar. Bir dakika. Amerika'nın arzını tamamlar. Sorunun cevabı böyle. İngiltere'de yapacakmış bu aynı şeyi. İngiltere'de açıklamış. Onların var İngiltere mı Rusya'dan? İngiltere biraz zamanı oynuyor Ahmet Bey. Yani bugün kesemedi. 2022'nin sonuna kadar yapacağım diyor. Doğru. Büyük ihtimalle 2022'nin sonuna kadar olayın dengeleneceğini tahmin ediyor. Doğru. Bir de İngiltere çok kolay kesemez. Onur'un notlarında da var 2022'nin çünkü, sonuna kadar. Çok kolay kesemez. Şimdi Amerika'nın biraz amiyane tabirle tuzu kuru. Çünkü hemen yanı başında Kanada var. Dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi. Venezuela'dan alabilir. Kendi petrolü var. Onu dengeli çıkarıyor. Kendi yedek rezervleri var. Onları Texas, kullanabilir. Petrol dolu. Diğer ülkelerden, OPEC üyesi ülkelerden bunu ikame edebilir. Amerika'nın burada amiyane tabirle biraz tuzu kuru. Ama biraz daha doğuya doğru geldikçe, yani kıta Avrupa'sı ve İngiltere açısından baktığımızda durum Amerika'daki kadar rahat değil. Onun için Amerika ben bugün kesiyorum diyor. İngiltere 2022'nin sonuna kadar bunu diyor ya, bitireceğim. O da bakacak. Belki 2022'nin sonunda yeni bir karar alacak. Belki savaş bitecek. Bilmem hani o da zamana ya, oynuyor ya, dediği gibi. Ya tabii öyle. Bir de özellikle Birleşik Arap Emirliği ile Suudi Arabistan Rusya'ya rağmen Amerika ile olan ilişkilerini de biliyoruz. Bu talebi, yani isteklerini karşılayacak bir günlük varili arttırımını arzı yapabilirler mi? Ünal Bey şöyle diyor, yani yaklaşımında şu var. Amerika'nın diyor Rusya'dan alacağı petrolün miktarı çok az olduğu için problem değil diyor. Ama o Amerika öyle. Ben küresel olarak söylüyorum. Küresel ölçekte. Küresel zaten olarak, küresel. Ben Rus petrolünü almam diyen kaç ülke var ki? Kaç ülke var ben? Şu anda Rusya'nın petrolü ve doğalgazı ile ilgili net yaptırım kararını açıklayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet, yani şu anda eğer tek buna ülke. Rusya'nın diğer müşterileri de katılırlarsa, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer müşteriler de katılırsa, o zaman iş değişir. İşin rengi çok değişir. O zaman Ünal Bey'in söylediği konuyu konuşmaya başlarız. Evet, onu söylüyorum ben. Ama o zaman konuşuruz. Evet. Şimanda yok. Özgür tabii. Bey bir şey söyleyecek. Şimdi ben, tabii değerli katılımcıların görüşleri çok önemli, sizlerin katkısı ama şimdi bir yerde sadece bir disipline bakmamız bize hep yanıltabilir. Şimdi ben, biz daha doğrusu üniversitede mesela 36 merkezim, araştırma merkezimiz var. Ben de nacizane bunların koordinatörlüğünü yapıyorum.
Şimdi biz aramızda konuştuğumuz zaman bir bakımdan bakınca mesela enerji. Enerjiden bakınca bunların hepsi doğru. Ama güvenlik açısından bakınca tedarik zincirinin güvenliği işin içine girince çok farklı boyut çıkar karşı. Nedir? Hürmüz Boğazı'na bir tanker de bir olay olur. Dışarıdan içeriden müdahaleyle. Zincirin halkası ufacık bir kırılma. Bütün bunları yani bütün bu yapılan planlamayı nedir? İşte İran, Venezuela onu bunu arttırmasını bir anda boşa çıkarabilir. Efendim Süveyş kanalında bir tane gemi kontrolden çıktı, kapattı. Bir anda allak bullak oldu piyasalar. Yani bunu şunun için anlattım. Bu tedarik zincirinin yakın olması ve özellikle okyanuslar uzun mesafeden geliyor. Tankerle şey gazını ne o sıvılaştırmış gaz, doğal gazlarını sıvılaştır götür. Çok güzel ama bu arada bir önce söylediğim bölümlerde bir anda Somali etrafında korsanlar peyde oluyor mesela. Yani aslında onlar da öyle çok tesadüf olan şeyler değil. Neden anlatıyorsunuz? Bunu şunun için anlatıyorum. Yani bir yaptırım yaparken veya konuyu bir kere bir disiplin için almamız yanlış. Mesela enerji jeopolitiği olarak baktığımız zaman işte o arttır, o azalttır, az talep tamam doğru ama birileri dışarıdan müdahale edebilir. Yani güvenlik parametreleriyle müdahale edebilir. Bu denklem bozulabilir. Şüphesiz tabii ki haklısınız. Bu birincisi. Ama o artık hani hesaba katılabilir bir şey olmadığı için bir olasılık olduğu için. Tabii ki. Onu konuşamıyoruz yani. Doğru haklısınız. Ben konuşalım anlamında değil. Şunun için söylüyorum. Hani şimdi herkes bir plan yapıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere diyor ki. Ben planı bozulabilir yani. Doğru bozulabilir. Haklısınız. O anlamda diyorum. Yani bazen işler planlandığı gibi hani gitmeyebilir. Süreç işlemeyebilir. O yüzden çok disiplinli bakmamız bize çok daha farklı anlamda ki bu hani çeşitli think tank kuruluşları da mutlaka bu şekilde bakarlar. Yani derler ki ben bunu böyle yaparım. Karşı taraf böyle yaparsa şunu şu şekilde çıkartırım diye. O yüzden bu çok disiplinli halkımıza o anlamda bir bakış açısı vermezsen ben önemli görüyorum. Özgür Bey, vatandaşlar şu anda benzini de Levent Bey'e Özgür Bey. Sıkıntı yok. Sonra biz 36 merkezlere giriyoruz ya hepsinde iyi kötü bir şey bilgi Levent Hocam. Var. Sağ olun. Şimdi şöyle bir durum var. Vatandaşa yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sonuçta gösterdik uluslararası rakamları yani piyasayı gösterdik, küresel piyasayı. Artışlar anormal artmış pandemiden savaşa kadar etkenlerle 6 katı artmış. Ha bu arada müjde bu akşamki benzine zam iptal olmuş. Harika haber ya. Akaryakıt ürünlerinde fiyat değişim iptali. Tam bak vatandaşın durumunu konuşurken tak diye geldi haber i̇şte, vallahi. Çok disiplinli almanın yararlarını görüyorsun. Hemen işte. Şimdiden reaksiyon gösteriyorum. Pazartesi zam olmuştu. Şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. 2022 tarihinden geçerli hemen, olmak üzere benzinde. Hemen şöyle söyleyeyim müsaade ederseniz. Bir dakika orada, şu haberi okuyayım ondan sonra. Tabii. Ben hemen şey yapayım. Tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde 2.25 olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranla düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir. Ben sana Onur dedim bunu da sen olmaz dedin. Ben indirim bekliyorum demiştim. Hatırlıyor musun? Yarın olur demiştin ama bak geceden oldu tak diye oldu güzel. Levent Hocam buyurun. Ahmet Bey şimdi onun sebebi biz konuşmaya başladığımızda petrolün varil fiyatı 118 dolardı. Biz konuşmaya devam ederken 112 doların altına sarktı. Öyle mi? Ha yeni tabii, yeni gelişme bu. Ben sizinle konuşurken bir yandan da canlı izliyorum petrol fiyatlarındaki hareketi. Bu Zelenski'nin bazı fedakarlıklar yapmaya hazırız açıklaması bugün çok etkili petrol fiyatları üzerinde. Ya, yani şöyle mi algılanıyor yani? Söylediği gibi çok Zelenski, disiplinli baktığımızda şöyle mi algılanıyor? Levent Hocam Zelenski bazı fedakarlıklar yapmaya hazırız dediği andan itibaren Putin Zelenski anlaşmasının ortaya çıkma ihtimalinin belirdiğini mi satın alıyor piyasa? Evet. Yarınki toplantıyı da unutmayın. Antalya'da o zaman belki bu işin şeyi kopacak yani. Esas onu diyorsun değil mi? Tabii ki. Orada çıkacak tabii belki. Ki. Antalya'nın önemi şu efendim. Ben çok özlerim. Şey bitirsin isterseniz ondan sonra Antalya'nın önemli evet. Bir katkısı. Ama şu bir daha söyler misiniz? Kaç liradan kaç liraya geriledi ya? Çok acayip bir gerileme o. Biz konuşmaya başladığımızda petrolün varil fiyatı 118.60 dolar civarındaydı. Şu anda son fiyatı söyleyeyim. Şu anda 112.19 dolara düştü. Onur bizim biz şeyleri yani hemen revize etmemiz lazım. Zaman dilimi içerisindeki düşüş.
Bu da tabii grafikleri de revize etmek lazım. 107 dolar diyor şimdi. Daha da düştü herhalde. Bu akşam yapılacak zamları Levent geri Hocam aldı. 107 dolara düşmüş şu anda. Bir daha bakar mısınız? Biraz daha konuşursak 100'e düşecek neredeyse. Şeye benzedi. Doların düşüşüne benzedi. Doların düştüğü akşama benzedi. Terminalden kontrol ediyorum. Tekrar hemen size Levent söyleyeyim. Levent Hoca da çok disiplin almanın yararını biraz önce şey yaptı. O da kendisi de enerji piyasası. Şu anda gram altın da fena çakılmış durumda. 970'leri gören fiyatlar şu an 930'lara kadar geriledi. Ben bu arada Antalya'nın bir şeyse kısaca önemini söyleyeyim. 109 dolardayız şu anda. Aşağı doğru iniyor, çok güzel. 109 çok iyi. Şimdi burada yani Antalya'nın etkisi olabilir mi? Olabilir. Bu? Antalya'nın etkisi aslında bizim için çok ben önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti açısından şöyle önemsiyorum. Şimdi şu anda yapılan ateşkes görüşmeleri, barış anlaşması değil, nerede? Brest bölümü, Brest-Litovsk anlaşmasında olduğu bu beyaz üstün hemen aşağısında sınıra yakın bir yerde yapılıyor. Şimdi iki, bir anlaşmanın olması için bir kere üçüncü tarafın olması lazım. Yani şimdi Beyaz Rusya dediğimiz, Belarus neyse ne dersek diyelim. Taraf aslında kimin tarafı? Rusya'nın tarafı. Net yani bariz. Bir kere Rus Silahlı Kuvvetleri, S-400 var, Su-35'leri var. Zırhlı birlikleri var. Dolayısıyla orada bir çok ciddi anlamda yani tarafların sadece orada yapılan şuydu. Karşılıklı ellerinde ne var onu görmeye çalıştılar. Ateşkesten öncesinde bu vardı. Yani o, Ruslar ne kadar ileri gitmek istiyor? Bunlar da ne kadarını verebilir? Sadece konuşmalar bunu Antalya. Söyledi. Şimdi Antalya'nın önemi şu. Bakın büyük anlaşmalar mesela nedir? Mesela Kıbrıs konusunda ne? Londra anlaşması. İşte Zürih anlaşması. Yani gidip de biz Atina'nın işte böyle mesela Meriç sınırında bir anlaşma falan olmamış yani. Üçüncü bir ülke. Şimdi bu üçüncü bir ülkede gidip bu Washington'da olamaz. İşte Amerika olamaz. Polonya olamaz. Eskiden hani şeydi Varşova Paktı dedi. Şimdi bu sefer NATO tarafında. NATO tarafında. Biz her iki tarafı iyi olduğumuz için Antalya'da olması bu da eğer barışta olursa bizim için yani gelecekteki şunu diyeceğiz. İşte bu hani biraz önce söyleyeyim işte Lozan Anlaşması gibi. Antalya Anlaşması. Güzel bir şey bu ve sıcak savaşın bitiren bir anlaşma olacak. Türkiye açısından. İnşallah. Ben bunu önemsiyorum. Yani petrol fiyatları açısından da önemli ama. Sinyaller öyle. Özgür Bey. Büyük Antalya Anlaşması diye adı o konsun yani. Şahane tabii. Bir şey yani. Biz çünkü. Ne? Her iki tarafa da eşit uzaktayız. Ben önemsiyorum. Çok önemli bir şey dediğiniz. Evet. Bir de o. Şeydeki sınırda yapılan görüşmenin niteliği de biraz düşüktü. Yani, kesinlikle. Yani katılımcıların temsil seviyesi tabii. Düşük. Burada en üst düzeyde bir temsil. Ama hemen sonuçta bir günde de son çıkmayabilir. Ona da hazır olalım. Ama sonuçta üçüncü tur, beşinci tur, belki ilk tur inşallah. Hani olmazsa onuncu tur neyse bir şekilde Antalya'da olması bizim... Başlangıcın burada kesinlikle. Olması. Çünkü biz bakın sadece hem NATO üyesi olmakla birlikte hem işte Rusya Doğu ülkeleriyle çok... İyi ilişkiler ama size bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Zelenski'nin açıklamaları petrol fiyatlarını bu kadar düşürüyorsa, piyasa bir barış umudunu satın almaya başlamışsa, bunun için eğer görüşülecekse, eğer bu iş bir masada bitecekse, Antalya çok uygun değil mi? Yani biraz oraya da umudu arttırmış oluyor kesinlikle gibi geldi bana. Zaten bunlar spekülatif farkı. Biraz önce ben onu ifade etmeye çalıştım. Yani şimdi Amerika almıyor azıcık petrolü, bir anda fiyatlar yükseliyor. Bir şekilde satılır o. Bileşik kaplar usulü var ya yani Rusya ona satmazsa ötekine satar. 3 dolar altına satar bir şekilde satar. Piyasa dengeyi bulur. Bu tamamen spekülatif anlamda artıyordu. Tabii bu şimdi yarın anlaşma olmaz gene artabilir o ayrı bir konu. Ama burada anlaşma konusu birazdan belki konuşacağız çok detaylı. Konuşacağız detaylı konuşacağız. Yani sadece beklentilerin dışında istekler de olabilir öyle söyleyeyim şimdilik durayım. Ben Antalya'ya ilgili tek bir cümle söyleyeyim Hakan Bey. Ben Antalya'yı önemsemiyorum çok önemsiyorum. Yeri gelince anlatırım sebebini. Abi yani, geri geldi anlatın buyurun. Peki. Şimdi bakın. Bir kere göstergeler, endikatörler çok önemlidir. O toplantıyı her şekilde Putin iptal edebilirdi. Bir bahaneyle bir şekilde önceden de adı konmuş olsa o toplantı iptal edilebilirdi. Ama o toplantı yapılacak yarın. Öyle gözüküyor. Yani şey, randevu öyle. O toplantıya Putin'in onay vermesi... Ve tabii mecburiyetten Zelenski'nin de katılması, daha doğrusu bakanını göndermesi. Üç açıdan çok önemli. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin prestiji bakımından çok önemli. İki, dünya ekonomisi ve piyasalar bakımından önemli. İşte görüyorsunuz. Aynen. Levent Hoca dedi, hala dedi. Havadisi bile işi değiştiriyor. Üç, Rusya ile Ukrayna bugüne kadar... O Belarus ya da Beyaz Rusya, biz Beyaz Rusya deriz Türkiye'de. Beyaz Rusya sınırında şekli buluşmaların dışında ciddi üçüncü bir ülkede, bu üçüncü ülke lafı da önemli. Doğru. O Özgür Bey de dikkat çekti. Çok önemli. Barışların çoğu böyle gelmiştir.
Hatta benim şöyle bir iyi niyet diye de bakabilirsiniz ama düşüncem şöyle ki yarın oradan çok ciddi bir barış sinyali çıkacak. Böyle bir barış sinyali bekliyorum. Çünkü göstergeler gerek oraya o toplantıya onay verilmesi, gerek Putin'in bunu başka bir ülkede yapamayacağını düşünmesi. Şimdi Hindistan'ı Çin'i seçse oralar Batı için soru işareti. Gerek Zelenski'nin açıklamaları. Zelenski'nin açıklamaları. Türkiye'nin bu konuda şu ana kadar savaşı reddedip ama tam tarafsız bir pozisyon almış olması. Ukrayna'ya yapılan saldırıları da tasvip etmediğini en kuvvetli şekilde söyleyerek, vurgulayarak. Tabii. Evet. Yani bence o konuda çok akıllı deklarasyonlar yapıldı. Ve bunun sonuçlarına Putin de muhtemelen şöyle bir çevresine baksa, ya burada Rusya'nın menfaatleriyle ilgili en dik duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti der. Avrupa'ya yani Beyaz Rusya'nın ötesine eski Varşova Paktı ülkeleri dahil hiçbirine güvenemez. Güvenemez. NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye rağmen. Yaptırımlara katılmayarak. Ama tabii Türkiye'nin NATO'daki üvey evlat muamelesini biliyor. O ayrı. NATO üyesi olarak yaptırımlara aynı. Katılmayarak. Dolayısıyla. Hani aslında Ukrayna işgalini Türkiye çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı kaç defa söyledi ya bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Aynen. Olmaz tabii, dedi. Tabii. Buna rağmen Putin'in Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmesi Putin'in de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun bir göstergesi. Doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, çok enteresandır, yeri değil belki ama bu olay var ya, bu Antalya, bu savaş, Türkiye'nin duruşu, gelişmeler filan. Başka bir zaman rakamları açıklarken söylerim, AK Parti'nin birkaç puanını bile oynattı. Sayın seyirciler, bir kez daha hatırlatıyorum, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişim iptali geldi. Yani bu ya Onur, bu şu demek değil mi? Zam geri alındı mı? He, yani zam yapacaklardı, zam yapmaktan vazgeçtiler. Yani nedeni de, şimdi nedenini söyleyelim. Ya biz bugün bu grafiği hazırladığımızda kaç liralık hazırlamıştın? 120. 120'lik hazırlamıştı. 120 idi. Levent Hoca dedi ki ya siz hani 120 dediniz ama şu anda önümde düşüyor fiyatlar dedi. 112. Hocam şu anda kaç oldu? 112'den de düştü mü acaba? 8. Şu anda 113.92. O bu civarda yani. Evet. Çünkü bir ara evet. 109'u evet. da gördü galiba. Evet. Yani burası da şey gibi, dolar gibi değil mi? İniyor çıkıyor yani 112. Şimdi bu kadar inince bugün yapılan zammı geri almak, zamdan vazgeçmek diyelim. Öyle daha doğru olur galiba. Zamdan vazgeçmek durumunda kaldılar. Abdülkadir, ne diyorsun bu? Mesela yeni indirimleri getirebilir mi? Yani mesela bu düşüş devam ederse, bir parça daha düşerse nasıl bir? Ya bizim derdimiz vatandaşın daha ucuza benzin alması, mazot alması. Bu sağlanabilir mi? Buna doğru gidilebilir mi? Ahmet Bey, işin doğrusu çok ihtiyatlı hareket ediliyor. Çünkü belirsizliğin çok yüksek olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu süreç içerisinde evet bir yaptırım kararı alındı. Yani bir yandan Rusya bir toprak savaşı sürdürüyor ama diğer taraftan Amerika bir ticaret ve ekonomi savaşı veriyor. Yaptırımlar devreye giriyor. İşte bunların süresi ne kadar, yıkıcı etkisi ne şiddette olacak, bu öngörülmeye çalışılıyor. Burada Amerika'nın da bir takım arayışları var, işte Venezuela ve İran'ı devreye sokmak gibi. Benim gördüğüm Ankara'da eğer bu düşüş olduğunda süratle bunu halka yansıtmak, zaten önemli bir bölümü de sübvanse ediliyor. Ama sübvanse edilmesine rağmen hala çok yüksek ve insanlar açısından çok yakıcı. Ama öngörülemeyen bir süreç olduğu için de ihtiyatlı hareket ediliyor. Şimdiden, yani örneğin şimdiden bugün Zelenski'nin bir açıklamasıyla. Petrol düşüyor aman işte birkaç gün sonra önemli miktarda indirim gelecek falan diyemem diyorsunuz. Yani çünkü yetkililer olaya evet. ihtiyatlı yaklaşıyorlar. Oynak bir piyasa. Şimdi Sayın Hakan. Belirsizliğin çok yüksek olduğu riskli bir piyasa. O açıdan ihtiyatlı hareket ediliyor. Ama şu anlayış var. Oradaki bir düşüş, burada piyasaya iki düşüş olarak yansıtılması yönünde bir çaba
söz konusu. Zaten bir bölümü sübvanse ediliyor. Ama yarın için, öbürsü gün için bir şey söylemeye şu açıdan erken, işte Zelenski'nin bir açıklaması petrol fiyatlarını dünya piyasalarında geri çekerken, yarın Putin'in ya da Biden'ın bir hamlesiyle farklı bir tablo olabilir. Çok doğru. Bu açıdan ihtiyatlı olmakta yarar. Doğru, doğru. Bugün için böyle ama yarın için tablo bambaşka olabilir. Ama umarız düşüş eğilimi sürsün, gelişmeler ona göre olsun. Çünkü düşüş eğilimini gerektiren gelişmeler, barışa doğru gidecek olan gelişmeler. Levent Hocam, pardon, buyurun. Kesinlikle. Şimdi Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının iki ana belirleyicisi var. Bunlardan bir tanesi uluslararası döviz cinsinden ortaya çıkan fiyatlar. Bir diğeri de döviz kuru. Yani Türk lirasının dolar karşısındaki seviyesi de bunda önemli. Yani petrol fiyatlarında bir çekilme olsa bile eğer döviz kurunda yukarı yönlü bir hareket gelirsek o akaryakıt fiyatlarına yansımayabilir. Dolayısıyla o otomatik bir sistem var. EPKİS sistemi üzerinden hareket ediyor. Dönem dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı da o yüksek fiyat artışları çerçevesinde Eşel Mobil sistemini uyguladı. Yani o akaryakıttan alınan vergiyi vergiden vazgeçerek son pompa fiyatını halka yansıtmıştı. Orada Hazine Maliye Bakanlığı alacağı vergiden vazgeçerek belirli sübvansiyonlar sağlamıştı. Ama bir süreden bu yana oradaki ÖTV devam ediyor. Akaryakıt üzerindeki ÖTV devam ediyor. Burada önemli bir konu, belki dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir konu da şu. Bugün İsrail Cumhurbaşkanı da Türkiye'deydi ve inanılmaz sıcak bir gündemle gelindi ve çok da iyi geçen görüşmeler çok var. Çok olumlu hatta geçti. İsrail Cumhurbaşkanı'nın, yani, bu da önemli. Şuraya bağlayacağım. Bugün Erdoğan'la İsrail Cumhurbaşkanı görüşmesi de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündeme gelmemesi mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavırlarında etkin olan İsrail eğer burada geleceğe yönelik olarak pozitif bir hava verdiyse ve bu da bir şekilde yavaş yavaş piyasalara yansıtıldıysa, yani biraz biliyorsunuz bu önce Fısıltı Gazetesi'yle başlıyor bu tarz üst düzey görüşmelerin içeriğinin yansıması. Bu bile çok etkili olmuş olabilir. Çünkü şöyle düşünün, bölgedeki iki önemli aktör bir süreden bu yana devam eden sıkıntılı süreci tersine çevirip Ankara'da çok üst düzey, en üst düzeyde bir görüşme yapıyor ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın tavırlarına, yani Herzog'un tavırlarına baktığınızda işte uçağı süsleyerek gelmesi, üzerine barış işbirliği yazması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutarkenki tavrı, bu beden dili vesaire de dünyada çok yakından takip edilir. Çok önemli. Şimdi buradan baktığımızda İsrail ve Türkiye arasındaki yumuşama ve bu görüşmeler dahilinde Ukrayna-Rusya arasında bir dengelenmeye yol açacak şekilde Amerika'ya telkinlerin çıkacağına ilişkin bir mesaj da varsa aralarda, işte o zaman bambaşka bir ortam görürüz yarın Antalya'da. Eğer Lavrov, yani Rus Dışişleri Bakanı yarın çıkıp temel meselelerde bundan sonra daha ciddi diyalog sağlayacağız derse bile çok hızlı biz enerji fiyatlarında aşağı yönü görürüz. Mesela burada Zelenski'nin açıklamaları çok önemli. Petrol fiyatlarını düşürür diyorsunuz bu. Bu öyle bir bu umduğunuz gibi gelişirse olaylar. Yani yarın Lavrov'un ağzından şunu duyabilirsek Sayın Hakan, yani yarınki görüşmelerden sonra Rus Dışişleri Bakanı şöyle bir şey der, şunu dese bizim için yeterli petrol piyasaları için. Biz bundan sonra bütün görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı seviyesinde sürdüreceğiz ve şu ana kadar geldiğimiz süreçte de Zelenski'nin olumlu açıklamalarını Zelenski'nin açıklamalarını olumlu buluyoruz dediği andan itibaren başka bir atmosfer görürüz. Kaça düşer zaten petrol? Yani çok çok hızlı 100 doların altını görürüz. Çok hızlı. Yapmayın ya. Çok ya, hızlı görürüz. O zaman yarın bayağı kritik ya. Gerçekten çok, çok acayip. Biliyorum, çok 100 doların altını görmesi çok demek. Ve ben sürpriz bekliyorum yani. Barış sürprizi. Evet. Yani bilmiyorum. Yani, açıkçası biraz Putin'in sürprizi olacak bu. Tabii Putin'in sürprizi ben olacak. Ben Putin'in kafasını, ben şeyi anlamadım ya. İsrail'le Türkiye'nin yakınlaşması, bugünkü gerçekleşen görüşmenin çok olumlu bir şekilde seyretmesi petrol fiyatını nasıl düşürecek ya, ben onu anlamadım tam ya. Ne oldu? Şöyle ya, bugün barış yani. Sayın Hakan, şöyle yani doğrudan petrol fiyatına etki eder anlamında söylemedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını etkileyebilecek ülkelerden birisi İsrail. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani bugün
Özellikle İsrail'in lobisinin DC'deki yani Washington'daki etkinliğini çok iyi biliyoruz. Onu anladım da Amerika'yı neye ikna edecek İsrail? Yani ne diyecek Amerika'ya? Yani Amerika'ya... Ukrayna'yı daha fazla savaşın içine çekme fikrinde geri adım attırma meselesi. Çünkü doğru. Bugün baktığımızda bölgede yanan bir ateşin Türkiye'yi hatta İsrail'i hatta Mısır'ı etkilememe ihtimali yok. Yani bu coğrafyalar yani, birbirine Levent çok etkili coğrafya. Olay şu. Şimdi biz Putin'in saldırganlığını konuşuyoruz. Putin saldırdı, savaş başladı diyoruz haklı olarak. Tek yani birincil derecede sorumlu olarak Putin'i gösteriyoruz ama savaşın devam etmesi, barış masasının bir türlü kurulamamasının bir tarafı da Rusya'ya diz çöktürmeyi amaçlayan Amerika. Yani Ukrayna'yı hiçe sayıp Rusya'ya diz çöktürmeye çalışıyor. Bu da savaşın devam etmesine yol açıyor. Bu anlamda diyorsunuz yani siz değil mi? İsrail'in filan devreye girmesini. Tam olarak bu anlamda söylüyorum. Savaşın başladığı andan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın tutumuna baktığımızda savaşı durduracak şekilde hareket etmediklerini, tam aksine savaşın dozunu artıracak, hatta Rusya'yı daha agresifleştirecek şekilde adımlar attıklarını görüyoruz. Burada ben Rusya haklı, Putin haklı böyle bir şey söylemiyorum. Yani bebekleri öldüren bir ordunun başındaki kişi haklı olamaz. Yani savaş tabii. Başlatan, çocukları öldüren, anneleri öldüren, evlatları öldüren bir ülke haklı olamaz. Kesinlikle bunu söylemiyorum ama işin diğer tarafına baktığımızda da Batı dünyası savaşı durdurmaya mı çalıştı, savaşın dozunu artırmaya mı çalıştı? İşte bunu da çok dikkatli bir şekilde takip ediyor olmamız lazım. Evet, doğru. Bana sorarsanız buradaki durum şu. Barışın tek umudu şu anda Türkiye. Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya geriliminde, savaşında barış masasını, yarınki barış masasını kurarken, tesis ederken, bugün İsrail Cumhurbaşkanı ile beraber pozitif bir atmosfer çıkardıysa yarın Antalya için, o zaman başka bir süreç görüyor olacağız. Bu çok önemli. Yani İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki, Amerika Birleşik Devletleri politikaları üzerindeki etkisini göz ardı etmeyelim mi hatırlatmaya çalışıyorum. Peki. Bir şey soracağım size. Diyelim ki işler şiddetlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu petrol meselesini gündeme getirmesine karşı Putin de dedi ki ya ben artık Avrupa'ya gaz vermiyorum. Bu yaptırımlar falan bunlar bana resmen savaş ilanıdır. Kesiyorum gazı diyebilir mi? Demeyecektir. Şöyle Avrupa ile ayrı, Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı götürüyor Rusya işi. Çünkü ikisiyle olan süreci çok farklı enerji tarafında. Tabii Avrupa Birliği de bu Putin'in bunu demesini engellemeye çalışıyor aslında bir taraftan. Ne yaparak? Çünkü Avrupa Birliği... Efendim? Ne yaparak engellemeye çalışıyor? Örneğin doğalgaz ticaretinin yapıldığı, ücretinin ödendiği bankaları Swift yaptırımlarına alınmaması. Yani Swift'ten çıkartılmaması meselesi. Her türlü Zelenski'nin çağrılarına rağmen petrol ve doğalgaz yaptırımlarına Avrupa hiçbir zaman tek kelime etmedi. O mesele önemli. Burada tabii kritik olan konu şu. Avrupa Birliği'nin toplam Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığı %40-42 seviyelerinde görünse de bazı Avrupa ülkelerinin bağımlılığı %100, %95, Oo. %90. Yani orada çok inanılmaz bir denge var. Peki, yani o dengeyi Avrupa Birliği gözetmek zorunda. Yani Putin gazı keserse zaten kendisi de zarar eder değil mi? Bir de işin o kısmı var. O kesin ama ben size şunu söyleyeyim. Yani çok iddialı söylüyorum bunu. Çünkü ekonomi güvenliği literatüründe ekonomik yaptırımlar meselesi son derece önemli bir politika aracıdır. Ama bugüne kadar ekonomik yaptırımlarla sonucun değiştiğine ilişkin elimizde örnek sayısı çok az. Dolayısıyla bu ekonomik yaptırımlar, yani Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar bumerang gibi dünya ekonomisinin geri kalanına dönüyor. Petrol fiyatları üzerinden, doğalgaz üzerinden, ham maddeler üzerinden. Ulan bize yani oluyor bu... ya daha çok. Yani. Evet, yani dolayısıyla burada şunu söylememiz lazım. Putin gazı kesmek istemeyecektir. Avrupa'ya giden gazı kesmek istemeyecektir. Bununla birlikte Avrupa'da kendisine gelen gaz akışının durmasını istemeyecektir. Zaten ya, bu Levent gaz hocam, meselesi bir dakika. Olmasaydı... O zaman biz şöyle bir şey diyorduk. Rusya-Ukrayna savaşı bir enerji savaşına dönecek diyorduk. Dönmüyor o zaman. Onu söyleyebiliriz herhalde. Dönmüyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bir büyük enerji savaşına dönüşmüş durumda diyebilir miyiz bu savaş için?
Ya burada enerji savaşını literatürde şöyle tanımlarız. Enerji kaynaklarını ele geçirme meselesi olarak tanımlarız. Yani işte bu bizim Birinci Dünya Savaşı'nda Orta Doğu petrolleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Hazar'a yönelik operasyonlar, işte bunlar enerji savaşı şeklinde tanımlanabilir. Ama enerjinin silah olarak kullanılmasını kastediyorsanız eğer, evet, zaten 2006'da, 2009'da, 2014'te Putin doğalgazı Avrupa'ya karşı silah olarak her zaman kullandı. Dönem dönem İran'ın doğalgazı Türkiye'ye silah olarak kullanması gibi. Ya bu elinizde bir enstrüman var ve önemli bir emtia var. Bu emtia, bu emtiayı sattığınız ülke buna çok bağımlı. Dolayısıyla bu emtiayı göndererek, az göndererek, fiyatını artıracak hareketler yaparak karşı tarafın tavrını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani enerjinin silah olarak kullanılması meselesi bu. Diğer yandan şunu söyleyeyim. Yani biz maalesef bu savaşın tarafı olmasak da yaptırımlar konusunda çekingen davransak da, yaptırım uygulamayacağımızı söylesek de, her iki ülkeye yakın hareket etsek de, yani dengeli bir politika geliştirmiş olsak da, işte bu yaptırımlar meselesinden en çok dünyada etkilenen ülkelerden bir tanesi olduk. Şimdi şöyle, şunun da altını çizerek bitireyim müsaade ederseniz. Şimdi biz Ukrayna'da bebekler, anneler, çocuklar hayatını kaybederken ekonomi konuşuyor değiliz. Hani oradaki insanlık dramını asla başka bir şeyle kıyaslıyor değiliz. Ama dünyanın geri kalanında bu savaş yüzünden, bu savaşın tarafı olmadığı halde satın alma gücünün düşmesi, artan petrol fiyatları, biz bugün hep enerjiyi konuştuk ama buğdaydaki fiyat artışları da %50'ye yaklaştı. Ayçiçek yağını biliyorsunuz, ayçiçek yağındaki fiyat artışları çok yüksek, bitkisel yağlardaki fiyat artışları çok yüksek. Bu savaş yüzünden dünyanın geri kalanındaki, savaşa taraf olmayan ülkelerdeki aileler satın alma gücü düşerek ve belirli emtialara erişiminin önünde problemler oluşarak olumsuz etkileniyor. Ya bu bir insanlık şeyine dönüştü, dramına dönüşüyor zaman içerisinde. Doğru. Anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Yani ekonomi güvenliği neden önemli? Ekonomi güvenliğinin içerisinde yaptırımların yeri nedir ve barışın her şeyden üstün olduğunun en önemli göstergesini biz Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın ile bu sürecinde görüyoruz. İşte peki, belirttiğim gibi bir gıda fiyatlarını da göz ardı etmeyelim. Sadece enerji değil mesele. Bir şeyi soracağım. Bu az önce bir olumlu tablo çizdik. Ya şöyle olursa, işte Antalya'dan şöyle bir Lavrov şöyle bir açıklama yaparsa 100 doların altına düşer petrol filan dediniz. Eğer öyle bir şey olursa Türkiye'deki benzin ve mazot fiyatları da iner mi? Tabii 100 doların altına indiği anda, mesela 118 dolardan 112'ye çekildiğinde o 2.25'lik motorin zammını hemen geri çekti Epkis. Şimdi 112'den de 100'ün altına indiği zaman tabii geri çekilme olacak. Orada ama tabii dolar TL dengesi de önemli. Yani dolar TL değeri de önemli. Çünkü biz ithal ediyoruz tamamını. İthal ettiğimiz için fiyatlama dolar üzerinden. Türk lirasına çevirirken de döviz kuruna bakıyoruz. Yani döviz kurunun bu seviyede sabit kaldığını düşünürsek eğer, ön kabulümüz döviz kurunun işte 14.60'da sabit kaldığı olursa, petrol fiyatı da 112 dolardan 100 doların altına düşerse çok ciddi akaryakıt indirimlerini göreceğiz. Çünkü burada otomatik bir sistem var. Yani hani burada bir insan oturup hesap makinesiyle hesap yapmıyor. Çok ciddi çalışan otomatik bir sistem var. O otomatik sistem dünyadaki benzin ve motorun fiyatlarını döviz cinsinden fiyatlayıp Türk lirasına çevirerek o ÖTV ve KDV'yi üzerine koyup bayi karlarını belirlenen, EPDK tarafından belirlenen bayi karlarını da üzerine koyarak pompa fiyatını belirliyor. Her il için ayrı olmak üzere. Dolayısıyla orada otomatik sistem hızlı bir şekilde fiyatları da aşağı çekecektir. Aslında bu akşamdan itibaren geçerli olmak üzere, daha doğrusu 10 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 0.79, motorinde de 2.25. Ya motorine de amma zam geliyor ya. Benzinden daha fazla zam geliyor. Enteresan. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur diye duyurusunu yapmışlardı. Fakat bu uluslararası küresel piyasadaki petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu artıştan vazgeçtiler. Yani benzin zammı bugün 10 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Yani yarın sabahtan itibaren geçerli olacak. Benzin zammı gerçekleşmeyecek. Bu arada bir vatandaşımız da bize haber göndermişti. Artık onun da bir hükmü kalmadı değil mi Onur? Kaldı mı?
Ya şöyle adam gidiyor istasyona, benzin istasyonuna, bana benzin ver diyor. O da diyor ki 500 liralık verebilirim ancak diyor. Zam gelecek ya, yarın zamlı fiyatta satacak yani. Sınırlıyor satışı. Böyle ya bu yasak değil mi Levent Hocam? Böyle bir şeyler hemen yapmak. Hemen EPDK'ya şikayet etsin. Yani bunu belgelendirerek hemen EPDK'ya işte şikayet etsin. EPDK bu konularda çok sert. Gerekli yaptırımı derhal uygular. Ya bu arada Levent Hocam. Şey, çok özür dilerim, bir şey söyleyeyim. Şunu şeye bakalım ondan sonra söyleyeyim. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim. Hayır. Şikayetle ilgili şöyle. Hayır, söyleyin. Buyurun. Sadece benzin değil, herhangi bir konuda devletin şunu yapması lazım. Şimdi mesela bir yerim bir malzeme aldınız, kullandınız, kaleminiz arıza çıkıyor. Tüketici mahkeme yok, ara bulucu, oraya git, işte dilekçe yaz, onu yapmıyor. Yani bir basit maille, artık devir dijital devir yani, bir maille bu işin çözebilmesi lazım. Öteki ya türlü... bu vatandaşımızın adı, soyadı, yaptığı iş, her şey bizde kayıtlı var. Akaryakıt aldığı, yani benzin aldığı istasyon, her şeyi yazmış. Siz diyorsunuz ki bu vatandaşa devlet bu şikayeti etmenin pratik... Çok basit bir yolu olacak. Basit bir mail, dijital bir ulaşım olsun diyor. İhbar attığı neyse, yani bütün ihbarlar için ama. Sadece bu sahtekarları da tabii gereken cezada verilir, o ayrı bir konu. Ama samimiyetle ismini soyadını, olayı tam anlatan hemen bunu incelemesi yapacak. En ağır şekilde neyse cezasını alması lazım ki caydırıcı olsun. Tabii. Yoksa o şimdi İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini konuşacak mıyız? Evet evet. O şimdi zam gelecek diye, zam gelecek diye bunu yaptı. Halbuki zam da gelmedi işte. Bak yani yaptığı da yanına kar kalmadı yani. Aslında ya, şeyi anlamadım ben. Suç mu yaptı Levent Hocam? Tabii ki yani orada öyle bir kısıtlama yok. Yani bazen marketlerde de şunu görüyoruz ya, bazı zincir marketlerde işte ayçiçek yağını satarken sadece bir tane alabilirsiniz diye oraya bir şey yapıştırıyorlar. Sosyal medyada görebiliyorsunuz. Zaten onu o spekülasyonları arttırdı büyük yapamaz ölçüde. Onlar algıyı bozmaya yönelik hareketler. Yani sonuç itibariyle akaryakıt istasyonlarında da şöyle bir sistem var. Yani orada çalışan bir yazılım var. İçerideki benzin, motorin işte LPG miktarını sistem takip ediyor. Belirli bir noktaya geldiği zaman otomatik olarak zaten sistem merkeze haber gönderiyor. Siz orada otururken ikmal tırı geliyor. Yani orada oradaki pompacının verebileceği bir karar değil bu. Yani sana 400 liralık satarım, 500 liralık satarım. Böyle bir karar veremez, böyle bir uygulama yok. Bu net bir şekilde bu işin usul esaslarına ve yönetmeliğine aykırı. Dediğim gibi yani o vatandaşımız bunu belgelendirdiği takdirde EPDK çok ağır yaptırımlar uyguluyor söz konusu petrol istasyonlarına. Bunu mutlaka yapacaktır. Yani bu ama şeye giriyor herhalde. Lazım. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Fırsatçılığa giriyor belgelendirmek galiba. Belgelendirmek önemli. Fırsatçılığa yani girer bu değil mi? Stokçuluk olabilir. Stokçuluk mu kamera görüntüsü olabilir. Yani bunu belgelendirmek önemli. Değilse yani herkesle ilgili bir şey yapabilir. Yani tabii belgelendirecek tabii ki. Veya şikayette bulunur. Hani onun ucu kaçar. Dolayısıyla belgelendirerek yapmak lazım. Fırsatçılığa girer bu değil mi? Hakan Bey de stokçuluk dedi. Tabii stokçuluk yani fiyatların artacağı beklentisiyle elinde satılabilir olan malı piyasaya sürmemek bu. Yani şu anda bir otomobilin deposu 1000 liraya doluyorsa eğer ben sana 500 liralık veririm daha üstünü vermem demek doğrudan stokçuluk işte malın fiyatının değerleneceğini öngörerek elinde olan malı piyasaya tüketiciye vermemek. Ya Onur EPDK başkanıyla da bir konuşsak bağlayabilecek miyiz? Bağlayacağız tamam. EPDK başkanı da bağlanacak. Reklamdan sonra bir konuşalım onunla bu şeyi zammın iptalini biraz konuşmak istiyorum. Şimdi Kiev'de Rus ordusu tamamen biz pazartesi akşamı sizinle konuştuk. Siz de biliyorsunuz sarmış durumda şehri. Yani ablukayı aldı. Ablukayı almış durumda. Kiev şehir kameralarında Kiev şehir kameralarına bir bakalım. Değil mi Onur? Şu an Rusya'da ne oluyor? Ha bu işte şehir kameraları dediğimiz bu. Bir tam ekran gelse ya tam göremiyorum ya. Bunlar değişik yerler değil mi? Şu aydınlık yer meydanı Kiev'in meydanı. Tam bir sessizlik hakim. Diğer karanlık yerler şehrin diğer bölgeleri, bir tanesinde bir araç geçiyor. Böyle hani o kadar ki bir aracın geçişi bile
büyük bir hareketlilik gibi algılanabiliyor. O derece sessizlik hakim. Tam böyle dedim. İkinci bir araç daha geliyor oradan. Kiev şehir kameralarından Rusya ordusunun kapısına dayandığı Kiev'den manzaralar. Sessizlik hakim. Çok enteresan. Bir büyük saldırı bekleyen şehir burası. Özgür Bey, öyle değil, böyle değil. Bu cümlem doğru mu? Doğru ama ben hemen yakın zamanda olmayacağını hep iddia ettim. Çünkü askeri harekatın hedefinden çok tabii merkez siyasi hedef olarak burayı almış durumda. Yani Zelenski'yi. Sonra bırakacaktır. İşte abluka bunun olaya yaklaştığının ibaresi. Abluka bıktırma amaçlı mı? Muhtemelen ama ben hala şimdi bu hani yarın Antalya görüşmesiyle koordine alacak şekilde olursam şimdi Kırım ve Donetsk'i Zelenski diyelim ki gözden çıkarttı. Ama şu anda o karar noktasını geçti Ruslar. Yani bence elini biraz daha büyüterek işte Dinyeper'in doğusu yani Donetsk'te Kırım arasındaki o bağlantı Azak Denizi'nin de arasındaki alacak. Aynı zamanda pazarlıkta onları da tabii, talep. Aynı zamanda belki Odessa bu anlaşmazlıktan sonra harekat hızlanacak. Odessa istikametine doğru da harekat düzenleyecek. Ve bu arada da Kiev'i sıkıştırmaya çalışacak. Ama bunu nasıl? Bunu konuşacağız Özgür Bey. Ben bu arada Kiev'in yeri yanlış. Onu da ben açıklayacağım haritada. Yani hayır, haritada anlatmanızı isteyeceğim zaten. Evet. Ben genel durumu da anlatmaya çalışacağım ama şu şeyin, görüntülerin enteresanlığına dikkat çekmek istedim. Yani şu anda burada bir aydınlık, sadece tek bir meydan var. Diğer her yer, şehrin bütün kısımları kapkaranlık, karartılmış. Arada da bir orası neresiyse artık oradan da zaman zaman araçlar geçiyor. Bu ne demek? Yani bunu anlatır mısınız bize Özgür Bey? Burada ne oluyor şu anda? Şimdi bir kere tedrici olark bir sivillerin bir kere dışarı doğru tahliyesi, kaçışı ne dersek diyelim devam ediyor. Yani abluk altına alınmış ama çıkış yolu küçük yollardan çıkış birkaç noktadan çıkış serbest. Bu sivil tahliye. Çünkü sivil tahliyesi demek taarruz edenin yani burada işgalcinin işini kolaylaştırır. Bu birincisi. Bir dakika, bir dakika bekler misiniz? Buyurun, ne demek? Mücahit Kiev'de. Tamam. Mücahit Topçu. Geri mi döndü? Ya Mücahit sen, biz seni pazartesi akşam uğurladık. Arabayla gittin ama tekrar Kiev'e döndün. Şu anda da o meydandasın galiba, yine aynı yerdesin. Biz burada diyoruz ki hani böyle fırtına öncesi sessizlik devam ediyor diye yorumluyoruz. Sen ne diyorsun, senin yorumun ne? Ahmet Hakan, evet, biz de pazartesi günü aslında Kiev'den ayrılırken öyle bir sessizlik vardı. Acaba o gece girilir mi, Rus askerleri başkent Kiev'e ilerler mi diye beklerken iki günü Kiev dışında geçirmeyi tercih ettik. Baktık ki Rus askerleri gelmiyor, biraz daha durum sakinleşmiş. Biz de tekrar yeniden Kiev'e gelmiş olduk ve bugün itibariyle aslında durumun sakin olduğunu ifade edebiliriz. Tabii Rus askerleri artık Kiev'in kapısına dayanmış durumdalar. Sadece bir bölgeden değil, önceden kuzey ve kuzeybatı bölgesinden ilerleyişlerine devam ediyor diyorduk. Ama artık batı bölgesinden de artık Kiev-Lviv yolunu, o otobanı, M06 denen otobanı da kapatmış durumdalar. Birçok noktada siz nasıl gittiniz oraya? Ulaşım da yok, yani ancak güney üzerinden, güney hattan gidilebiliyor. Dönüşü nasıl yaptınız siz? Siz nereden gittiniz oraya tekrar? Geldiğiniz yerden mi yoksa başka bir yol mu denediniz? Dönüşü tren yolculuğuyla yaptık. Yani yaklaşık 6-7 saat süren bir tren, normal şartlarda 6-7 saat süren bir tren yolculuğumuz 12 saatte geldi. Biraz tren de tabii yolu farklı bir şekilde rotadan çizmiş durumda. O yüzden süre de bir hayli uzadı. 12 saatte Lviv'den tekrar Kiev'e geldik. Peki Kiev'de bıraktığımız gibi Kiev mi diyorsunuz, başka bir şey mi diyorsunuz? Aslında başka bir şey, yani bıraktığımız gibi değil. Bıraktığımızda marketlerdeki raflar boştu, sokakta insanlar artık görünmez haldeydi ama bugün geldiğimizde bir hayli Kiev'in
daha canlı olduğunu fark ettik. Yani vatandaşlar artık o savaş psikolojisinden biraz bunalmış gibiler. Dışarıda çıkmaya, dolaşmaya devam ediyorlar. Marketlerdeki o raflar yeniden dolmaya başlamış. Marketler, birkaç market açılmaya başlamış. Yani dükkanlar açılmaya başlamış. O ilk korku anından, psikolojiden kurtulmuş gibi. Yani ben bunu biraz o koronavirüs salgını dönemine benzetiyorum. İlk başlarda 100 pozitif vaka olduğunda aman ne yapacağız, maske, mesafe, hijyen derken artık 2 sene sonunda 100 bin vaka olsa da aman canım ne olacak düşüncesi hakimdi vatandaşlarda. Biraz Kiev'deki vatandaşlarda da o ilk korku, tedirginlik, panik hali kalkmış durumda. Biraz daha sokağa çıkmaya başlamışlar, biraz daha görünür olmaya başlamışlar, biraz daha hayata karışmaya başlamışlar. Muhtemelen artık o sığınaklarda ya da bulundukları metro istasyonlarında geceyi geçirmiyorlar. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim. Önceden siren sesi çaldığında güvenlik güçleri, polis ekipleri, askerler hemen böyle dışarıda bulunan insanları böyle yeraltı çarşılarına, alt geçitlere ya da metro istasyonlarına gitmelerini yönünde uyarı söylerlerdi, uyarıda bulunurlardı. Ama bugün mesela öğle saatlerinde 2-3 defa siren sesi çaldı. Ne polis vatandaşları yeraltı çarşısına inmeye zorladı ya da metro istasyonuna yönlendirdi, ne de vatandaşlar öyle kendi istekleriyle alt geçite doğru yöneldiler. Gayet normal bir şekilde caddede, hemen arkamdaki bu bağımsızlık meydanında yürümeye devam ettiler. Peki. Hatta bugün oldukça ilginç ve de güzel bir şey de oldu aslında. Siren sesleri yerine bugün burada Bağımsızlık Meydanı'nda, Özgürlük Meydanı'nda Kiev Orkestrası bir konser verdi. Mini bir konser verdi. Böyle o da insanların, Ukraynalıların, Kievlilerin moral motivasyonunu oldukça neşelendirdi. Pardon, sokakta Rus bestecilerden çaldılar vatandaşlar mı? O konseri dinlemeye geldiler. Zaman zaman Ukrayna aleyhinde sloganlar attı, lehine sloganlar attılar. Ellerinde Ukrayna bayraklarıyla birlikte o psikolojiden yavaş yavaş sıyrılmaya başlamış gibi görünüyor. Belki duymuş halk olabilir. Biliyor Avrupa mu? Bile yasakladı ya Rus bestecileri. Ya bize şu meydanı bir gösterebilir misin? Nerede tam olarak o konser verildi? Bir, Hakan Bayrakçı diyor ki o ayrıca konserde Rus bestekarlardan da çalan oldu mu diyor. Olmamıştır. Yani klasik batı müziği konseri miydi? Hiç sormak aklımıza gelmedi. Yani öyle bir bilgim yok açıkçası ama Kiev tamam. Orkestrası'nın içerisinde Ruslar var mı? Emin değilim. Eğer varsa bütün orkestra buradaydı. Bir göstersene onun görüntüsü varsa ya. Hem Ukrayna milli marşını çaldılar, hem de Ukrayna'nın yöresel müziklerini bu çaldılar. Şu anda o heykelin hemen, melek heykelinin olduğu yerde konser orada gerçekleşti. Vay vay vay. Peki siren sesi geldiğinde orkestra elemanları hemen enstrümanlarını toplayıp bir yerlere gitmediler mi ya? Nasıl, savaşın göbeğinde müzik ziyafeti nasıl oldu? Ya siren sesi önce çaldı aslında. Normalde oraya hiç çıkmamaları gerekiyordu. Ama çıktılar, konser verdiler. Orada yerli... Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi Levent Hoca ayrıldı mı ya? Burada mı? Tamam. Hocam, şeyi soracağım. Levent Hocam, şu bir son duruma bakar mısınız ya petrol fiyatlarında? En son kaç hemen, demiştik? Hemen söylüyorum. 111,94 dolardayız. 111, ha, düşmüş biraz daha. Evet, 111,94. Şimdi EPDK Başkanı şu anda telefonda hazır. Hazır mı? Mustafa Bey, Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanı, Enerji Piyasası. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar, merhaba. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Ya EPDK Başkanı olarak bu akşam zam yapacaktınız, yapmadınız. Şimdi önce şunu tavsiye edelim, biz herhangi bir zam falan yapmıyoruz. Bakın orada Levent Hocam tüm ayrıntılarıyla anlattı. Levent Hocam hakikaten, Levent Hocam'ın diyeceğin üzerine bir şey diyemeyiz.
Bizim piyasa tamamen serbest bir piyasa. Ve İtalya'nın Cenova kentinde oluşan işlenmiş akaryakıt ürünleri baz alınarak tüm dünyada böyledir. Her ülkenin de kendi bir takım dinamikleri vardır. Bir takım enstrümanlar vardır. İşte ÖTV'sinden işletme giderleri, bayi karları, dağıtım, rafineri karları, şu bu falan. Onlar eklenerek bizim formülasyonumuz çok şeffaf. Hakikaten herkes bilir. Ama bir de bazen işte bir sendikamız var. Maalesef üzerine düşmeyen sabahleyin başlıyor. Halbuki bu akaryakıt fiyatları, uluslararası fiyatlar, işte Levent Hocam da çok iyi biliyor. Saat bu 7.30 ve gece Türkiye saatiyle gece 22'de de net belirlenir. Gündüzden tahminde bulunuyorlar. Ama işte bugün keskin bir düşüş oldu. Şimdi o düşüşe göre biz yine karışmadık. Biz fiyatları yalnızca takip ediyoruz. Bizim bu işleri takip eden tarife dairemiz var ve orayla ilgili uzmanlarımız, grup başkanlarımız devamlı bunu takip ederler. Ve herhangi bir fiyat oluşumuna aykırı bir hareket gördükleri takdirde de müdahale ederiz. Peki. Bugün şirketler bunu görünce, biraz önce Levent Hocam da anlattığı gibi, şimdi bunu görünce hakikaten zam ihtiyacı kalmadı. Ya bir dakika Mustafa Bey, şunu merak ediyorum ben. Bir açıklama geldi. O açıklama nereden geldi bize Onur? O açıklama dağıtım şirketleri ve TÜPRAŞ'tan geldi diye. EPGİS'ten geldi. Bizden EPGİS gelmedi. EPGİS. Hayır, EPGİS. EPGİS'te herhangi bir yetkili, bu sendikanın başkanının akaryakıt istasyonu bile yok Ahmet Bey. Peki. Maalesef. Siyasi manipüle ediyor. Bir dakika, siyasi yanlış yönlendiriyor. Peki bu, olduğu rekabet hukukuna da aykırı. Bir takım şirketlerin sırlarını da ifşa edecek ve tüketiciyi de yanlış yönlendiren bir hareket. Peki Mustafa Bey, benzinde 0.79, motorinde 2.25 olarak yapılan zamlar, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda... Hayır, zam yapılmadı Ahmet Bey. Bak bunu tavsiye ediyorum. Lütfen. Zam gece 12'den sonra, 24'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tahmininde bulunuyorlar. Ha. Şimdi bunu sabahleyin bakarak diyor ki ama bu EPGİS denen sendika maalesef yani diyor ki zam gelecek kesin bir dille. Bugün akaryakıt şirketleri de, TÜPRAŞ'ı da, uluslararası piyasada düşüşü görünce dediler ki böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Biz karışmadık. Ama biz takip ediyoruz, görüyoruz onu. Peki o zaman şöyle mi oluyor Mustafa Bey? Yani ortada zaten böyle bir motorinde 2.25, benzinde 0.79 falan diye bir zam yoktu. Onlar... Zam kararı yoktu, böyle bir beklenti vardı. Beklenti var. Evet, böyle bir zam yoktu, böyle bir beklenti vardı. Saat işte gece 22'de de netleşecek... Bu akaryakıt fiyatları fakat biraz önce işte Levent Hocam dedi ciddi bir şekilde düşüş oldu. Kaldı ki bazen de şöyle bir şey oluyor. Ham petroldaki düşüş işlenmiş akaryakıt ürünlerinde aynı oranda da düşmeyebiliyor. Ha, o yani da var. İşlenmiş ürün derken biz beyaz akaryakıt ürününe diyoruz. Motorin ve benzine diyoruz. Bu fiyatlar Cenova'da uluslararası bunun bir pazarı var. Mustafa Bey biz şöyle görüyoruz. Petrol fiyatları düşerse bizdeki benzin fiyatları da düşer diyoruz. Elbette düşer ama aynı oranda da olmayabilir. Gecikmeli de olabilir. Bu. Gecikmeli de olabilir. Peki bu saat 22'de bir fiyat mı belirleniyor? Ne oluyor? 22'de ne çıkacak? Bu, uluslararası fiyatlar var. Uluslararası fiyatlar var. Bu aşamalar var. İşte diyelim ki 7.30'da da bunu 19.30'da da görüyoruz. Sesinizi alamadım Ahmet Bey. Siz niye 22 dediniz o zaman? 22'nin anlamı ne? Ya şimdi 22'de de görüyoruz fiyatları. Oradaki saat dilimlerinde oluşan akaryakıt fiyatları var. Uluslararası oluşan akaryakıt fiyatları var. Onu görüyoruz. 22'de de görüyoruz, 19.30'da da görüyoruz. Peki. 19.30'dakiyle dünkü oluşan fiyatlar farklıydı. Çok iyi anladım. Daha doğrusu yani fiyat değişimini gerektirecek bir şey olmadı. Ama gündüzden şöyle tahminlerde bulundular. İşte EPGİS. Sabahleyin yüksekti. Bu zam gelebilir dendi. Tabii biz de seyrediyoruz. Yani zam
22'deki veya 19.30'daki fiyatları görmeden kesin bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için etkis böyle bir ön alıyor yaptığı da hukuken yanlış ve biz bununla ilgili zaten savcılara da suç duyurusunda bulunduk. Rekabet hukuku açısından da yaptıkları son derece yanlış. Bir sürü insanları akaryakıt istasyonlarının önüne yığıyorlar ve maalesef bunu gören ciddi bir ulusal kanalımız da yani çığırtkanlık yapıyor tabiri caizse. Yani bu fiyatı zammı geri alın diyor. Yapılan bir zam yok. Ve bu zammı da biz yapmıyoruz. Uluslararası alanda belirleniyor. Uluslararası bunun bir formülü var. Ama maalesef EPDK zam yaptı. EPDK zammı iptal etti. Yok böyle bir şey. Mustafa Bey, Hakan Bayrakçı size bir soru sormak istiyor. Buyursun Hakan Bey. İyi akşamlar Sayın Başkan. İyi akşamlar. Sağ olun Hakan Bey. Olayı güzel anladık. Yani net izah etti. Ben bir şey merak ediyorum. Şimdi son bir aydır yani bu savaş döneminde ve işte pandemide de kısmen başladı. Zam yapılacaktı, yapılmadı, iptal edildi şeklinde 2-3 akşam haber aldık, duyduk. Kaynağı her ne kadar sizin izah ettiğiniz gibi yanlış olsa da. Fakat şunu duyabilecek miyiz bir gün? Petrol, ham petrol fiyatları düştü. Türkiye'de de işte benzine veyahut işlenmiş petrole petrolde fiyat indirimi yapıldı. Bu havadisi duyma ihtimalimiz var mı? Var. Şimdi diyelim işte biraz önce Levent hocamın da dediği gibi biz de takip ediyoruz. Uluslararası petrol fiyatları düştüğü takdirde işte geçen sene Ahmet Bey bir şey bilgi verdi. Dedi ki işte 2020'de Mart ayında akaryakıt petrol 20.25 dolardı. İşlenmiş ürün 5 liraydı. 5.35'ti benzin. Şimdi oldu 2 lira civarında. Geri eğer oraya düştüğü takdirde elbette düşecek. O da otomatiğe bağlı yani. Elbette otomatiğe bağlı. Yani bu dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Market olayı gibi değil yani. Değil. Evet. Tabii Hakan Bey maliyeti aynı. Dolayısıyla elbette düşecek. İşte geçen sefer 2 gün önce oldu. Hakan Bey 2 gün önce oldu. Fiyata zam geldi. Ertesi gün düşünce tekrar düştü. Sonra geri yükseldi. Tamamen bu işte Ukrayna Savaşı'ndan da kaynaklanan akaryakıt ürünlerinin ciddi oranda zamlanması. Çünkü biraz ürün kısıtında da ürün tedarikinde de sıkıntı yaşanabiliyor bazen. Evet. Uluslararası alanda. Çünkü neticede Rusya ciddi bir şekilde de tedarikçi, dünyanın tedarikçisi. Evet. Dolayısıyla oralardaki bu navlunlar, gemi nakliyeleri bunların hepsi süreci etkiliyor. Hayır, aydınlattınız. Biz de memnun olduk. Vatandaş da aydınlandı. Bunu şunun için sordum. Şimdi kesinlikle mesela hükümet bir tedbir alıyor. KDV'yi düşürüyor. Bilmem neyi düşürüyor. Bir çaba sarf ediyor. Bakıyoruz marketlerde çıt yok. Hepsi 1 lira indiren yok. Ya 1 lira fiyat düşüren yok. Ha bu tür bir inisiyatife bağlı değil diyorsunuz bazı kişilerin. Hakan Bey biz onu hakikaten ciddiyetle takip ediyoruz. Bakın şunu da duydum. Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal veriliyor bize. Biz bunların hepsini otomasyonla görüyoruz ve bu eylemi yapan akaryakıt istasyonlarının hakikaten canını yakıyoruz. Ve bir daha onu yapmasına imkan kalmıyor. Anladım. Yani bundan işte biraz önce bana yine bir şikayet geldi. Afyon'da, buradan ismini de söyleyeceğim. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan motor sporlarıyla uğraşan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacının karşılanmadığı yönünde bana bir ihbar geldi. Zaten bununla ilgili bizim internet sitemize şikayet geldiğinden hepsini otomasyondan görüyoruz. Kars'la Edirne arasındaki tüm istasyonların otomasyonla kaç litre akaryakıt sattıklarını bilahisle görüyoruz. Eğer onlarda herhangi talepleri karşılamayan akaryakıt olduğu halde yani bazen hakikaten akaryakıt bitebilir. Bütün o anda satış olduğu takdirde akaryakıt varken satmadığı takdirde onu hakikaten ciddi bir şekilde cezalandırıyoruz. Tabiri caizse canını okuyoruz. Peki Mustafa Bey, bizim Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi müdürü Sefer Levent çok tanım, evet, Sefer ciddi bir gazetecidir. O beni uyarmış bir mesaj atmış. Diyor ki
Ya benzincilerde zam geceleri yoğun kuyruklar olmakta. Öyle ki benzincideki yakıt yetmiyor, stok bitiyor. Bir kişiye 1000 TL'lik yakıt vermek yerine iki kişiye 500 TL yakıt vermeyi tercih ediyorlar. Bunu fırsatçılık olarak görebilir miyiz? Böyle kesinlikle biz ona kabul etmiyoruz. Herkes, her vatandaş ne kadar isterse akaryakıt alabilecek. Yani o kısıtlama algısı çok kötü bir algı. Akaryakıt kısıtı dolayısıyla herkes, bütün dağıtım şirketlerimiz bu usta gerekli tedbirleri alıyor. Şu ana kadar da pek karşılaşmadık. Ha, diyorsunuz ki böyle bir şey, böyle bir uygulama yapmasınlar. Ki vatandaş kesinlikle kaç paralık benzin istiyorsa kaç onu versin. Kaç paralık istiyorsa onu verecekler. Bitiyorsa peki, biterse benzini? Stok. Bittiği takdirde zaten bir şey yapamaz. Bitti diyecek yani o zaman. Yani o şeylerle de karşılaşılmıyor. Çünkü her akaryakıt istasyonunun ciddi şekilde deposu var. Bunları zaten genelde rekabet olduğu için yok satmak istemezler. Peki bu sefer de bir şey pratikte pek olmuyor. Bu sefer de bir benzin istasyonu sahibi vatandaşımız, ya bizim kar marjımız düşük, biz ne yapacağız diye bana mesaj atmış Çanakkale'den. Şimdi o farklı bir konu. Şimdi bizim o husustaki herhangi bir fiyat müdahalemiz söz konusu değil. Serbest piyasada belirleniyor ve bunu dağıtım şirketleri bu fiyatları belirliyor. Her dağıtım şirketi bazen farklı da olabiliyor. Zaten ben sık sık da şunu diyorum. Tüketicilerimiz hangi akaryakıt istasyonu daha ucuz satıyorsa ondan alsın. Çünkü tüketicimizin bu davranışı tüm dağıtım şirketlerini etkiliyor. Dolayısıyla bu hususta aslında esas denetim sahibi de burada tüketicilerdir. Ben mesela EPDK Başkanı olarak tüm akaryakıt istasyonlarımızdaki akaryakıt kalitesi aynı. Bunu biz EPDK olarak tekefül ediyoruz. Dolayısıyla kim ucuz veriyorsa ondan alıyoruz. Yani herhangi bir rengine bayrağına bakmadan bu davranış şekli tüm dağıtım şirketlerini etkiliyor. Dolayısıyla rekabet ortamında satılan bir akaryakıt var. Dolayısıyla biz bayi karlarına da karışmıyoruz. Formülasyona uygun olmayan satışlar söz konusu olduğu takdirde kanun bize yetki vermiş. Eğer fahiş şekilde kar yapıldığını gördüğü takdirde EPDK'nın 3 ayı geçmemek üzere tavan fiyat uygulama yetkisi vardır. Şu anda bu yetkiyi kullanmış değiliz ama daha önce kullandıklarımız oldu. Dolayısıyla yani öyle bir şey söz konusu değil. Biz herhangi bir fiyatlara da nah koymuş değiliz. Mustafa Bey, Özgür Tör bir şey söylüyor. Şimdi çok sayıda mesaj, emekli Tuğ General. Evet, çok sayıda mesaj geldi. Genel olarak da bizim vatandaşımız devleti tanır. Yani ben bunu şey anlamda söylemiyorum. Anlatıldı güzel. Yani bu serbest piyasa şu şekilde oluyor, prosedür. Bunda sıkıntı yok ama vatandaş olarak gelen mesajlarda diyor ki biz diyor devlet yapıyor gibi şu ana kadar algı yürütüyor. Hatta da özel sektöre bu serbest piyasa bırakılmıyor. Devletin mutlaka bir şekilde, ben söyleyeyim, taban fiyat o şekilde müdahale edip kontrol altına almasını özellikle belirtiyor vatandaşlarımız. Bakın Özgür Bey, 16 senedir, 16-17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef bunu bir takım sorumsuz, bir takım basın organlarımız, EPDK resmini göstererek zam yapıldı. Ve bu siyaseti de malzeme ederek sanki akaryakıt zamını hükümet veya herhangi bir kurum yapıyormuş gibi bir algı siyaseten de iyi malzeme olduğu için bunu bu şekilde kullanılıyor. Ve bundan dolayı da hakikaten televizyonlara da çıkmıyor. Çok yanlış. Şimdi yanlışın neresini açıklayayım ben? İşte yani vatandaşın o algısını da şeyler öyle ismal edebilirler yani o anlamda. Akaryakıta şu kadar zam yaptınız. Ya akaryakıta ben zam yapmıyorum. Şimdi devlet kurumuyum. Ben şimdi her yanlışı da tekzip etmek durumunda da değilim. Şimdi çıkıyor ulusal bir basın örgütü yan yapıyor. Bir de bağırarak yapıyor. Zam mı geri alın? Zam mı geri alın? Ya alınan bir zam kararı yok ki ben geri alayım. Siz otomatiğe bağlamışsınız. Yani o kadar bir bilgi kirliliği var ki. Bu hem basınımızda da var. Bazen işte güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. Dolayısıyla halbuki EPDK'ye sorsalar bizim kapımız açık, şeffaf. Yani formülümüz de çok şeffaf. Ve EPDK'mızın kapısı da her tarafa, herkese açık. Hakikaten şeffaf bir kurum. Peki Mustafa Bey bir şey soracağım. Bu benzin istasyonuna gittim. Bana 1000 liralık benzin ver dedim. Adam bana dedi ki 500 liralık verebilirim dedi.
Buna ne kadar ceza veriyorsunuz? Büyük mü cezası bunun? Onunla ilgili ceza zannedeyim 100 bin lira civarında. Şeye göre, cirosuna göre de değiştiriyoruz. Cirosuna Allah Allah, göre de bayağı büyük bir cezaymış evet. Ya. Tabii. Dedim çok keser misiniz bu cezayı? Ceza yapma imkanı kalmıyor. Çünkü çok... ceza caydırıcı olmadığı takdirde cezanın bir özelliği olmaz. Peki kesiyor musunuz bu cezayı? Hiç acımadan. Çünkü yani burada acıma diye bir şey olmaz. Kanuna aykırı bir davranışı söz konusu, vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu. Yani ciddi oranda da ceza kesiyoruz. Kestiklerimiz de belli. Yani bununla ilgili ciddi bir şekilde şimdi burada rakamı da telaffuz etmek istemiyorum. Tahsilatını da yapıyoruz. Zaten bir tam o cezalar ödenmedi takdirde de lisansıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Mustafa Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakan Bey. Levent Hocam bir şey soracağım. Ya bu akşam bir yayına girmeden yarım saat önce binlerce ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler vardı ya o gemiler. Onlar hani gelecek mi gelmeyecek mi deniyordu. Geliyorlar. Bu akşamın haberi bu. Ayçiçek yağı gemileri geliyor. Ya bu bir anda fırlayan fiyatlar ne olacak şimdi? Petrolle ilgili sonra bir şey sorabilir miyim Levent Bey? Tabii. Ya da geçince mi? İstiyorsanız petrol kısmını tamamlayalım. Çünkü burada Sayın Başkan çok önemli açıklamalar yaptı. Bu konu yani gerçekten bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir sektöre dönüştü. Uzunca süreden bu yana bu petrol fiyatları ve motorin ve benzin zamları meselesi. Hakikaten burada EPDK düzenleyici ve denetleyici bir kurum. Yani bu piyasa, şeffaf olan piyasayı, uluslararası standartlara göre kanunu yazılmış olan piyasayı düzenliyor ve denetliyor. Levent yani Hocam bu... size ben şöyle bir şey sorsam. İktidar diyelim ki değişti. Uygulama aynen devam mı edecek? Putin gelse değişecek bir şey yok. Uluslararası fiyat. Yani biz şu anda Putin tutup... Şu anda tutup dünya petrol rezervinin %20'sine sahip olsak bugün yapılacak bir şey yok. Bunun fiyatlaması uluslararası piyasalarda yapılıyor. Yani dolayısıyla burada yani biraz hani akılda kalsın diye söylüyorum. Hani Putin petrolün sahibi gelse o açıdan söyledim o Putin gelse ifadesini yanlış anlaşılmasın. Petrolün sahibi gelse dünya rezervinin %16'sına sahip kişi de gelse yapılacak bir şey yok. Çünkü petrol fiyatlamaları, benzin, motorun gibi akaryakıt fiyatlamaları uluslararası piyasalarda yapılıyor ve işte onların belirli saatleri var. Sayın Başkan saatleri de söyledi çok net bir şekilde. Orada yapacak bir şey yok. Ne yapılabilir? Sadece oradaki ÖTV ve KDV oranlarıyla ilgili Hazine Maliye Bakanlığı geçmişte yaptı. Yani Eşel Mobil sistemiyle bunu yaptı. Yine yapabilir. Yani oradaki tek yapılacak şey o. Yani ama peki onlar kendi fiyatına müdahale edemez. KDV, ÖTV falan kalkarsa ciddi bir iniş olur mu fiyatlarda mesela? Ya çok çok fazla yansımaz. Çünkü orada artık akaryakıtın kendi fiyatı aşırı yükseldi. Yani oradaki motorin ve benzin fiyatı çok aşırı yükseldi. Bir de şunun da altını çizelim. Orada vazgeçtiğiniz ÖTV ve KDV aslında dolaylı yoldan hazine başka yerden karşılıyor olacak. Çünkü bu sefer de hazinenin gelirlerinden vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani akaryakıt fiyatını baskılayacağız derken. Yani orada bir artık bu uluslararası bir durum. Hani bunu çok böyle acite etmenin de bir anlamı yok. Yani bu bütün dünyayla beraber biz de bunu yaşıyoruz. Hakan, Amerikan Başkanı Biden geçen ay çıktı. Dedi ki benzin fiyatlarının geldiği seviyeyi biliyorum. Bunu düşürmek için çılgınlar gibi çalışacağım diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani bunu bütün dünyayla beraber yaşıyoruz. Anladım. Hakan Bayrakçı bir şey söyleyecek. Ya şimdi böyle bir eleştiri var. Levent Bey ne diyecek merak ederim. 2008 veya 2009'du hatırlamıyorum. Petrol 160 küsur dolardı. Bir şekilde bir sebepten. Sebebini hatırlamıyorum şimdi. Ve burada da benzin 3 lira 25 kuruş. 3 lira 3.21 filandı. 3.20 idi. Hani uluslararası fiyat belirliyordu. İşte yok bakın bugün dolar bazlı. Dolar bazlı. Bir de çok pardon şöyle soracağım. Levent Bey çok özür dilerim hocam. Şöyle soracağım. Soru şu. Demin dolar bazında ele aldık konuyu. Şimdi TL bazında işlersek diyorum ki 2008'de petrol 165 dolarken bizde 3 lira 20 kuruş benzin. Ama şimdi 112 liraya dolara düştü yerde petrol bizde 20 lira 22 lira. Bu bizim Türk lirasının değer kaybı mıdır?
3 Haziran 2008 günü dolar satış kuru 1.23. Yani siz 2008'i söylediniz. Evet, ben de tam evet. 2008'in 6. ayını aldım. Tamam. Yani sizinle konuşurken hemen Merkez Bankası'ndan baktım. 3.21 ediyor işte. 3.20 ediyor. Yani o 1.23 döviz satış kuru saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki kur. Dolayısıyla orada döviz kurunun etkisini ben zaten biraz önce fiyatlamadan bahsederken uluslararası piyasalarda döviz cinsinden belirleniyor. İçeride TL'ye çeviriyoruz demiştim. O gün döviz kuru 2008'de 1.22 ama döviz kuruyla ilgili şunu söyleyelim. Yani o da çok konuşuluyor. İşte kur bu kadar artmasaydı falan diye konuşuluyor. Arada şimdi 2013'te yaşadıklarımızı hatırlayalım. Yani Gezi olaylarıyla başlayan süreç, arkasından 17-25 Aralık darbe girişimleri, arada ekonomik şeylerle karşılaştık, kur saldırıları oldu, kur şoku oldu, 15 Temmuz darbe girişimi oldu falan. Bütün bunlar ülkenin risk primlerini son derece artıran şeylerdi. Kademe kademe işte o bizi 1.22'den bugün 14.60'lara getirdi. Bu arada bir flash haber var. Onu vereyim isterseniz. Erdoğan yarının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la saat 18'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ben ne dedim? 18.30'da pardon. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın bir daha tekrar ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Ne oluyor ya? Böyle bir acayip şeyler oluyor. İşte yarınki toplantı görünenin dışında önemli olabilir. Ya gerçekten bir yandan İsrail Cumhurbaşkanı geliyor. Antalya'da Rusya, Ukrayna i̇şte Dışişleri Bakanı biraz sonra konuşuyor. Söz gelince bir matriks olarak ele almak. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Böyle yani Türkiye merkez ülke gibi neredeyse. Bir de İsrail Cumhurbaşkanı şu lafı etti. Dedi ne ki, dedi? Türkiye ile artık dedi eski dosyaları kapatıp geleceğe bakıyoruz dedi. Şimdi bu basit bir laf gibi duruyor. Hayır, çok önemli bir laf. Yeri gelirse konuşuruz. Konuşacağız. Petrolle vallahi ilgili bir şey var. Bunun uzun vadede özellikle şey var. Kusura bakma araya gidiyorum. Çok kısa hemen söylüyorum. Bu meşhur İsmet projesinin çökmesinden sonra ki zaten başından beri olmayacağını söylüyorduk. Yani öyle bir şey olamaz. Sadece o neydi biliyor musunuz? Kıbrıs Türk halkını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşları Rum tarafı gaz buldu, zengin oldu bilmem ne. Siz de bırakın pasaportları alın algısıydı. Bunu defalarca söyledik ama buna yani tabii yani bunu nedense tam anlatamadık. Olası bir proje değildi. Şimdi bütün Ortadoğu'dakiler İsrail üzerinde toplu, Levent'ten dahil olmak üzere. Güneyde, Kıbrıs'ın güneyinde çok fazla gaz bulunmadı Rumlar tarafından. Ama Mısır önünde ve onun daha güneyde İsrail tarafında biraz bulundu. İşte Katar'daki dahi birleşecek ve Türkiye üzerinden gidecek. Yani bu Ukrayna petrol konusuyla biraz alakası olacağını ileriki günlerde anlayacağız. İnşallah bakalım. Ama yani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Biden'la... Levent Hocam enteresan değil mi ya bu? Evet. Bir de Antalya sonrası. Evet, 18.30. Şöyle, tamam. Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmeden 4 gün önce de, yani 5 Mart'ta da İsrail Başbakanı Bennett'te Vladimir Putin'le görüştü Moskova'da hatırlarsanız, Kremlin'de. Ya orada bir trafik var. O açıdan bugün İsrail Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan görüşmesi, hani biraz önce başta hani söylemeye çalıştığım konu bu işte. Yani bu iş heyecanlanıyor ve iyi bir yere doğru gidiyor bana kalırsa. Yani Bennett'in Putin'le görüşmesi, ardından İsrail Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ı ziyareti, yarın Biden görüşmesi. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin bu konudaki barış masasını kurma meselesini ciddi anlamda güçlendiren gelişmeler. Ben ısrarla şunun altını çiziyorum. Bu süreçte barış masasını tesis etmek için Türkiye'nin konumu çok önemli. Başından itibaren her iki tarafta, Ukrayna tarafı da Rusya tarafı da... samimi yaklaştığı, bu savaş sürecinde samimi yaklaştığı tek ülke Türkiye. Türkiye bunu iyi muhafaza etti. Evet. Şimdi de muhataplarıyla beraber bunu hayata geçirmek için bir çaba sarf ediliyor. Bu çok belli, çok güzel de ilerliyor. Umarım bir provokasyona kurban gitmez. Abdülkadir sen ne diyorsun? Biden görüşmesi çok yeni haber. Var mı sana gelen bir bilgi? Senin görüşlerin ne, yorumun ne? Erdoğan-Biden görüşmesi. Ahmet Bey aslında çok önemli, Hakan Bayrakçı da işaret etti. Antalya zirvesinin aslında tamamlayıcı adımlarından biri olabilir. Bugün Antalya zirvesiyle ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı'nın grup konuşmasını izledim, hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuşma imkanım oldu.
Antalya zirvesini biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Putin'le görüşmesinde önermişti ve Putin de buna çok önemli bir destek verdi. Zaten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin böyle bir talebi vardı ve şu şartı koşmalar, özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir üçüncü taraf olarak bu zirvede yer almasını istemeleri çok önemliydi. Mevlüt Çavuşoğlu'na bu konuda beklentilerinin ne olduğunu sordum. Elbette ki bu süreçte böyle bir zeminin oluşması ve bu müzakere zemininin güçlendirilerek devam etmesi önemli ama bence enteresan bir şey söyledi. Dedi ki bu üç Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi şu ana kadar yapılacak olan görüşmelerde en üst seviyede bakanlar düzeyindeki bir görüşme. Ama asıl hedefimiz bizim burada üç liderin katılacağı, yani Erdoğan, Putin ve Zelenski'nin katılacağı bir zirveyi sağlamak, bunun için adım atmak. Eğer bunu sağlayabilirsek bu barışın sağlanması ve kalıcı ateşkesin öncelikle oluşması açısından çok önemli bir adım olacak. Böyle bir ihtimal var mı dedim. Yani biz onun olması için çaba gösteriyoruz dedi. Bir uyarıda bulunmam lazım. Şu anda canlı yayında Joe Biden'ın katıldığı, Amerika Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir toplantıdan görüntüler izliyorsunuz. Sorular soruluyor, açıklamalar yapıyor Biden. Eğer önemli bir şey söylerse Ukrayna meselesi, yarınki Antalya zirvesi, hemen döneceğiz Biden'ın cümlelerine. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. Onur bize haber verecek. Abdülkadir. Şunu söylemek istiyorum. Yani yarınki Antalya zirvesi elbette ki önemli. Bugün de Cumhurbaşkanı Türkiye'nin konumunu anahtar ülke olarak tanımladı. Ancak Antalya zirvesinin sadece Antalya'da bir toplantı olarak yapılıp kalmaması, daha ileri bir adım atılması, Putin, Erdoğan ve Zelenski zirvesi olarak öncelikle kalıcı ateşkesin sağlanması, sonra iki ülke arasında barışın tesis edilmesi için böyle bir hedef belirlenmiş durumda. Elbette ki böyle bir hedef belirlenirken Amerika'nın da bu süreçte Abdülkadir, bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Bu senin gözlemin mi, bir bilgiye mi dayalı yani? Erdoğan, Putin, Zelenski hedefi, bu hedef ciddi konuşulan bir hedef mi? Ahmet Bey, bu benim gözlemim değil. Ben Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla mecliste yaptığım konuşmada Çavuşoğlu'nun ifadesi bu yönde. Evet, üç bakanın toplantısı çok önemli. Şu ana kadarki yapılan toplantılarda en üst seviye bu. Ayrıca hem Rusya tarafının hem Ukrayna tarafının üçüncü taraf olarak toplantıda Türk Dışişleri Bakanı'nın bulunması da Türkiye'ye duyulan güven ve toplantıya verilen önem açısından çok değerlidir demişti. Ama asıl bu toplantıda bizim hedefimiz, bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadesi, bu toplantıda bizim asıl hedefimiz Putin, Erdoğan ve Zelenski zirvesini sağlayabilmek, üç liderin bir araya geldiği ve Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı bir toplantıyı tesis etmek, bunun bir adım sonrası olacak diye bu ifade Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait. Evet, günün en önemli gelişmeleri bunlar. Yani bir yandan yarınki Antalya zirvesi, bir yandan bugün İsrail Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buluşması ve yine yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi yapacak olması, bunlar gerçekten de Türkiye'yi biraz merkeze getirmiş durumda. Barış açısından da o şekilde. Ben Onur, Levent Hoca'ya veda edebiliriz herhalde. Hocam çok teşekkürler katıldığınız için. Pardon, şu Ayçiçek. Petrol 110 dolar. Ayçiçek meselesi, onu unutmadım. Geliyor gemiler, geliyor Ayçiçek gemileri. O meşhur gemiler sonunda geliyor. Yani onu da bir değerlendirelim. Sadece Sayın Hakan, o Ayçiçek gemileri sadece içerideki arz miktarıyla ilgili. Yani onun fiyatlaması da uluslararası yapılıyor. İçeride bazen işte stokçuların veya bazı marketlerin orada yaptığı uygulamalar var. Onları da göz ardı etmemek lazım.
Ama dediğim gibi yani o da dövizle fiyatlanıyor ham maddesi ve içeride işleniyor. Orada da girdiler de biliyorsunuz bu özellikle elektrik fiyatları vesaire artışları da son dönemde gündemdeydi. İşlenirken bir fiyat artışı var. Bütün dünyada ayçiçek yağı fiyatları artıyor. Buna bağlı olarak Türkiye'de de artıyor. Son dönemde döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisi olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bütün bunlar birleştiğinde yüksek fiyatları görüyoruz. Ama arz tarafında bir problem olmayacağı aşikar. Hani gemilerin gelmesi de önemli, doğru ama yani Türkiye'nin kendi iç işleyişi açısından baktığımızda rafların boş kalacağı bir durum yok. Sadece zaten fiyatlamayla yok. İlgili problemler var. O fiyatlamayla ilgili problemler de dünyanın geri kalanından çok bağımsız değil. Ama altını çizelim. İşte o kurdaki yukarı yönlü hareket, dolar endeksinin artmasının bizim gibi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın geri kalanı üzerinde yarattığı etki. Bir de biz de son dönemde biliyorsunuz sert kur hareketleri gördük. 18'lere gittik, oradan tekrar 11'e geldik, şimdi 14.60'lardayız. Bunlar TL'ye çevirirken fiyatlamaları etkiliyor evet. Maalesef süreci. Peki. Ama temel konu şu, raflar boş kalmaz. Bugün Aksaray valisinin bir şeyi vardı, görüntüsü vardı. Ya içeride bütün Aksaray'a yetecek kadar ayçiçek yağı var ama markette raf boştu. İşte bu tarz denetimlerin sıkılaştırılması meselesi arzın sağlanması açısından önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey ben de bir katkı yapmak isterim bu konuda. Levent Hocam ayrılmasın o zaman. Şöyle bir katkı yapmak isterim. O da çünkü Ukrayna Savaşı'ndan bu yana o limanlarda olan ticari gemiler ilk kez Türkiye'nin girişimiyle Türkiye'nin gemilerinin oradan çıkması sağlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Rus mevkidaşı Şoygu'yla bu konuyu konuşmuştu. Yine mecliste Hulusi Akar'la da bir konuşma imkanım oldu. Onu da paylaşmak isterim. Bizim ikisi RoRo olmak üzere 23 gemimiz var Rus ve Ukrayna limanlarında. Onların çıkmasında bu ticari gemilerde şöyle ciddi zorluklarımız var. Bir, Ukrayna bazı bölgeleri mayınlamış. İkincisi, bu mayın haritalarını paylaştığı mayın haritalarının bir kısmı da yanıltıcı çıktı. Çünkü savaş şartları doğru bilgileri vermeyebilir. Artı bunların limanlardan çıktıktan sonra Sevri Seferi sırasında generallerimiz onu çok daha iyi izah edeceklerdir. Güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaşmaları evet. lazım. Çünkü bazı gemiler yolda vurulmuştu. Şimdi dün bu konuda bir mutabakata varılmış. Sayın Hulusi Akar'ın söylediği şu oldu. Sabah da kontrol ettim dedi. Talimatlar verildi ve gemilerimizin bir kısmı bugün hareket edebilir. Bu gemilerin içerisinden bizim 7 gemimiz ayçiçek yağı taşıyor. Bunlar 30 bin ton civarında. Bu elbette ki piyasaya çok olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Onu da ifade etmek isterim. Peki. Özellikle de ben bu gemilerimizin Türkiye'ye ulaşması konusunda deniz kuvvetlerimizin bir refakatine ihtiyaç var mı diye sordum. Şu aşamada yok ama gerekirse yaparız ama onların güvenli bir şekilde ulaşması konusunda belli ki Türkiye'ye bir teminat verilmiş. Güvence verilmiş. Teşekkürler. Levent Hocam çok teşekkürler. Hakan, ben teşekkür ediyorum. Mücahit'e döneceğim. Neyle ilgili konuşacaktınız? O zaman sadece bir kısmını söyleyeyim sonra değerlendirmede söylerim. Bakın, bu arada ekranda Joe Biden'ı görüyorsunuz. Şaşırmayın. Joe Biden şu anda canlı Washington'da bir takım açıklamalar yapıyor, sorular cevaplıyor. Bizimle ilgili ya da Ukrayna kriziyle ilgili, savaşla ilgili bir şey söylediğinde, önemli bir şey söylediğinde döneceğiz kendisine. Yarınki Antalya toplantısı 1,5 saatten az bir sürede biterse bilin ki temennilerin yapıldığı, rutin konuşmaların yapıldığı bir toplantıdır. Ama 1,5 saat veya üzeri sürerse hem Türkiye'nin işine çok yarayacak hem de dünyayı biraz nefes aldıracak sonuçlara gebe havadisler çıkabilir. İlginç bir yaklaşım. Şimdi süre önemli tabii. Yani kısa sürerse dediğiniz gibi. Yani bu çok ilginç bir şey değil. Bu net basit bir şey aslında söylediğim. Ha bu arada petrol fiyatı yine düşmüş. Ne kadar oldu? 110 oldu. Oo. 120 ile başladık. Vallahi 110'a düştü ya. İşte bu hep bütün biliyor musunuz? Mesela İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, yarınki Antalya, Zelenski'nin açıklamaları,
Erdoğan-Biden görüşmesi. Sakinleşmesi. Erdoğan-Biden görüşmesi de dahil mi buna? Tabii bence hepsi dahil. Vallahi kaçla başladık biz bu akşam ya? Senin yaptığın yani grafik... Etkileri %3'tür, 5'tir, 10'dur. 120 ile başladık. Evet evet, 110'a. Dün akşam da 130'un üzerindeydi galiba benim gördüğüm kadarıyla en son. Daha akşam. Da fazla. 140'a da geldi. Oldu. Yani yarın da bir matrix var. Onu doğru tahlil etmek lazım. Bir bakalım. Yarın tamam. Evet çok kritik bir gün haline dönüştü. Yarın. Şimdiden bazı tahminler yaparız sırası geliyor. Yaparız, konuşacağız. Şimdi Mücahit Kiev'de en son siren sesini ne zaman duydun Mücahit? Reklam arasına girdiğinizde siren çalmaya başladı yani. Kaç dakika oldu? Bir 20 dakika falan oldu herhalde. 20 dakika önce biz reklama girdiğimizde yeniden sirenler çalmaya başladı. Peki senin anlattıklarından, az önce anlattıklarından benim anladığım Kiev'de bir gevşeme hali var. Bu bir... Sen biraz bunu alışmaya bağladın. Hani pandemiyle falan da o örnek üzerinden giderek ya millet biraz bu işe alıştı gibi anlattın. Bir de yani bu Antalya zirvesiydi, şuydu buydu, böyle bir umutlar da doğdu hafif. Rusların saldırmayacağına dair böyle bir şey mi oluştu insanlarda? Hani şimdilik birkaç gün saldırmayabilirler. Öyle bir havada var mı acaba? Ya tabii ki de o görüşmenin Dışişleri Bakanlarının Lavrov ve Kuleba'nın Antalya'da görüşecek olması olumlu bir hava estirmiş gibi. Zaten Kiev'de yani bugün itibariyle aslında çok fazla saldırı duymadık, saldırı haberi almadık, görmedik. Ama mesela Mariupol'de bir doğum hastanesi vuruldu. Ruslar o noktada bir sivil bölgeyi hedef aldılar. Hamile kadınlar, küvezdeki bebekler, hayatını kaybeden orada siviller söz konusu. Ama burada yani gevşeme derken, gevşeme aslında barikatlarda, bariyerlerde halen daha hazırlıklar devam ediyor. Yani son bir haftadır o hazırlık da bitmiş değil henüz. Mesela Ukrayna savunma hattını henüz oluşturabilmiş değil. Halen bugün daha kum torbaları dolduruluyor, barikatlar oluşturuluyor, siperler kazılıyor ve devam ediliyor. Yani o savunma hattı henüz bitirmiş değil. Ama vatandaşlar artık o psikolojiye alışmış durumdalar. Yani biz konuştuk hani neden dışarıdasınız? Hani niye artık siren çaldığında yeraltı istasyonuna girmiyorsunuz, metro istasyonuna girmiyorsunuz? Onlar da artık şu cevabı veriyor. Hani biraz daha böyle kanıksamışlar. Hani önceden bir patlama sesi ya da ilk siren sesinde hemen koşarak metro istasyonuna ya da bodrum kata, zemin kata, otoparka iniliyordu. Ama şimdi mesela siren sesi çalsa da çok fazla bir hareketlilik söz konusu değil. Vatandaşlar biraz duruma adapte olmaya başlamış gibi görünüyorlar. Tabii bu durum bombardımanlar yeniden artarsa, başkent Kiev'de patlama sesleri yeniden fazla duyulmaya başlarsa işin rengi bir kez daha değişebilir. Ama şu an itibariyle o olumlu hava, sabah saatlerinde de zaten ateşkes için Rusya tarafından bir açıklama gelmişti. Sivillerin tahliyesi konusunda hem o açıklama hem yarınki görüşme böyle biraz cuma gününe kadar biraz daha sakin geçecek gibi görünüyor. Cumadan sonra da artık o bakanların görüşmesinde, Dışişleri Bakanlarının görüşmesinden çıkacak sonuca göre herhalde bir durumda netleşecek gibi görünüyor. Peki en son patlama Kiev'de, onu mu sordun Onur? En son patlama ne zaman oldu? 2 gün önce mi oldu ya en son, yani Kiev merkezde? Petrol saldırısı, yani petrol tesisi gibi bir şey olmuştu. Öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Şey. İki gün önceydi. Mücahit. Irpin'i saymazsak yani Irpin hattında patlamalar devam ediyor ama Kiev merkezi yani merkeze düşen ya da merkez denilebilecek o sınır hattına düşen patlamalar 2 gün önce falandı yani çok uzun bir süredir öyle bir patlama sesi duyulmuyor ama o Irpin bölgesinde Buça hattında orası da çünkü
oblast diye geçiyor. Yani bir eyalet, bir bölge gibi. Irpin, Buça, onlar da böyle Kiev'e bağlı şehirler konumunda. Ama Kiev sınırları içerisinde öyle son iki gündür ciddi bir saldırı ya da herhangi bir patlama haberi almadık. Irpin bölgesinde, yani kuzeybatı bölgesinde, Irpin'de, özür diliyorum, Irpin noktasında çatışmalar, bombardımanlar devam ediyor. Zaten en sıcak hat, cephe hattı orası görünüyor. Orada bizim bulunduğumuz merkezde yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe var. Kiev sınırıyla da 5 kilometrelik bir mesafe var. O hattı açtıkları andan itibaren Rus ordusu Kiev sınırları içerisine de girmiş bulunuyorlar. Ya sen daha önceki anlattıklarında barikatlardan bahsediyordun. Oysa bugün hendeklerin de kazıldığını söylemişsin. Böyle bir hendeklerle donatılmış şehir. Görüntüsü var mı onun, Onur? Ya Mücahit, o hendeklerin amacı ne? Hadi barikatları anladık da neden hendekte kazıyorlar? Bir tür siper yani mi? Yani orada sorduk neden hendek kazdıklarını, neden siper kazdıklarını. Biraz orada saklanmak amacıyla, yani olası bir saldırıda, olası bir işgal girişiminde, Rusya'nın saldırılarında daha çok askeri birlikler, aslında askeri birlikler değil de sivil direnişçilerin kendilerini olası bombardımandan, patlamalardan korumak amacıyla bir sığınak olarak kullandıkları nokta. Ama mesela bazı noktalarda direkt otoyol kenarlarına da saklanıyorlar. Yani otoyol hendek kazılıyor o noktalara da. Yani araçların geçiş güzergahında da hendekler kazınıyor ve o hendeklerin yanlarında da mesela Molotov kokteylleri hazır. Artık her barikatın, her hendeğin, her siperin yanında Molotovlar hazırlanmış durumda. Onlar artık Molotov yapımı bitmiş anladığımız kadarıyla. Önceden Molotov yapmaya da başlıyorlardı. Benzin istasyonlarından yakıt alanlar ya da farklı noktalarda o şişelere benzin doldurup Molotov kokteyli yapıyorlardı. O işlem bitirilmiş. Yani o da Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine gerçekleştirilmiş. Savunma Bakanlığı vatandaşlardan öyle bir talepte bulunmuştu. Molotov kokteylleri hazırlayın. Düşmanı o şekilde karşılayın Mücahit, diye. Molotov kokteyli nasıl yapılır diye bir öğretme de olmuş galiba. Böyle bir küçük bir ders de vermişler Ukraynalılara. Molotov kokteyli yapma dersi. Enteresan yani. Evet. Tabii ya, hatta bazı bir keresinde ya bir uyarı yapmışlardı, işte Molotov kokteyli yapın, böyle liste hazırlamışlar 4-5 madde, işte ikinci seçenek otoyolların işte trafik tabelalarını değiştirin, Ruslar geldiğinde yönlerini bulamasınlar, kafaları karışsın, işte ormanlık alanlardaki ağaçları kesin, saklanma alanlarına en aza indirin. İşte tabelaları değiştiremiyorsanız üzerlerini kapatın, yönlerini bulamasınlar tarzında böyle uyarıcı nitelikte madde madde sıralıyor Ukrayna Savunma Bakanlığı. Ama oraları geçti artık. Şimdi siper konusunda, hendek konusunda, bariyer konusunda sivil direnişçilerle ordu ortak bir harekat içerisinde. Artık bariyerlerde yavaş yavaş o kum torbaları da dolmaya başladı. Şimdi siper kazmaya başladılar. Birçok noktada ellerinde kazma kürekler, sivil direnişçiler siper kazıyorlar ve siperler de yani büyük, yani öyle küçük de değil, yani 1,5 metre yüksekliğinde, genişliği de yine 1 metre kadar falan vardır. 1,5 metre yükseklik, 1 metre eninde uzun siperler kazılıyor, hendekler kazılıyor. Yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda hendekler gördük. Peki Mücahit, bu halkın elinde çok silah dağıtıldı. Herkesin silahı var mı şu anda? Böyle Kalaşnikov mu dağıtıldı? Ne dağıtıldı? Kalaşnikov dağıtıldı. Yani hemen hemen herkesin elinde silah var. Hatta Brovary diye bir şehir var. Oraya gittik biz birkaç gün önce, 3-4 gün önce, belki de daha fazla. Hilmi Yaşay'la bu Kiev'in doğu tarafında, yani o Dnieper nehrinin hemen diğer tarafındaki Brovary şehrine gittik. Orada herkes de vardı, yani yaşlısından gencine kadar herkesin elinde silah vardı. Ve orada mesela Kiev gibi de değildi orada. Orada vatandaşlar görünür haldeydi. Orada yüzlerce
binlerce vatandaş böyle normal hayatına devam ediyordu ama silahlı bir şekilde devam ediyorlardı. Dışarıda Kiev'de çok fazla sivil göremiyorsunuz ya da işte bugün biraz daha fazla sivil görmeye başladık. Gördüğünüz sivillerin büyük bir bölümü de silahlı siviller, ellerinde kalaşnikovlarla geziyorlar, devriye atıyorlar ikili üçlü gruplar halinde. Silahsız sivil çok nadir göze çarpıyor. Sivil direnişçilerin çokluğu daha fazla. Peki Mücahit, ben en çok şunu merak ediyorum. Kiev'den artık giden gitti, kalanlar da kaldı. Durum bu mu yani? Hani o olağanüstü göç bitti, artık kalanlar direniş için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Fotoğrafı böyle çekebilir miyiz? Ona ekleyerek bir şey daha söyleyeyim ben. Dün mesela biz gece trene bindiğimizde dedik ki Kiev'e giden, Lviv'den Kiev'e giden tren boş olur. Hani Kiev'den Lviv'e giden, kaçmak için giden Ukraynalılar var da tam tersi istikamette tren boş olur dedik ama tren de doluydu. Sorduk orada ya, hadi biz işimiz gereği gidiyoruz. Siz niye gidiyorsunuz dedik, hani savaştan kaçmışsınız madem, bir daha niye geri dönüyorsunuz? Evimizi özledik, evimize gideceğiz. İşte gidecek başka yerimiz yok, tekrar evimize geleceğiz. Yani Lviv'den Kiev'e gelen tren de doluydu. Kiev'den Lviv'e giden, kaçmak için gidilen trenler dolu. Kiev'e tekrar geri dönüş biletleri de dolu yani. Öyle de bir tablo var. Yani vatandaşların büyük bir bölümü ayrılmış Kiev'den ama geriye gelen vatandaşlar da var. Yani öyle bilet bulmak da pek mümkün gibi görünmüyor. Onlar mesela bizi şaşırtmıştı. Neden geri döndüğünüzü sorduğunuzda da işte evimizi özledik, evimiz işimiz orada kaldı, biraz sanki normalleşti gibi, gidecek ya da başka bir yerimiz yok, mecburen evimize dönüyoruz. İşte kimi de 3-5 parça bir şeyini unutmuş ya da arabasını unutmuş, apar topar çıkınca herhalde ya da parasını unutmuş, tekrar Kiev'e gelip oradan eşyalarını, parasını alıp ya da arabasını alıp tekrar yola devam edecek gibi görünüyordu yani. Peki Mücahit, bir şeyi merak ettim. Biz şimdi İstanbul'da kar yağıyor mu İstanbul'da şu anda Onur? Şu anda yağmıyor. Ya bizi böyle acayip korkutuyorlar meteoroloji. Ya kar yağacak, 87 kışını arayacaksınız, karlara batacaksınız, okullar tatil oldu filan. Orada da veriyor mu meteoroloji? Yani siz, Ukrayna'da da bekleniyor mu kar? Ya bugün kar yağışı vardı. Bugün hatta hava -8 derece. Hissedilen sıcaklık da -10 falan üzerinde yani. Birkaç günde böyle devam edecek gibi görünüyor. Sabah saatlerinde kar yağışı vardı. Hava da soğuk olunca tabii burada şöyle bakıyorum ama karlar yani bazı noktalara tutmuşlar. Yani öyle küçük bir kar yağışı da yağsa ya, hemen etraf bembeyaz bir hal alıyor. Yalnız yakında Kuzey Kutbu rüzgarları geliyor. Onun etkisi altında Kiev'de kalacak Ahmet Bey. Dolayısıyla bu -20 dereceye kadar geceleri düşeceği yönde bilgiler var. Ne diyorsunuz ya? Bu aynı zamanda buradaki askeri harekatı da son derece etkileyecek önemli faktörlerden birisi. Olumsuz etkiler. Tabii. Rusları yani, mı, Ukraynalıları mı? Her iki tarafı da etkiler ama tabii ki genelde bu taarruz edeni daha çok etkiler. Rusları yani. Tabii. Yani kutup rüzgarları diye -20 civarında olacağı yönünde bilgiler var. Ama Mücahit dikkat et. Yukarıda zaten. -20 diyor vallahi. Yani -20 de bayağı. Ya bir şey de daha merak ediyorum. Sürekli sana soracağım, hep unutuyorum Mücahit. Yabancı savaşçılar geliyormuş Ukrayna'ya. Yani İngiliz, işte Alman, Fransız. Nerede mesela bunlar? Ben de onu şey yapacağım. Hani geliyorlarmış böyle orada savaşmak için. Bunlar gönüllü. Güya yani güya demeyelim de gönüllü silahlarıyla milahlarıyla 20 bini buldu diyorlar, ben bir yerde okudum. Alman buldu. İngiliz hayatta savaşmaz yani. Ya bilmiyorum işte. Onlar şöyle ama. Hiç İngiliz, gördün mü böyle bir yabancı savaşçı Kiev sokaklarında herhangi bir yerde? Hani alnında yabancı savaşçı yazmaz tabii de belki belli olur. Reklamdan sonra mı cevaplasın? Ya Mücahit çok soğuktasın ama seni biraz daha bekleteceğim ya. Bir reklam verelim ondan sonra.
tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Mücahit hazır mı tekrar? Ha, Mücahit. Ya bu yabancı savaşçıları sormuştum Mücahit sana. Yabancı savaşçılar gidiyorlar. Bunlar paralı asker, paralı asker. Daha çok da paralı oldukları söyleniyor bunlar. Lejyoner diyorlar. Gördün mü gerçekten böyle bu tiplere rastladın mı Ukrayna sokaklarında, Kiev sokaklarında? Açıkçası rastlamadık. O lejyoner askerler, yani Ukrayna dışından gelen yabancı paralı askerlerin daha çok cephe ilerisinde, yani en sıcak hatta yönlendirildikleri belirtiliyor. Ama bizim mesela Kiev çevresinde ve Iprin'de ya da farklı noktalarda rastladığımız yabancı uyruklu vatandaşlar var. Mesela Azerbaycan vatandaşları Ukrayna saflarında savaşan gördük. Özbek gördük. Yine farklı ülkelerden vatandaşlar var. Mesela Azerbaycan vatandaşlarının çok olması bizim ilgimizi çekti, dikkatimizi çekti. Niye diye sorduk. İşte 10 yıldır, belki 20 yıldır burada yaşıyorlar ve burada bu ülkenin ikinci bir vatanları olduğunu söylüyorlar. O yüzden de gitmek yerine burada kalarak, silahlanarak direnişe katılma isteği oluşmuş. Ama mesela farklı şekilde, mesela Türk vatandaşları var. Burada konuştuğumuz zaman zaman Türk vatandaşlarıyla da konuşuyoruz. Mesela silah almak isteyen Türk vatandaşları var. Bize söylediler, mesela silah almak istiyoruz diye söylediler. Ve onlara silah verilmediğini mesela ifade ettiler. Ama yurt dışından gelen, işte Amerikalı ya da İngiliz ya da Batı Avrupalı diye tabir ettiğimiz yabancı savaşçı görmedik. Onlar belki biraz daha cephe hattında, tam sıcak bölgede, sıfır noktada Rusları ilk karşılayan birlikler olabilirler. Şehir merkezinde yabancı askerler yok. Peki şu anda senin arkandaki görüntüye bir odaklanabilir miyiz? Hilmi bize bir yardımcı olsun. Son kez bir kez daha bakalım meydana, Kiev meydanına. Yani tabii. En son gördüğün Hilmi abi hemen göstersin. Sonra nasıl bir durum var Kiev meydanında? Meydanın ismi de meydan. Türkçeden kalma. Yani meydan, eski, tabii evet, eski evet. Türk yurdu olduğu için maydan burası diyorlar. Aynen, ama meydan. Meydan. Evet, maydan diyorlar. Türk yurdu. Bağımsızlık meydanı. Hani o bir şey vardı Mücahit. Şurada bir tane asker var Hilmi abi. Onu görebiliyor musun? O bir barikat, ne vardı? Barikat vardı galiba. Komünyonları mı? Barikatın etrafındalar değil mi? Şurada evet. Şimdi göreceğiz herhalde. O barikat varlığını hala sürdürüyor orada. Evet, o komünyonlarının barikatlarının orada halen şu anda görünürde yoklar ama orada bekliyorlar, yani sürekli 3-4 kişilik bir grup bekliyor. Şu anda da tam böyle yakınımızda var. Orayı görebiliyor musun Hilmi abi? Şu aşağıdaki askeri. O asker sanıyorum. Sivil direnişçi değil. Normalde askerleri çok fazla görmüyoruz. Daha çok şehir merkezlerinde sivil direnişçiler daha fazla görev yapıyorlar ama şu anda yakınımızda bayağı asker değil mi abi o? Evet, o bir asker bir devriye atıyor şu anda. Bağımsızlık meydanında. Burası, bir de bize bir haber geldi Mücahit. Zelenski sarayında, sarayında deniliyor. Sığınaktan saraya geçti diye bir haber geldi. Bu gösterdiğiniz yerler de Zelenski'nin başkanlık sarayına yakın yerdesiniz siz şu anda. Hilmi'nin odaklandığı yerler sanırım oraya çok yakın. O konuda bir bilgi var mı? Yani Zelenski sarayında mı, sığınakta mı? O konuda ne tür bir bilgi var sizde? Tabii ya, biz bulunduğumuz nokta Zelenski'nin sarayına, yani Mariinsky sarayına yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafe, hatta 2 kilometreden de daha az, yani yürümeyle gidilebilecek bir mesafe. Çıksak şimdi gideriz ama tabii sokağa çıkma yasağı olduğu için gidemiyoruz da yakın. Zaman zaman Zelenski sığınağı ofise çevirmiş durumda, orada çalışmalarına başlıyor ama her tehdit geldiğinde Zelenski'den de bir cevap geliyor. En son sarayındayım. Hatta adresini de vermişti. Caddenin adını da söylemişti. O noktada bekleyişine devam ediyor. Yani Zelenski başkentte bulunmaya devam ediyor. Başkentten ayrılmadı. O
devlet kademesinin bulunduğu ya da devletin yönetildiği o merkezde, o birkaç kilometrelik alanda parlamento binasının, işte Marinski Sarayı'nın, başkanlık konutunun olduğu yerde bulunmaya devam ediyor kurmaylarıyla peki birlikte. Peki o bölge olağanüstü korunuyor diyebilir miyiz? Yani olağanüstü bir koruma tedbiri var. Yani belki de en çok korunan yer orası. Yani inanılmaz. İnanılmaz ve oradan yakınından geçmek bile mümkün değil. O sokaktan geçmek bile mümkün değil. Oraya çıkan caddelerden geçmek bile mümkün değil yani. O kadar söyleyeyim size. Askerler zaten orada, mesela sivil direnişçi de yok. Orada direkt askerler bulunuyor. Uçak savarlar bulunuyor. Ağır silahlar bulunuyor. Araçlar bulunuyor. Yani ciddi anlamda o noktada en üst seviyede bir güvenlik önleminin alındığını ifade edebiliriz. O bölge ve çevresinde zaten kuş uçurtulmuyor desek yeridir herhalde. Yani herhangi bir sivil vatandaşın oraya gitmesi, oradan yanlışlıkla bile bazen rota saptığı zaman araç kullanırken oraya çıktığınız zaman hemen geri çıkıyoruz yani. O konuda en üst seviyede bir güvenlik önlemi söz konusu o bölge için. Askeri yakaladı Hilmi Yaşa kameramanıyla, kameramanımız Hilmi Yaşa yakaladı o devriye gezen askeri. Tabii şimdi bu savaşta en büyük hedef, geçen pazartesi akşamı Ünal Atabay da söylemişti, Zelenski. Yani dolayısıyla onun korunması çok önemli. Bu zamana kadar da birçok suikaste hedef olmuş. Ahmet Bey, pardon. Şimdi müsaade eder misiniz? Evet, evet. Şimdi orası muhtemelen harp karargahıdır. Neresi? Yani Zelenski'nin şu anda bulunduğu yer harp karargahıdır. Yani harekatın sevk ve idare edildiği Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın müşterek harp karargahıdır. Zelenski de orada siyasi kadrosuyla uygun bir yerde kendi yeri vardır. Zaten bu savaş durumunda ülkeler bu harekatı, bu tür sevk ve idaresini bu tür bir yerlerden yaparlar. Yer altındadır o. Sığınak dediğimiz o zaten önceden, yani barış zamanından itibaren hazırlanır. Belki 20 yıl önce hazırlanmıştır veya Sovyetler zamanından kalmıştır. Vardır yani. Vardır tabii. Vardır. O orada zaten bütün komuta kontrol sistemi, bütün cephedeki bilgilerin oraya akışının sağlandığı, arazideki birliklerin durumunun görüldüğü, yani resmin, fotoğrafın Ukrayna sahasındaki harekatın görüldüğü yerdedir Zelenski. Yani sarayın o civardadır. O civardadır. Şimdi her ülkenin kendi şartlarına göre, yaptıkları şey, ihtiyaca göre o civardadır. Ya Hilmi'ye söyler misin Mücahit? Oraya doğru bir zoomlayabilir mi? Yani sarayın bulunduğu noktaya doğru o bölgeyi görebilir miyiz? Ünal Bey anlatırken o görüntüyü de görmek istiyorum. Yani harp karargahı Zelenski'nin bulunduğu yerdir diyor. Orada doğal sığınaklar vardır diyor. Belki de Sovyetler döneminden kalma. Saray binasına geçiş için de tünel de vardır. Birbirleriyle vardır. Batlı. Yani, mutlaka vardır. Diyelim o, parlamento binasından. Tünelden gidiyor geliyordur. Bilemiyorum yani, ben hani tahayyül ediyorum. Genelde öyle oluyor ama. Peki suikast olacaksa Zelenski'ye. Yani nasıl bir şey? Şu anda oraya yaklaşacak böyle bir suikast, yani bir defa önce suikast yapmak istiyorlar mı? Böyle bir tim harekete geçmiş suikast yapmak için bekliyor mu? Yoksa yani o 3. 5. safhadaysa orada suikast yapacak kimse dolaşmaz. Ya yapamaz zaten böyle bir yere. Askeri yani, olarak yapabilir mi sizce şimdi yani? Şimdi şöyle. Yani bir özel birlik. Özel birlik yapar. Ha, böyle filmlerdeki gibi hani. Yapar. Olabilir mi? Ya bakın şey? Dışarıya çıktığınız bu kadar korunan bir yerde. Şimdi Hakan Bey, bakın harp o kadar enteresandır ki, yani bu olmaz diye bir şey yok. Ya yapamaz diyor, diye bir kavram yok. Ünal Bey, bir dakika beni dinleyin. Yapar. Diyor ki ya inanılmaz bir koruması var diyor. Uçak savarları dayamışlar diyor. Askerler bütününü. Şimdi oraya girebilir mi bir özel tim mesela? Ama böyle Hakan bu Bey, tür... albayım şöyle haklı, özür dilerim, bir parantez açayım, devam edin. Hitler'in yanına kendi albayı, Richthofen diye bir adam gitti, bombayı dibine koydu, çıktı. Meşhur suikast. Öyle Hakan bir şey, Bey. Öyle
Şimdi ha, olmaz önceden, derken bakın, hiçbir şey onu kastediyor. Önceden tabii yani önceden orada kendine müzahir şahıs belirlersin. Tamam. Yakın çevresinde oluşturursun. Ajan sokarsın. İçeride daha önceden bir şeyi tuzaklarsın. Onu o pozisyona getirirsin. Yani bunun birçok yöntemleri var. Olmaz diye hiçbir şey yok. Evet. Zaten liderler de bu konuda, o da kendisi bu konuda bilgilendirmiş, eğitimlidir. Nerede, ne zaman, nereye basacağını, hangi kapıyı açacağını, nereden gireceğini de dikkatlidir mutlaka. Bu adam daha düne kadar televizyonlarda şov yapan bir komedyendi. Nereden olsun, bilecek? Olsun, onu orada da elbette ki bir kurmayları bunun nasıl hareket edeceğini yönlendirecekler. O kadar öğrenmiştir yani. Artık. Öğrenmiştir. O da öğreticidir savaş sahası. Evet, biz bile şurada Mücahit'in gösterdiği görüntülerle Kiev'i ezber ettik ya resmen. Bütün sokaklarını biliyoruz neredeyse. Mücahit. Ankara'dan fazla bilinir hale geldi şu anda. Gerçekten öyle. Mücahit, şu anda... Evet, buradayım, dinliyorum. Hilmi bize o meydanın neresini gösteriyor? Yani niye burada durduk? Niye burayı gösteriyorsunuz bize? Şimdi o yol Maniski Sarayı'na giden güzergah olduğu için orayı gösteriyoruz. O barikatların, kum torbalarının yığıldığı nokta bu orası. Bu ilk engel belki o yoldan saraya yani giden. Şöyle o yol boyunca takip ettiğimiz zaman. Evet, o yol Maniski Sarayı'na çıkıyor. Böyle gidiyor diyorsunuz. Şu yol mu? Şu gösterdiği yol mu? Evet. Aynen öyle. O kum yığınlarının olduğu hemen arkasından öyle gittiğimiz zaman araçla gidersek 2 dakikaya oradayız. Yürüyerek gidersek de 20-25 dakikaya oradayız. Tamam, bu engel sistemi kurtarmaz tabii. Yani tabii. Engel sistemi yavaşlatmaz bile. Eğer sırf bunu, ama her engel ateşle yani engelin amacı düşmanı durdurmak değildir. Engelin amacı yavaşlatmak. Zaman o arada ateş destek vasıtalığıyla özellikle tank savar silahlarıyla diğer silahlara takmıyor ama şu engel manzumesi çok böyle hani süper bir korunağı göstermiyor. Peki ama başka önlemleri vardır bu adamların. Mutlaka vardır ama şöyle. Ama bu engelin ötesinde daha fazla engeller de var yani, onu belirtelim. Bu ilk engel sadece. Bu ilk engel yani oraya kadar diyelim ki 2 kilometre ise Mücahit'in anlatımından çıkarttığım benim. Oraya kadar buna benzer ve bundan belki daha güçlü engeller de vardır. Ben özellikle şu çok özlem şeyi yani söyleyeyim. Kiev'in bu meydan, tarihi meydanın çok fazla ateş destek vasıtalarıyla yani savaş olsa bile Kiev sokaklarına vurulmayacağını düşünüyorum. Çünkü hani biraz önce Türk yurdu falan meydan dedim ya, ben o konuda ısrarlıyım ama miladı 950'lerden Yaroslav'dan itibaren başlatırsanız. Ne yapacak Ruslar bu tarihi değerini göz önünde bulundurarak vurmayacaklar? Kendileri açısından, ki bütün Kiev'den bahsetmiyorum. Eğer burada Kiev üzerinde savaş olursa yani sokak çatışmaları iş yani siyaseten halledilemez demokratik olarak. Bu anlaşma masasında, onu biraz önce aklıma gelmedi, anlaşma masası halledilmezse Kiev meydanı hariç her yeri belki vurabilirler. Ama burada o heykeller, şeyler, çünkü bütün dünyanın, bakın siz bütün kameramanlar, sadece burası değil, bütün dünyanın gözü buranın üstünde. Dolayısıyla burası, bu sebepten dolayı çok fazla yani havadan, karadan vurmamaya çalışırlar. Bu şey varmış hemen zaten, şimdi bizim Musa bu işlere çok meraklı, Musa Kesler, Hürriyet muhabiri. O diyor kameramanın gösterdiği, Hilmi'nin gösterdiği barikatın hemen sağında Kazak heykelleri vardır. Evet, Rus Kazaklarının heykelleri var orada. Evet, evet, onları gösteremez herhalde değil mi şimdi Hilmi? 900'lerin sonuna doğru özellikle Yaroslav'ı ilk almazlar. Norman olduğu için onu çok fazla Slav şeyi kabul etmezler. Vladimir'dir. Şimdi bakın doğru. Bu Vladimir niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Vladimir Putin'le Çarlık hani diyoruz ya, bunun arasında işte bu bağları bilmezseniz tarihten gelip de günümüz... Musa bu heykel mi? Aksi kuramazsınız yani. Bu galiba. Biraz onu da anlatacağız. Sadece Musa'nın kastettiği. Musa yaz, yok, bu heykel mi? Bu değil. Bu değil mi? Hayır. Daha kalabalık. Ya bu da kalabalık. Tamamen bir ok atan insanlar falan var. Ve o diyor. Musa evet diyor, bu diyor. Tamam Musa, anladım. Bu da başka bir heykel. Bazı heykelleri de sığınaklara saklıyorlarmış. Sığınaklara kaldırılan heykeller var mı Mücahit? Evet, o konuda yani bu müzede, ulusal müzede bazı heykellerin sığınaklara kaldırıldığı yönünde bilgi var. Biz de gidelim çekelim dedik ama pek göstermek istemediler. Yani izin vermediler bize.
Ama o bilginin doğru olma ihtimali yüksek. Olası bir bombardımanda tarihi korumak açısından böyle bir önlem alınmış durumda. Depoya kaldırılıyorlar daha güvenli bölgelere. Artık normale dönüş başladıktan sonra da tekrar yerine konacaktır diye tahmin ediyoruz. Biraz önce Hilmiye söyler misin? Biraz önceki görüntüye bir daha gelsin. Orada bir anıt gibi bir şey görüyorum. O nedir? Bir kapımsı bir anıt. Bundan bir önce, biraz önce vardı geçerken. Hilmi abi tekrar o heykellere gelir misin? O oklu atlı heykellere. Bak şu kapı nedir? Bir dakika geçmeyelim. Zafer takı gibi. Zafer takı gibi görünen. Heykelin biraz daha sağında. Sağında. 20 derece daha sağ yaparsa orayı gösterecek. Paşam siz de tam şey verdiniz yani. Aslında milyem de verecektim ama milyem derece vermeyeyim dedim. Şimdi daha şey olur diye elleri gözetleyeceğim. Açı veriyorsunuz yani tam. Bu heykel Kazakların heykeli. Yani Taras Bulba'nın torunları bunlar. Hakan Zaporoş Bayrakçı. Kazakları tam adıyla. Kazakları? Zaporoş Kazakları. Zaporoş Kazaklarının heykeli. Onlar adına dikilmiş. Zaporoşki, Kazak birlikteliği demek. Zaporoşki. Kültür miraslarının tahribi harp suçudur. Savaş suçu öyle. Savaş suçudur. Evet. Bu bir yani kültür Cenevre mirası. Sözleşmesine göre. Mücahit beni duydun mu? Oradaki tak diyoruz, bir taka benzer bir yer var. Hemen Hilmi Baba kızmayacaksa biraz sağa doğru kamerayı. Onu da kızdırmak istemiyorum. Çok tecrübeli biraz bir kamera. Biraz daha sağa doğru. Savaşa katılmış. Heykelin evet. Altındaki o ayakları mı kastediyorsunuz? Hayır. Anlayamadım arkası, ama. Arkası arka. Biraz sağa doğru kaydırabilir mi kamerayı? 20 derece falan kabaca sağa doğru kaydırırsa ileride göreceğiz. Biraz onu daha böyle sağa doğru. Ha, şu abi, bu nedir? Mücahit bu nedir? Diyorlar. Bu. Abi şu kameradan ben de bir bakabilir miyim şeye? Çevirirsen. Abi Mücahit de göremiyor. Çok uzakta olduğu için. Uzaktan zoomla. Bu yerden işte o heykelin ayağı. Yani kaydesiymiş. Şöyle yukarıya yani doğru bir tilt yaparsa Hilmi abi. Üstünde tam heykel o heykel var. Yani ha. O meşhur bağımsızlık ha. Heykelinin bulunduğu noktanın ayakları o. Ha, melek heykelinin bulunduğu elinde taç bulunan o heykelin kaidesi. Ayakları. Sen, tamam. Bu, doğru. Şimdi anlaşıldı. Bu arada özür dilerim. Bu bizim evet. Çemberli Taş'taki anıta benziyor. Yani Konstantin'in heykelinin dikili olduğu vaktiyle alt sütunlar Yunan Korint modelidir. Üst sütun Bizans modelidir. Abi nereden biliyorsun sen bunu? Görünce anladım, tanıdım. Şimdi bağlantısı da var. Ta Bizans prensesi Olga'nın gelişi var. Bu da tarihe girersek bayağı şey yaparız. Girmeyelim yani aman girmeyelim. Şimdi Mücahit ya dünya nefesini tuttu. Antalya'daki toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Belki Kiev'in kaderi de orada belli olacak. Umarız Kiev kurtulur. Umarız Ukrayna kurtulur. Tek dileğimiz o. Siz de bize oradan barışın, hayatın normale dönüşünün haberlerini verirsiniz. Şimdilik sana veda edelim. Ama şehrin içinde tablo bu. Şehrin etrafı ise Rus askerleri tarafından çevrilmiş durumda. Ben şimdi burada bulunan iki asker konuğuma şu soruyu soracağım. Eğer Antalya'daki o umut gerçekleşmezse, barış umudu gerçekleşmezse önümüzdeki günlerde Ruslar nasıl bir plan yapıyorlar ve Kiev'e nasıl saldıracaklar? Harekat hızlanır. Bunu konuşacağız. Pardon? Mücahitler? Evet evet, Mücahit'i daha fazla üşütmeyelim, içeri girsin. Biz burada stüdyoda harita üzerinde Özgür Bey ile başlayalım bu akşam. Bize anlatsın, lütfen bunu da alın elinize. Tamam, ben yani sorum şu, şu anda bana önce şu sorunun cevabını verin. Ruslar neredeler Kiev açısından şimdi, baktığımızda? Şimdi şöyle, meşhur 64 kilometrelik bir konvoy vardı. Evet, yani bütün mistik konvoy. Evet, evet, yani bunun içinde lojistik destek unsurları da vardı. İşte tanklar, zırhlı araçlar zaten mürettep olarak kurulur. Yani görev kuvveti şeklinde. Nerede o konvoy? Şimdi bunun bir kısmı hala burada durmakla birlikte aslında bu etrafını hani Mücahit Bey söylediği hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bir kısmı şu güney bölümü hariç aslında Kiev'in etrafını kuşattı. Şimdi bir şehrin böyle 3 milyonluk büyük bir şehrin etrafını kuşatmak şöyle bir şey değildir.
Hani her 50 metrekareye bir tane asker koyup öyle durup böyle bir şey kuşatma olmaz. Kuşatma ne olur? Ana yaklaşma istikametlerine gerek düz alan gerekse ana yollar işte mesela demir yolu kapatılmamış ama oraları kapatacak unsurların bulunması. Kalan bölümler düzlüklerde gözetleme ve ateş sahaları kapatılır. Yani kuşatma dediğimiz şey budur. Evet yani böyle her 50 metre bir tane bizim yani askerlerin böyle çaprazda durup böyle bir kuşatma beklemesinler. Benim gözümde öyle. İşte yani öyle bir şey olması bir kere bütün o zaman gayretini sadece kuşatmanın içine hiçbir kuvvet tahsis edemez. Ha diyorsunuz ki boşlukları... ana noktaları tutar. Tabii kesin. Diğer bölgeleri de gözler. Gözetler, gerekirse ateş eder. Yani bu işte yüksek eğimli atış destek silahı. Peki bu tarifle baktığımızda Kiev için kuşatılmıştır diyebilir miyiz? Tam kuşatılmış diyemeyiz şu anda. Yani tam bir ablukayı şu anda tam bir kuşatmayı, çemberi daha henüz görmüyoruz. Ama buna yaklaştık. Ve bu kuşatmayı da ateşkes sırasında yaptılar. Bu da ilginç. Yani ateşkes sırasında yapmaları onların avantajına. Yani Kiev'den insani işte tahliye, o bu ateşkes falan derken o arada onlar... Etrafını kuşatma işi. Bunu da bir kenara koyalım. Yani. Koyalım. Peki var. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu kuşatmayla birlikte eğer bir barış çıkmazsa hedefleri ne, amaçları ne, ne yapacaklar? Yani ne yapmayı düşünüyorlar şimdi, önümüzdeki günlerde? Kiev'de son tahlilde işgal edip, şimdi bu bir istila işgal hareketi yani Ukrayna toprakta işgal ediliyor. Harekat tabirini kullanıyoruz ama Kiev'de son tahlilde komple ele geçirseler bile ki ben biraz farklı birazdan açıklayacağım bunu. Yani Rus bayrağını dikip biz buraya geldik buradan çıkmıyoruz demezler. Ne de yaparlar? İşte Sayın Zelenski hükümeti ve onun etrafındakileri bir şekilde enterne ederler. Ya kaçmaya zorlarlar ya işte onları ele geçirmeye çalışırlar. Yönetim değiştirirler. Oraya Rusça konuşan ağırlıklı veya Rusya taraftarı, Ruslara veya uzak yani iki tarafı da eşit gibi gören Rus taraftarının bir yerini yerleştirip bunu daha önce buralarda yaptılar. Donetsk Üniversitesi. Bir baktınız sokaktaki insanlar parlamento binası gibi küçük yere oturmuşlar. İşte seçim yapıyorlar şeklinde. Bir dakika. Peki o zaman yapmaları gereken Zelenski ve bakanları sarayda müthiş şekil. Bir koruma altındalar. Az önce Mücahit'le konuşurken evet. Ortaya koyduk. Yani nasıl enterne edecekler? Şimdi burada mesela birçok... Şimdi bu tarafta lejyonerler var dedik değil mi? Hani bu taraf yabancı sayıda çok fazla görünmüyor. O lejyonerler de hepsi böyle hani İngiliz, Amerikalı falan da deniyor ama hepsi Anglo-Sakson gibi düşünmeyin. Yani oradan örnek İngiltere'den kalkmış işte değişik Orta Doğu'da bir yerlere savaşmış. Şimdi buraya gelmiş savaşıyor. Paralı askerler. Paralı askerler evet. Şimdi bu tarafın da paralı askerleri var. Yani çok fazla şey söylemek yok ama artık çok açık olduğu için mesela 141. ara Çeçenlerin oldukları var. Kendi bu paralı Wagner gibi veya değişik Orta Asya'nın içinde topladıkları farklı paralı asker. Yani bu... Şöyle bir çatışma olacak. Biraz önce o sizin hani enternetmenin öncesindeki. Çünkü şöyle tankla topla girerlerse hani engeller yetersiz dedik ama belki tank endeli de vardır. Hani onlar hep geçilir ama. Tankla topla giremezler. Şöyle ilk etapta girerlerse çok zayiat verirler. Örnek Berlin ele geçirmesi 350 bin Rus zayiatı. Peki neyle girecekler? İşte bu biraz önce söylediğimiz hani her iki tarafın lejyon mu dersiniz, paralı asker mi dersiniz, kendisine müzahir gruplar mı dersiniz? Onların sokak çatışmalarıyla önce... belli yerler, belli semtler tutulur. Arkasından o tanklar, zırhlı araçlar gelip işte o meydanda orada burada ve parlamento binası etrafını çevirmeye çalışırlar. O zaman parlamento binasının ya da meydanın ya da başkanlık sarayının etrafını tanklarla çevirirler. Ama önce bir yaya hani öyle anlatalım. Daha böyle anlaşılır olsun. Çok güzel anlattın. Yayada savaşları gibi düşünün. Böyle hani. Çok iyi anladın. Önce bir öyle bir çatışma olur. Arkasından. Sonra tanklar girer ve orayı. Peki o zaman tanktan birisi megafonla ey Zelenski çık etrafın sarıldı mı diyecek yani. Ne olacak? Yani o kadar tabii yani nasıl olur? Yoksa daha öncesinde içe mi gelir? Onu öngörmek çok zor. Yalnız burada. Benim özellikle belirtmek istediğim şey şu. Bakın burada bir Kiev'i konuşuyoruz. Kiev'in safhası var aslında. Bir şimdi bitirelim. Ben orada ne olduğunu büyük resimle anlatmaya çalışayım. Bu 3 milyonluk şehirde şu anda Rusların kimi sızdırdığı. Bakın bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani kaç Rus özel kuvveti veya ateş destek vasıtasına lazer tutup yönlendirip oradan irtibat veren kaç kişi var? Ve bunu kaç ay önceden? Burada 3,5 aydır tatbikat var. Şimdi burayı harbi işgal etmeyi planlayan bir güç... Buraya kaç kişinin sızdırdığını ve hangi semtlerde nasıl bir düzen aldıklarını biliyor muyuz? Peki bu mümkün mü? Yani sızdırma olabilir mi? Sızma olabilir mi? Mutlaka. Ya ben Kievliyim. Ben anlamayacak mıyım gelen? Şimdi işte bunlar eski Sovyetler Birliği'nin bakiyeleri. Yani şimdi bir, Türkiye'deki bir yere sızdırmaya kalkarsa veya işte Çin'deki bir yere kalkarsa
o deşifre olma ihtimali kabak daha kolay. Kabak gibi ortaya çıkar. Evet, ama burada burada farklı çok daha uyuyan hücreler de vardır. Veya son 3 ay öncesinden itibaren normal çeşitli vasıtalarla sızdırmıştır. Şimdi bunu şunu söylüyorum. Onların varlığının anlamı ne? Onların varlığının anlamı şu. Yarın öbür gün şimdi sokak çatışmaları olacak diyoruz ya. Yani taarruz helikopterleri yukarıdan bakın. Şuradaki çatışmalar çok ilginç bir şey var. Buradaki çatışmalarda Su-34 uçağı bile vuruldu. Su-34 uçağın özelliği şudur. O MEMPET dediklerimiz, hani omuzdan atılan uçak sağır füzelerin vurabileceği çok daha üst seviyeden uçarlar. Yani 5000 metre kabaca fit olarak 5000 üstüne uçarlar ve yukarıdan vururlar. Neyle? Akıllı mühimmatla vururlar. Bunu kullanmıyorlar. Kimler? Akıllı mühimmat harp stoklarını saklıyorlar. Kimler? Ruslar. Niye saklıyorlar bunu? Belki A, Kiev için saklıyorlar. B, daha büyük bir çatışma için harp stok olarak saklıyorlar. Yani uçak zayiatını göze alıyorlar buralarda. Bayağı uçakları düştü. Ama bu akıllı mühimmatı saklıyorlar. Niye saklıyorlar? İşte bunu analiz tabii bu. Yani bu illa böyle hani oradan %100 bir bilgi olarak söylememiz yanlış olur. Ama bu bir öngörü. İşte burada hani o direniş noktalarını falan vurmak için bütün şehri bombalamaktansa muhtemelen akıllı mühimmat kullanabilirler. Ama bu son tahlilde yapacaklardır. Çünkü kendileri için de zayiatlı olacaktır. Şimdi bir de burada görünmeyen en çok lejyonerler. Burada en sıkı savaşı lejyoner yapar. Niye biliyor musunuz? Bakın. Halk tabii ki vatandaş ülkesini savunuyor, silahlı çok iyi. Ama burada organize olmak önemlidir. Yani şimdi burada 4 kişi bir araya geldik, hemen böyle konuştuk, hadi beraber, öyle bir şey çok zordu. Niye? Peki herkes, lejyonerler birbirlerini tanıyorlar. Tanır, onlar ekip halde gelmişlerdi. O lejyoner tek bir kişi olarak hadi ben çantamı aldım düşünmeyin. O lejyoner işte belli yerde savaşıyordu, onlar ekip halde gelirler. Onların aralarında irtibat vardır. Hem telsiz olarak düşünün, hem... Şimdi bir yere sıçrarken onu hangi ateş destek vasıtasıyla destekleyecek, kim nereye el bomba ne yapacak bunlar arası bir. Yoksa 4 kişi bir araya gelip 10 kişi bir araya gelip bir savaş grubu oluşturur. Bunun mürettebat olması lazım. Peki, bu önemli. Rusların, çok. Rusların savaş ve askerlik deneyimleri bu tür şehir istilalarına uygun mudur, var mıdır tarihleri? Yani Spetsnaz birlikleri falan yani özel birlikleri vardır ama bakın burada tekrar söylüyorum. Şimdi burada Ruslar kendisinden önce... özellikle kendisine müzayi grupları sokacaklar. Niye? Bunun sebebi bir zayiattan çekinmek. Yani mümkün olduğu kadar ötekiler zayiat. İkincisi de burada oluşacak olan kötü manzaraları yani Rus askeri yapmamış olacak. He, Wagner yaptı diyeceğim. Tabii. Yani bu, paralı asker yaptı. Bu genel şeydir. Öbür tarafta çok özür dilerim. Şimdi öbür tarafın lejyonerlerin bir kısmı da aslında bazı ülkelerin gönderdiği, finanse ettiği. Şimdi tabii. O zaman da kimse şunu diyemeyecek. B ülkesi kalktı yani biz buraya geldi işte bunu böyle... Öyle demeyecek. Dolayısıyla vekalet savaşının ama çok dibindeyiz. Ya çok kötü bir şey değil mi bu ya? Ya kaybeden Ukrayna halkı. Ya evet ya. Evet, yani hani burada bu... yabancı savaşçılar gelip burada savaşçılar paralı askerler savaşacak. Yazık günah ya şimdi Ukrayna. Ben, iç çatışma gibi bir şey çıkacak ben ya. Ben şimdi Kiev'de bir şey söyleyip tekrar döneceğim ki önce geneli arz etmem lazım. Orada Kiev'in niye en sonra olacağını değerlendirdim. Bakın bir ülkenin başkentinin zaten burada olması yani burada o kadar çok stratejik hata var ki. Yani şimdi bu bir ülke bağımsızlığı ilan etti. Şimdi eskiden Sovyetler Birliği zamanında olsaydı bu bir Ukrayna'nın yani bir yönetimin alt birimin bir oblast gibi düşünün. Bir yani federasyonun şeysi ama başka ama şimdi burası bağımsız ve diyor niye ki niye olmaz orada? Şimdi bakın işte olmayacağı şöyle belli oldu. Buradan çıktılar 64 kilometrelik konvoy ile. Sınırları Ruslar çizdi ama. Efendim? Sınırları Ruslar çizdi. Tamam sınır Rus çizdi ama şimdi buraya gelen de eğer batıya entegre olacaksa o zaman gidecek. Lviv'i mi alacaktı? Aşağı mı? Yani, kendi değiştirecek. Tabii yani şöyle çünkü coğrafya kader tamam ama başkent kader değil. Yani başkenti Mustafa Kemal Atatürk niye Ankara'yı aldı? Anladım. Hep söylüyorum ben onu. Yoksa İstanbul mis gibi Dolmabahçe'nin yanında otur. Anladım. Deniz, boğaz her şey gayet güzel. Ankara'nın derinliği var. Onun için Ankara'yı aldı. Yani yoksa Tekirdağ'ı da alabilirdi. Ya benim işte oraya da. Demek ki başkent biraz daha korunaklı. Derinlik olarak biraz daha doğru, düşmanla aranıza mesafe koyacağınız bir yer olacak. Stratejik hata no 1. İkincisi, yani siz şimdi Rusya'yla diyorsunuz ki ben illa batıya gitmek istiyorum. Tamam doğru bu halkın kendi kararı. Seçilmiş bir lideri var. Cumhurbaşkanı seçilmiş diyor ki ben diyor entegrasyonu NATO ile Avrupa Birliği ile yapmak istiyorum. Buna kimse hiçbir şey diyemez. Ama o zaman şöyle bir şey yapacaksınız. Bunu Hollanda'da, Belçika'da yaşamıyorsunuz. Rusya'nın yanında yaşıyorsunuz. Bak adam diyor ki 3,5 ay tatbikat altında ben size işgal edeceğimin mesajını veriyor. O zaman zamanı oynayarak siz 50 tane uçakta değil de şu meşhur uçaklar var ya geldi Polonya ona veriyor o buna veriyor hani onu önceden tedarik edeceksiniz. Siz tank birliklerinizi ana muharebe birliklerini bakın tank savar silahlarından bahsetmiyorum. Bu bütün savunma
Kiev veya işte Herson, işte Harkiv gibi yerler, Harkov gibi yerlerde Ruslara zayiat vermek üzerine kurulmuş. Ukrayna'nın toprakları işgal ediliyor. Kiev meydanı şimdi vurulun vurulmuyor. Biz bunu şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Efendim buraya heykeller var, vurulmaz falan. Vurulursa yani bu insanların hayatı üzerine oynanacak bir kumar değildir. Yani şimdi 13. günde ya ben işte yanlış NATO'yu hani bu bize yardım etmedi, biraz soğuk bakıyorum. Yani büyük yani devlet yöneticilerinin, kamu yöneticilerinin böyle bir hata yapma şansı yoktur. Kamu yöneticileri diyecek ki ya ben şunu şuraya aldım, ben ordumu kuvvetlendireceğim. Ondan sonra bayrak çekecek. Diyecek ki ben Avrupa Birliği'ne, NATO'ya girmek istiyorum. Ruslar da karşılayacak. Nerede karşılayacak Hakan Bey? Nerede karşılayacak? Onları en azından Dinyeper'de durduracak kadar, hani direkt sınırdan yavaşlatacak ama Dinyeper'i geçecek kadar, yıpratacak kadar karşılarda karşılaması lazımdı. Bir kere baştan harekat planı tamamen şehirlerde meşgulen savunma üzerine kurulmuş. Yani şöyle bir şey hayal ediliyor herhalde. Buralar kale, buralar kale. Şeyler gelecek, kale kuşatması yapacaklar. Ele geçiremeyince geri gidecekler. Yani böyle bir dünyada yaşamadığımıza göre. Ya bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını söylemiş. Propaganda mı bu? Hiçbir tarafın ne zayiat ne tip açıklamalarına bence itibar etmemek lazım. Tamam, anladım. Yani ben öyle düşünüyorum. Yarınla ilgili de işaret. Ben öyle düşünüyorum. Yarına yönelik bir yumuşama şeyi olabilir ama ben onu, şimdi bakın şurada. Burası ne zaman harekat? Yani anlaşma olmazsa. Mesela Hakan Bey umutlu. Ben biraz daha olmayabilir gibi düşünüyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız. Bu iyi bir şey olur. Çünkü barış adına, insanlık adına, işte petrol fiyatı her yönden iyi bir şey olur. Şimdi burayı şunun için bekletiyor. Harkov'da çatışmalar devam ediyor. Çoğunluğu ele geçirdiler ama evet, yani Ruslar aldı diyor, öbür taraf alma diyor. Yani sonuçta burada bir sıcak temas var. Şimdi şu aradaki, bakın Harkov'dan şehir merkezi yanında ele geçirdikten sonra Dinyeper'e kadar gittikleriniz zaman, şu Zaporojye Kazakları falan diyoruz ya, Zaporojye şehri var. Şuraya kadar geldiği anda ne Mariupol kalır ne bilmem ne kalır. Yani şuradan şurası, Kırım'dan burası birleşir. Bakın şu hat birleşir. Yani burada savunan bir Ukrayna ordusu veya bir birlik kalamaz. Niye? Geriyle irtibatı yok zaten. O yüzden evet, burası düşer. Harita değişir. Şimdi buranın önemi ne? Şimdi ondan sonra Kiev'e gelecekti. Onun için bu girişi yapıyorum. Şimdi amaçlar 2014'te Kırım'ı ele geçirdiler, işgal ettiler. Şimdi ben bir Türk olarak baktığım zaman buradan, Kırım'da Ukrayna olsaydı, bu Kırım Rusların hiç olmayıp ve Kırım donanması olmasaydı, daha doğrusu Karadeniz'de olan Rusların, çok daha iyi olurdu. Ama o geçildi. Yani o karar düğüm noktasını geçtiler artık. Geçtik yani. Şimdi burada bir, su kaynaklarını ele geçirirler. İki, demir, kömür, madenlerini ele geçirirler. Üç, eski Sovyetler Birliği'nden kalan şu bölgede o kadar çok fabrika var ki, bu savunma sanayine destek olan. Mesela, peki şu anda o aşamadalar mı? Yani buraya... Ya bakın tek tek buralara uğraşmaya gerek yok. Şuradan indikleri anda buralara inmediler mi şu anda? Şu anda inmediler. Yani şuraya inerlerse böyle olur. İnerlerse işte yarın anlaşma olmazsa belki buraya inecekler. İnerler. Peki Kiev'le ne bağlantısı var? Bağlantısı şu. Kiev'i bence en sona bırakırlar. Ablukayı alırlar. Önce buradır diyor. Burayı alırlar. Ondan sonra Odessa'da hiç konuşmuyoruz. Yani şurada durdu. Buk Nehri var. Burada da bir meskun mavi oraya geldi. Orada sıcak çatışma sürüyor mu şu anda? Şu an çok büyük bir temas olduğu bilgisi yok. Yok. Ama şu Buk Nehri'ne geçerek Transdniester'e bağlanıyor. Burada da gemiler sürekli aldatma harekatı yapıyor. Ukrayna'nın Karadeniz'de olan irtibatını kesiyor böylece. Evet, buradan bunu keserlerse o zaman, şimdi bunu niye yaparlar biliyor musunuz? Anlaşmalar 3. tur, 5. ama Hakan Bey'in dediği gibi inşallah hani yarın olursa zaten çok güzeldi, gayet güzel. Olmadığını farz ve kabul edelim. Yani her iki tarafın kartının, beklentinin farklı olduğunu farz edersek Kiev'i sona bırakırlar. Çünkü buraları aldıktan sonra masaya oturmak ve bunları onaylatmak, bunları almak değil. Diyecek ki ben burayı aldım. Şimdi ne diyor Sayın Zelenski? Kırım'la Donetsk'i konuşabiliriz diyor. Şimdi yarın öbür gün anlaşma olmadı. Odessa'yı da aldım. Odessa'yı da konuşabiliriz mi gelecek olan? Yani evet, anladım. Bunları yaparlar. En sonda en zor şehir olan Kiev'i, eğer hala buradaki anlaşmayı sağlamazsa işte zorlarlar. O zaman oradaki Sayın Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün açıklaması değişir. Efendim hedefimiz Zelenski değil ama yönetim değiştirmiyor ama işte biz burada hani istediklerimizi alamadı. Ya ben şeyi anlamadım. Tam anlatıyordunuz, yarım kaldı. Konvoy ne oldu ya? O konvoyu anlatıyordunuz. Şimdi konvoy buradaki görevi, konvoyun buradaki görevi şuradaki birliklerin buraya, yani savunan içinde var ya, lejyoner dedik, Ukrayna ordusu dedik, buraya gitmesini engellemek. Konvoy orada için, bunun için burada tuttular. Yani hala tutuyorlar mı? Bir miktar var ama çoğu buraya yayıldı. Muharip birlikleri yayıldı.
lojistik destek birlikte hala burada. Ha, ama 60 kilometre değil artık, daha azaldı. Tamam, yani o konvoy hedefine ulaştı. Lojistikler bekliyor. Muharipler de yavaş yavaş pozisyon almaya pozisyon alıyor. Ama o görevini yaptı. Niye yaptı? Ya Harkov'a buradan birlik kaydıramadılar. Tamam. Yani 64 kilometrelik konvoy kelimesini, cümlesini artık kullanmamıza gerek yok. O bitti. Yani, konvoy hedefine ulaştı. Bugün itibariyle yok. Yarın yine de bir konvoy gönder. Çünkü konvoyları sadece tank top olarak değerlendirmeyin. Yani askerlerin lojistik destek sağlayacak. Belki bakın eksi 20 derecelerden bahsediyoruz. Yani geriye gidip birliklerin bir kısmı dinlendirilip orada Rusya'ya kadar değil. Yani şurada tutup buraya dinlendirip tekrar geri getirecekleri bazı kolaylık tesislerini de düşünün. Bunları da dahil etmek lazım. Tabii burada insanlar ölüyor. Biz de burada hani konuşuyoruz, yorum yapıyoruz. Çünkü bizi de ilgilendiren, yani Türkiye'yi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren bölümler var ama tabii harp önlenemez zorluklar içeriyor. Yani siz harekatı başlatıyorsunuz, savaşı. Bu meşhur işte konvoy. İşte o konvoy. Yani bu ulaştı. Harp tarihinde de bakın böyle bir konvoy yoktur ha. Böyle yani şöyle yoktur. Yani şu anlamda söylüyorum. Hani bu kadar böyle yakın, en azından aralarında belki 50 metre falan olması lazım. Yani idari intikalin aşmış normal bir şeydi bu. Hani bir lojistik merkezin önünden çıkmış tırlar gibi duruyorlar. Doktrine aykırı diyor. Tabii, çünkü burada normal bir hava tarzı olsa bu taktik intikalde zaten yola açılmaları ama lazım. Ama bu bitti. Ya bu mistik konvoyun işi bitmiş Onur. Yani öyle anlıyoruz. Konvoyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bence o fonksiyonun şimdi, yerini aldı da. Almış öyle. Şöyle, bu konvoy şu anda yok. Kalmadı yani orada. Konvoy falan yok. Dağıldı. Görev yerlerine gittiler. Bu konvoy çok konuşuldu. Yani bütün dünyanın konuştuğu konu bu konvoy. Bu konvoyun aslında şu anda fonksiyonu, görevi bitti ama böyle yakın birbirine şu dip gibi olan bir araç aşağı yukarı 15-20 metre Rus taktik doktrininde Hakan Bey bizden farklı. Onun için yanıltabilir bizleri. İdari intikallerde 50 metreyi geçmeyecek şekilde 25 metredir onların. Hatta durdukları zaman da Özgür Bey diyor ki bu Ruslara özgü bir şey mi? Şimdi söyleyeceğim. Karşı tarafın hava tehdidi de yoktu. Biraz onun eskisi. Şey yapsın, şimdi söyleyeceğim. Şöyle, idari intikal dediğiniz zaman zaten bir hava tehdidiniz yoktur. Daha doğrusu siz o konvoyun karadan, havadan güvenliğini, emniyetini, güvenlik şemsiyesini oluşturmuşsunuzdur ki idari pozisyonu alırsınız. Yani taktik değil. O idari pozisyonda da konvoyların arasını 25 ila 50 metredir Rus taktik doktrininde durdukları zaman, istirahate geçtiklerinde zaman bunları 15-20 metre yaparlar. Taktik intikallerde de 50 ila 100 metredir. Bizde 200-300 metredir. Mesela farklı. Yani Rus doktrinini bilmek lazım. Onun için onu eleştirirken şimdi herkes eleştiriyor, bütün dünya. Zaten doktrini böyle adamın. Yani burada anormal bir şey yok. Burada bir de şey var. Şimdi burada Rusları bir ara hani ikmal konvoylarını falan vurdular ya. Şimdi karşı taraf şöyle bir şeyi planlamış. Özellikle birileri buna bu şekilde yönlendirmişler. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda en büyük zorlandıkları konulardan bir tanesi. Tabii cephede sayısal denge çok şey var. Fabrika onlar ayrı konu ama lojistik destek. Yani zırhlı birlikler gidiyor. Arkadan hala attı birliklere yeterli kamyon sayısı yok. Bir mühimmat Berlin'den çıkıyor, örnek olarak söylüyorum. Ta işte şeye gelene kadar, özellikle bu Moskova yakınlarına gelene kadar çok zaman geçiyor. Şimdi bunun ters mühendisini yapmışlar. Yani Rusların buraya geldiklerinde bazı yerler şunu gördük. İşte bu tip böyle bunun 64 kilo küçük konvoylara küçük kasabalardan çıkıp tank savar silahlarla saldırıp işte oradaki tankerleri, köprücü birliklerini, engel aşma birliklerini, yani böyle lojistik destek ve muharebe destek birliklerini vurdular. Dolayısıyla böyle bir şeyi planlamışlar. Yani savunmanın geriden gelen takviyelerini bunu kesmişler. Dolayısıyla bu da bununla beraber olabilir. Yani havadan tehdit yok. Bir de böyle bir saldırı olmasın şeklinde biraz daha dar kapalı alanda peki, kalmışlar. Size bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Tahmininizi soruyorum. Evet. Bu zaten hani bilinebilecek bir şey değil. Diyeceksiniz ki ben nereden bileyim? Estağfurullah. Yani öngörüde bulunuyoruz. Öngörünüzü sadece soruyorum. Sizce Ruslar, Putin... Ya şu Kırım'ın tanınması, Donbas bölgesinin alınması yeterlidir bizim için. Zelenski de zaten bunu söyledi diyerek bu işten geri adım atar mı?
Atabilir. Bir tek yani şöyle, bir tek şey var. Benim ümitsiz olduğum konu o. NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne falan girmeyeceksiniz diye yazılı belge istemişti. Onu niye biliyor musunuz? Şöyle ister. Rusya açısından baktığında, bakın ben neyim bir Türk olarak, keşke Kırım'da Ukrayna olsaydı da daha hani bizim için sıkıntı yaratmayacak bir konsept olurdu. Verir o belgeyi de, NATO'ya girmeyecek. Şimdi verirse o zaman anlaşır. Bakın niye biliyor musunuz? Şunun için yazılı belge verirse niye? Şimdi Odessa şu an kimin kontrolü? Daha ele geçirilemedi. Yani Rusya açısından baktığınız zaman. Ve burada da Sayın Zelenski var. Diyelim Sayın Zelenski gitti, başka birisi geldi. Ama NATO'ya girmeleri ve Avrupa Birliği'ne entegre olmaları halinde Kırım'da işgalci kabul etse bile, yani hukuken tamam sen Kırım'ı aldın dese bile, Odessa'ya diyelim ki yani bugün 5 tane destürer verdiler yani Ukrayna donanmasına. Hava kuvvetlerini kuvvetlendirdiler. Şimdi Rusya için yine tehdit. O açıdan tehdit oluyor. Ben ne diyorum? Bak Kırım'da hiç Ruslar olmasa daha iyi diyorum. Tamam. Ruslar beni sevmeyecek. O zaman siz diyorsunuz ki Kırım'ın tanınması, Donbas'a razı olunması, bir de NATO'ya girilmeyeceğine dair yazılı taahhüt verilirse Putin bu işten vazgeçer. Vazgeçebilir. Yani yarın o zaman işte Hakan Bey haklı çıkar. Biz deriz ki yarın Peter Föhet'te düşer, anlaşma sağlanır. Ama sanki Zelenski bunları kabul ediyor gibi gözüküyor. Benim en ama, son planını ama, kurmuş. Ama bence şöyle, yarının hazırlığını yapmış. Ama şöyle, sıra bana gelince NATO'ya eğer biraz önceki o açıklamalarda Kırım ve şeyi söylüyor. Ama hani NATO'dan da soğudum derken eğer bunu kastediyorsa, tamam ben de imzalıyorum derse, o zaman farklı bir paradigma ile kalkacağız. Siz ne diyorsunuz? Söyleyin, hemen söyleyin bu konuyla ilgili. Aynı yani, soru. Peki ama orada izah edeyim o zaman. Gelin burada izah edin. Buyurun. Şimdi pardon. Sağ olun, ne demek, buyurun. Şimdi ben askeri açıdan değil, siyasi strateji açısından. Tabii şimdi zaten son sorum da oydu Özgür Bey'e. Tabii. Şu haritayı tamamlayabilir miyiz? Yani şimdi bakın bence Putin satrançını oynamış, hamlelerini yapmış. İş yarınki görüşmelerde kilitli. Neden? Bir, sarı bölgeler Rusların kontrolündeki bölgeler değil mi? Evet. Ne yapmış? Bunları bir kere toprak olarak istiyor. Bir, zaten buraya bağımsız devlet dediği kendi kontrolündeki bir devlet. Kırım'ı zaten almış. Kırım zaten onun. Hatta Odessa'yı bile belki alarak sadece şurayı Karadeniz'e açılma payı bırakabilir. İki, Kiev'i de muhasara etti mi? Muhasara etmiş durumda şu anda. Yani kuşatmış durumda. Bence satranç hamlelerini yaptı. Yarın Zelenski'ye diyecek ki, bak, lafı uzatırsam Kiev'e girerim. Bu bölgelerde de eser gelirim, devam ederim. Senden üç şey istiyorum. Bir, NATO'ya kesinlikle girmemeyi taahhütünü vereceksin. İki, şuranın bağımsızlığını kabul edeceksin. Buradan bazı toprak değişiklikleri, sınır değişiklikleri yapacağız. Zaten belli. Öyle bir talebi yok ya o sınır değişiklikleriyle ilgili. İstemeyebilir abi. Bu detay. Bu üçüncü madde detay. Kırım'ı istiyor bir de. Tamam. Kırım'ı tanıyacaksın. Bu üçünü kabul edersen bu işi bitiririz. Yarın bence onun için yarına planlandı her şey. Peki. Ve pozisyonunu da almış durumda. Peki Zelenski. Değil abi, buyurun. Ya abi Zelenski diyor ki tamam diyor bu üçüne ya. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Henüz demedi. Şimdi şöyle Hakan Bey. Sizin bu saydıklarınız zaten Putin'in siyasi hedefi. Bir hariç birisini eksik söylediniz. Hani evet. O da Zelenski iktidarının düşmesi. İşte bir tek değişiklik şimdi, orada bence. Seni bırakacağım şimdi, diyecek. Şimdi seni değiştirmemeyi kabul ediyorum diyecek. Şimdi yarın. Şöyle parametreler üzerinden gitmek lazım. Yani ben real politik bakmaya çalışıyorum. Yani olayın üzerinden yarını okumak, saha üzerinden bakmak lazım. Ortaya koyulan iddialar üzerinden bakmak lazım. Hı hı. Rusya'nın iddiası ortaya koyduğu Rusya küresel bir güç. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutmaya çalışıyor, NATO'ya. Hı hı. Şimdi dünya güvenliği üzerinde bir denge tuğlasıyla oynamaya çalışıyor. Hı hı. Şimdi siz böyle bir ortamda, evet. Ortamda iki dışişleri bakanı dudağının arasına getirip Antalya'da bu güvenlik parametresini oturtursa Putin yarın sabahleyin Putin'in siyasi hayatı biter. Bakın, yok, açılışı orada yapar. Dur, müsaade edin. Tamamlayayım ben. Tamam. Neyse ben de sonra şimdi, tamamlayayım o zaman. Ben tamamlamamıştım. O zaman siz ayakta kaldınız. Lütfen devam edin. Ben sonra devam edeyim. Benim tamam. Kafam, benim gördüğüm tamam. Şu. Planım gördüğüm şu. Putin hamlelerini yaptı.
Yani yarın orada iş bitecek demiyorum. Yarın orada prensipler konursa onlar Zelenski ile bir araya da gelirler. Değişiklik şu, net anlatıyorum. İstediği bazı topraklar, buradaki bağımsızlık ve de Ukrayna'nın NATO'ya hatta Avrupa Birliği'ne girmemesi teminatını alırsa, o zaman Zelenski'ye senin cumhurbaşkanı kalmanı bile kabul ediyorum diyebilir. Yarın bunları önerecek Rusya. Tahminimi söylüyorum. Çünkü bir gerekçem daha var. Sizin Rus ordusu dediğiniz... Rusya mı önerecek, Ukrayna mı önerecek onu? Rus önerileri yarın Rusya diyecek ki bence. Yok bak yok, diyecek. Sizin o söylediğiniz evet. Ukrayna mı önerecek yoksa Rusya mı? Ya şöyle Rusya... Kabulüne bağlı diyorsunuz. Rusya diyecek ki bak bana o bölgeleri tanı. Ufak tefek sınır değişikliklerini yap. NATO'ya girmeme teminatını ver deyip susacak. Zelenski de diyecek ki benim cumhurbaşkanlığım ne olacak? Onu kabul edebilirim diyecek. Oradan talep gelirse onu kabul eder. Ama benim başka bir düşüncem var. Bakın Rus ordusu dediğiniz bu harp böyle 15 gün falan sürmezdi. Bunu ısrarla baştan beri söylüyorum. Sivilleri vuramadığı için ve bunu kendi halkı olarak gördüğü için Slav kardeşliği yani o bakış açısı evet. Doğru. Yani harekatın yavaşlaması. Büyük taarruz yapamıyor Ruslar. Yoksa 14 bin tankla gelir sivil bölgeleri de vura 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 3 günde Kiev'e girer. Ya Rus ordusunu ne zannediyoruz? Burada sivilleri vuramadığı için bu harp gecikti. Millet zannediyor ki burada muazzam kahramanlıklar dönüyor. Çok iyi dayanıyor Ukrayna ordusu falan. Yok öyle bir şey. Bence yok. Çünkü Rus ordusu dediğiniz bu savaşı 3 günde bitirir ya. Ukrayna ordusunun şeyi ne? Siz neyi tartıştınız? Bir şey tartışmadık. Ben kendi senaryomu anlatıyorum. Bence diyorum ki Putin planını kurmuş. Planını yapmış. Kiev'i kuşatmış. Hatta kuşatmada da şunu söylüyor. Bu toprakları ve o bölgeyi tanı. Ha ben de senin orada kalmanı kabul edebilirim. Ama NATO'ya girmeme teminatı da ver. Eğer bunu kabul etmezsen arkasından ne gelir biliyor musunuz Zelenski diyor. Adım adım da olsa sivilleri vuramadığım için geciksem bile ki o yüzden gecikiyor. Öyle bu savaş 3 günde biter diyor. Kahraman Ukrayna ordusu, dev Rus ordu. Ya Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da 2,5 tane ordu var dünyada. Rus ordusu, Türk ordusu, yarı buçuk da İsrail ordusu. Siz İngiliz ordusu, Fransız ordusu, tank sayılarına, uçak sayılarına bakmayın. Savaş gücü yok. Fransa'da anket yapılıyor. Ülkeniz için ölür müsünüz diye. Cevap %21 evet. İngiltere'de ülken için ölür müsün? %23 evet. Savaştırın bakayım o orduyu. Ordu dediğiniz Türklerde var, Ruslarda var, biraz da İsrail'de var. Türkiye'de bu oran %79 ülkem için ölürüm diyen insan sayısı. Ruslarda 56. Hala adamlar gidip ölüyorlar. Dolayısıyla özetle diyorum ki yarınki toplantı çok önemli. Eğer Putin planını kurmuş, bu satrançı dünyada 50 yıldır en iyi oynayan adamlar Ruslardır. Satranç şampiyonudur hep. Ya şu mu diyorsunuz siz? Bence adam setlemiş bir savaş falan yok. Hayır, satrancı gibi. Kurmuş, masada bu işi bitirecek. Taleplerini kabul etti. Ha yarın bitmez. Yarın şu olur. Toplantı 2 saatin üstünde sürerse ki bence sürecek, 3-4 saati bulursa Zelenski ve Putin'in tekrar bir araya gelebileceği müteakip toplantı planlanır. Rusya'da istediklerini almış olur. Bütün dünyanın nezdinde de asıp kesen, 1 milyon adamı öldüren adam olmaz. Ahmet Bey, şimdi, çok kısa toparlayıp hakkımı savayım ben eğer bir şey istedim. Şöyle bir şey var. Bir dakika. Bu benim senaryom. Evet. Tabii anladım. Şimdi. Zelenski'nin açıklamasını da bir okumak istiyorum. Ya ne demiş tam olarak? Bir Amerikan televizyonuna konuştu. Şu ifadeleri kullanıyor. Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Buyurun. Tartışmaya açığım diyor yani. Hazırım için, diyor artık. Benim için en önemlisi Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek? Bu nedenle konu sadece tanımaktan çok daha karmaşık. Benim gözümde sivil öldüren herkes savaş suçludur. Ukrayna savaşmaya devam edecek. Biz Donbas bölgesindeki insanlarla diyaloğa hazırız. Oradaki insanların Ukrayna'nın bir parçası olarak nasıl yaşamak istediklerini konuşabiliriz. Ama Rusya'nın ultimatomlarına boyun eğmeyeceğiz. İşgale izin vermeyeceğiz. Yani buradan
Kırım'ı ve Donbas'ı konuşabiliriz anlamı çıkar mı Hakan Bayrakçı? Evet, benim gördüğüm biraz şu, zorlama olmuyor. Üstü kapalı bir taviz gelmiş. Zelenski'ye Rusya diyor ki, iktidarda kalmanı kabul edeceğim ama benim şartlarımı kabul et. Zelenski burada şu seçimi yapacak. Kabul etmezse, o biliyor onun Ruslar oraya bir ayda sürse, 20 günde sürse, sivil öldüremedikleri için gecikiyorlar. Bunu net anlatmak lazım. Bu savaşın bu kadar uzama sebebi sivil vuramıyor adamlar. Şimdi, Kiev'e girdikleri an Zelenski'yi bitirirler. Slavlarından dolayı bir de dünyaya karşı asan kesen olmamak için. Bitiriyorum. Benim tahminim şu. Zelenski de şu mesajı veriyor. İktidarıma devam etmemi kabul ederseniz, çünkü bu iktidar öyle bir şey ki kimse bırakamıyor abi. Eğer devamıma kabul ederseniz sizin tavizlerinizi görüşmeye, sizin isteklerinizi görüşmeye hazırım. Bu mesajdan da o çıkıyor. Şimdi burada Zelenski'nin mesajı. Burada ben öyle benim aldım. Farklı düşündüğüm Hakan Bey'den konuşuyor. Şimdi niye düşündüğümü anlatacağım. Bakın burada Transdinyester incecik bu Dinyester Nehri'nin orada uzanımı hattında Rus askeri varlığı ve Rusça konuşanlar. Yani Ruslar var. Şimdi bütün bu dondurulmuş sorunlar adı altında. Buradaki olaylar niye çıktı? İşte tam turuncu devrimlere karşı burayı hareketlendirdiler. Oradaki silahlandı. Şimdi burada Putin kılıcı çekti. Ve ambargo işte bu tip ekonomik çok yaptırımlara da geleceğini biliyordu herhalde. Şimdi bir burada, reklama gitmem lazım. İsterseniz reklamdan sonra devam. Odessa bölümünü anlatayım. Bir de karar mekanizması. Neyi anlattığınızı önce söyleyin bize ondan sonra. Tamam. Reklamdan sonra ama. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir açıklaması var. Onu bir görebilir miyim? Ne diyor? Meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04'ten itibaren izin verilmeyecektir. Devamı da varmış. Görelim devamını. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 4'ten sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Ya bayağı güçlü bir kar geliyor galiba. Bir devam daha varmış. Hadi onu da verelim. Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemli duyurulur. Kıymetli sürücülerimiz, Kızılay ekiplerimiz işte şu kadar işlerle hizmetini sunacaktır. İkram hizmeti sunacaklarmış. 37 noktada 160 gönüllüyle, 317 personelle. Hakan Bey geçenki kardaki önceki alınan karda var mıydı bu? Yok. Geçen hani bir bayağı bir Evet o var mıydı diyorum. Alınan orada yapılmaya çalışıldı ama tam verimli olsun hazırlanmışlar. Bu sefer yapın alınan sayın valim. Yani. Peki. Tamam. Hepsi güzel. Bir ara verelim sonra devam edelim. Ya kar yağıyor mu bu arada dışarıda? Başlamadı. Bir de yağmazsa var ya çok komik olacak ha. Vallahi kısa bir ara tekrar enteresan olur. Ya, tedbir alınmış olur. Evet tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Özgür Tör anlatıyordu. Son bir sorum var. Odessa'yı almak isteyecek mi Ruslar? Şimdi ben işte Odessa'yı da mutlaka almak isteyeceklerini düşünüyorum. Bir yıl önce söylemişti. Evet, aynen teşekkür ediyorum. Yani yaklaşık bir yıl önce de bunu kanalda bu şekilde bir programda iki destroyer buraya yabancı ülkenin destroyer geldiğinde bunu söylemiştim. Karaya çıkışını kapatan bir Ukrayna isteyecektir. Dinyeper'in doğusunda Rusça konuşanların ağırlıklı olarak şurası tam buraya kadar olmayabilir. Ağırlıklı olarak bu bölgeyi de almak isteyecektir. Çünkü niye Odessa'yı kapatacak? Bir Odessa bütün yol hatlarının demir yol hatlarının bileşkesi. Yani ihracat, ithalat. Tabii burası kritik. Burayı almaz. Aynı zamanda burayı almazsa kendisi Rusya açısından. Yani bugün Kırım'daki donanmaya burada alternatif bir Ukrayna donanması tesis edebilirler. İnsanlar ömrü geçici. Yani Kiev'deki yönetimde geçip Moskova'daki ama bu başkentler, bu limanlar tarihte de vardı. Yani bizim mesela un kapanı dediğimiz yer işte buralardan gelen buğdayların gelip değil mi oraya indirip orada dağıtıldığı yer. Demek ki tarih fazla bize manevra alanı bırakmıyor. Şimdi burada niye burayı almak isterler? Sadece un kapanı dediniz değil mi? Efendim? Un kapanı. Evet. Doğru. Şimdi burası sadece liman olarak bakmayın.
Transdinyester dediğimiz Rusça konuşanların şurada, yanlış söylemeyelim şu kenarda, konuşanlar ince bir şerit. Şimdi bunların teorisi ne? Biz diyor ki Rusça konuşanları savunuyoruz ve Vladimir Putin, ilk yani dedik ya Rusya'yı Kiev prensibi kuran Vladimir'di, Yaroslavoğlu. Şimdi Çarlık Rusyası bölümündeki bir bakış açısıyla hareket ediyor ve Soğuk Savaş'ın kaybedeni Rusya. Düzeltiyorum, Sovyetler Birliği ama onun çekirdeği Rusya. Ruslar kaybetti yani. Şimdi bu diyor ki ben diyor kaybedilmişleri kazanmam diyor. Ve bunu da bakın karar mekanizmalarında Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeyle veya batıdaki ülke Rusya'yı ayırmamız lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi mesela Sayın Biden biraz önce konuşuyordu. Ona alttan bilgi toparlanır. Yani think tank, Pentagon, Senato, o bu falan harmanlanır. O gelen hareket tarzını sunar. Yani aşağıda oluşturur. Putin ne yapar? Tam tersi. Çarlık döneminde de böyledir. Şu anda da böyledir. Üstten der ki. Yukarıdan aşağı. Tabii der ki biz burayı alacağız. Ona göre hareket planı yapılır. Ona yani, göre. Amerika aşağıdan yukarı. Evet. Şimdi Putin yukarıdan aşağı. Bunu anlayamazsak işte ben hani bir sene önce bildim mantığını müneccimlikten değil. Jeopolitiğini ve Rusların doktrini. Yani sadece uçağın motorunu şu onları da biliyoruz ama burada asıl düşünce yapısını çözmek lazım. Ve değerler üzerinden gittiğini unutmamamız lazım. Bakın burada hani pire için yorgan yakma biz de yaparız ya. Doğu toplumlarıyla Batı toplumlarının karar mekanizmasını ayırmamız lazım. Çok teşekkürler. Tekne ifade ediyorum. Sizi yerinize alalım. Lütfen sizi buraya alalım şimdi. Buyurun. Aynı soruyu ben şimdi de Ünal Atabay'a soracağım. Ya Abdülkadir Selvi çok özür dilerim bir dakika. Abdülkadir. Buyurun Ahmet Bey. Ya sen bir iki temasta bulundun mu, bulunabilir misin, bir bakabilir misin? Yarınki Biden görüşmesi, Antalya zirvesi, birazdan sana onları soracağım. Onlarla ilgili sızan bilgiler var mı sana? Onları almaya çalışacağım senden. Şimdi, memnuniyetle. Pazartesi akşamı konuşmuştuk. Evet. Siz dediniz ki, bu savaşın temel hedefi, Ukrayna hükümetini düşürmek yani Zelenski'dir bu. Hatta ağırlık merkezi dediniz değil mi? Her harbin yani pazartesiden bugüne çarşambaya baktığımızda sahada sizin gözünüzle değişen bir şey var mı iki günde? Ahmet Bey değişen bir şey yok. Bakın hedefte de bir değişiklik yok. Yarınki toplantıyla müsaade ederseniz bağlayarak bunu anlatayım lütfen. Daha anlamlaşır. Tabii tabii. Şimdi yarınki toplantıda Rusya ortada koymuş olduğu siyasi hedefte bir değişiklik olmadığını söylüyorlar bütün görüşmelerinde. Ama bu siyasi hedef Ukrayna için ağır bir hedef. Ukrayna'nın hem yönetimini ortadan kaldıran aynı zamanda da Luhansk-Donetsk bölgesinin bağımsızlığını kabul edilmesini gerektiren Kırım'ın da ilhak edilmiş Kırım'ın da Rusya'da bağlı kalmasını devam ettiren NATO'ya da katılmayacak sözün alınması ve anayasasının değiştirilmesi. Şimdi Sevr gibi bir şey. Sevr gibi bir şey. Bu büyük bir lokma Ukrayna için. Acı bir tablo. Ne yapıyor Zelenski? Diyor ki bu büyük acıyı nasıl hafifletirim? Bir, Donbas üzerinde konuşalım diyor. Nasıl konuşalım diyor? Kabul edelim onların özelliklerini Minsk Anlaşması'ndaki gibi imzalamamıştım ya 8 yıl önce diyor. Bu imzalamadığımdan başıma zaten bunlar geldi. İmzalayayım diyor. Şimdi diyor onu imzalayayım ama diyor size bir önerim var. Minsk'tekinin daha üst perdesinde biraz daha yerel vesaire değil federatif bir yapı içerisinde olsun. Evet. Bir. İki. Kırım zaten 8 yıldır benim kontrolümden çıktı. Oradaki halkı süreceğinizi sürdünüz. Demografik yapı değişti. Ben orada artık zaten etkimi kurmaya da kalksam yeni bir kriz sahası oluşur. Kalsın. Bakın bu kafasındaki bunu söylüyor zaten adam. Evet. Hayır diyorsanız buyurun. Yok evet, doğru. Ama ben de böyle anladım. Mesele bu. Ben de böyle anladım. Şimdi bunu söylüyor. Rusya ne diyor? Rusya bir kararname imzalıyor. Diyor ki bağımsızlığını diyor istiyorum. Şuranın. Evet. Bağımsızlığı yani Luhansk-Donetsk bölgesinin bağımsızlığını tamam. Kabulü diyor. Zelenski bunun orayı için, tartışırız diyor. Beni Rusya diyor ki beni bu savaşa siz bu kadar askerimi, tankımı, topumu, bu kadar zayiatı da göze aldırmak suretiyle tüm dünyayı karşıma aldım.
Minsk Anlaşması'nı imzalamadığını direttiniz. Ülkeniz tarumar oldu. Ben de dünyanın karşısında bütün ekonomik sistem içerisinde dünyanın da ekonomik dengesini bozacak şekilde benle beraber hepimiz sorumlu olduk diyor. Kabul eder mi Ahmet Hakan Bey? Bakın masaya şimdi gelirken bizde askerlikte bir sistem var. Muharebe sahasının tahayyülü diye. Muharebe sahasının tahayyülünü nasıl doğru tahayyül ederseniz harekatı ona göre yönetirsiniz. Diplomasi de böyle bir şey. Masanın üzerinde konuşulacakların tahayyülü. Bu tahayyülü duygusal reflekslerle. Ben şeyi anlamadım. Dur. Rusya ne diyor yani? Rusya ne istiyor? Rusya neyi ne kabul istiyor? Etmeyecek? Neyi kabul eder, neyi etmez? Neyi etmez? Az evvelki saydığım parametre maddeler içerisinde. Şuranın burasının Ukrayna'da kalmasını istemez. Tamam. Bir. Onu Zelenski... Zelenski iktidarını Hakan Bey istemez. Neden istemez? Zelenski kadroları Batıcı. Batı endeksle, bakın çok güzel, benden hızlı söylediniz, sağ olun. Batı endeksle kadrolar ona göre yerleşmiş. Siz sadece bir kişi üzerinden bakmamak lazım. O bir yapı. Sistem. Bir sistem o. Peki anladım da o zaman siz yarınki barışa... Yarınki görüşmede... Görüşmeye prim vermiyorsunuz. Şimdi görüşmede ne olacak? Muharebe sahasının tahayyülü, diplomasi masasının tahayyülü. Lavrov ne diyecek? Lavrov diyecek ki... Az evvel söyledim aslında Lavrov'un ne diyeceğini. Ben anlattım. Lavrov bunu diyecek. Ne diyecek? Bir daha anlatayım. Bir daha anlatayım. Diyecek ki Minsk anlaşmalarında siz yanaşmadınız. Bak, tamam şimdi yanaşıyoruz diyecek öbürü de. Şimdi yanaşıyorsun ama benim kriterlerimde yanaşmıyorsun. Yeni bir kriter üretiyorsun. O yeni ürettiği kritere evet demez mi yeni, Ukrayna? Yeni ürettiği kriter evet diyemeyecek. Demeyecek. Neden demeyecek Hakan Bey? Bakın. Zelenski akıllı bir adam. Şimdi büyük kaybedeceğini görüyor. Küçük kaybetmek istiyor. Küçük kaybetmek için bir hamle yapıyor. Bir şans deniyor. Tamam, ama Rusya buna prim vermez mi? Rusya bunu artık gördüğü için... Büyük kayıp istiyor. Büyük, evet, bravo. Bu Hakan Bey, yani bakın bunu ya, ben burada bunu bu kadar insanın önünde konuştum. Peki bir dakika, masanın zorluğu burada işte. Masanın zorluğu burada işte. Muharebe sahasının tahayyülü dediğim masanın, diplomasi masasının da tahayyülü var. Tamam. Zelenski küçük kaybetmek istiyor, Rusya da büyük kaybettirmek istiyor. Aradaki temel çelişki yarın bu olacak. Yarın bu olacak, evet. Bir şey sormak istiyorum komutanım. Peki yarın toplantıda kesinlikle sen görevden gideceksin diye dayatır mı Rusya Zelenski'ye? Bakın şimdi zaten siz bunu bu masada bunu konuştuğunuz zaman onun görevden gitmesini dolaylı olarak anlatmış oluyor. Doğrudan söylemesine ihtiyaç yok. Tamam, dolaylı da olsa bunu söyler mi, dayatır? Zaharova niye onu söylüyor? Benim Zelenski ile iktidar değiştirmek gibi bir niyetimiz yok derken bunu artık doğrudan söylemeyeceğiz. Dolaylı tutum izleyeceğiz. Bu arada Lavrov Antalya'ya ulaşmış. Evet. Aldık son dakika. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın gerçekleştirilecek Rusya, Ukrayna, Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya gelmiş durumda. Evet. Uçak rotasına baktım az evvel. Hazar Denizi üzerinden, Soçi üzerinden Samsun'a doğru yönelmiş. Güvenlikli alanlar üzerinden. Nereden? Moskova'dan. Şimdi Moskova'dan şöyle gelmiş. He. Burada görünemez tabii. Moskova'dan çapraz Hazar Denizi'ne. Azerbaycan üzerinden. Azerbaycan'dır. Gürcistan'ın kuzeyinden Soçi'den Samsun'a, Samsun'dan Türkiye'ye üzerinden Antalya'ya gitmiş. Peki komutanım, Zelenski kabul etmeyip ne kazanacak? Ben gitmiyorum iktidardan. Oraları veriyorum sana, Odessa'yı bile veriyorum ama iktidardan gitmiyorum. Ne geçecek eline? Şimdi iktidardan gitmiyorum diye diretme şansı öyle bir masada öyle bir şey konuşulacağını ben düşünmüyorum. Dolaylı olarak, imalı olarak da ben gayet buradayım tabii dedim. Ki, gayet Ruslar tabii girecekler Kiev'e. Bir direncini ortaya koyacaktır. Direnç şu. Tamam. Son dakikaya kadar kendisi lehine neler olabilecekse elbette canım. Bunu dayatacaktır masada. Tabii, tabii. Büyük kapışma olacak. Kolay olmayacak. Tabii yani. Tamam, yani burada iş kilitlenecek. Zelenski gidecek mi gitmeyecek mi de. Ötekileri kabul edecektir Ukrayna bence. Ben bir şey demin burada, söylemeyi çok özür diliyorum. Biraz önce çok kısa 1905-1917 arada konuştuk ama şimdi burada Ruslar durunca tarihsel olarak
içeride sıkıntı çıkıyor. Yani Japonlara yenildiler 1905'te, sıkıntı çıktı. 1917 Almanya'ya sıkıntı çıktı. Burada mutlak galibiyetle çıkmazlarsa Putin kendisine sıkıntı çıkartan i̇şte bir oluşum. Masadaki, evet. Masadaki egemen. Biraz şey kabul etmezse girerler adamlar Kiev'e, onu demek. Size bir şey sorabilir miyim? Girer, devirirler adamı. Ukrayna'daki Zelenski'nin partisi Türkiye'nin garantör olmasını istedi. Ne demek bu? Yani Türkiye'ye nasıl bir görev düşer? Türkiye garantör olursa. Şimdi sadece Türkiye'yi istemedi. Amerika'yı komşu, da istedi. Komşu ülkeler dedi. Komşu ülkelerde Türkiye de var. Türkiye'nin ismini zikrettiği için biraz Türkiye öne çıktı. Konuşmanın bütününde ABD var. Amerika Birleşik Devletleri de var. Türkiye'den kastı da komşu ülkeler ve Türkiye diyor. Şimdi tarafsız tutumundan dolayı. Garantör ne demek? Garantör tarafsız tutumunuzda masada güvenilir olmanız. Yani size hukuki, bir çeşit kefil. En azından Ukrayna garantör olarak Türkiye'ye diye adres gösterdiği zaman itirazı önlemiş oluyorsunuz. Peki askeri bir yükümlülük getirir mi garantörlük? Mesela Kıbrıs'ta şöyle, İngiltere garantör. Şimdi şöyle bakın, aslında bir garantörlük anlaşması var bunun üzerinde. 2004, Bükreş anlaşmasında, 94 herhalde. Hayır, ben bir şey söyleyeceğim. Bükreş anlaşmasında evet, Amerika, Rusya'nın imzaladığı Ukrayna'nın nükleer silahları alındıktan sonra garantörlük verildi onlara. Hayır, Türkiye garantör olduğunda askeri bir yükümlülüğü olur mu? Olur. Yani nasıl olur ama şöyle. Kıbrıs'ta mesela Kıbrıs'ın 3 garantör ülkesi var. Yunanistan, Türkiye, İngiltere. Oranın garantör ülkesi. Zürih ve Londra anlaşmaları. İngiltere aynı mantık. İngiliz askeri var mı Kıbrıs'ta? Var. İkide üçleri var. Var ama İngilizlere hiçbir şey olmadı sonuçta. Yani işin kıvırma peki, payı var. Bir şey daha soracağım. Uygulaması çok zor. Yani Amerikan biz nasıl Dışişleri Bakanı Blinken doğru. Şöyle bir açıklama yaptı. 3-5 gündür bunu konuşuyoruz. Benim de kafama takıldı. Zelenski'nin öldürülmesi durumunda Ukrayna'nın yönetiminin devamıyla ilgili bir planları olduğunu söyledi. Buradan yola çıkarak ya bu adamlar Zelenski'nin Ruslar tarafından öldürülebileceğini dikkate alıyorlar o zaman. Yani bunu bir seçenek olarak masada tutuyorlar. Şimdi tutarlar Hakan Bey. Neden? Zelenski direnirse sonuna kadar bu ölümle sonuçlanabilir. Bu bir hal tarzı yani olasılıklardan birisi. Öyle gözüküyor. Dışarıda bir sürgün hükümeti belki o devamı kastı o zannedersem kurulabilir. O zaman paralel bir hükümet olur. Birisi saha içerisinde, birisi saha dışarısında. Peki Blinken'ın böyle bir açıklama yapması tuhaf mı, doğal mı? Şimdi Blinken'ın böyle bir açıklama yapması şu anlama geliyor. Kiev'de geçici bir yönetim kurulduğunda tanımayacakları. Tanımayacakları. Sürgündeki hükümeti kabul edecekleri. Afganistan sürgündeki hükümeti kabul edecekleri ve bunu uzun bir süre bir kriz olarak evet. Kod olarak elinde sürdürmeyi devam edecekler. İşte bu Amerikalıların çıkıyor. İşleri işte böyle. Yani evet. bu anlama geliyor. Şimdi burada Rusya biz Ukrayna sahasına takılıp belki kalmamamız gerekiyor. Belki değil hiç kalmamamız gerekiyor. Çünkü Rusya'nın eğer bu az evvel saydığımız hedeflerine Rusya'ya ulaşmadığı takdirde daha büyük hedef olarak belirlediği Doğu Avrupa'daki küresel mimari üzerindeki güvenlik meselesiyle ilgili sözü ve söyleyeceği kalmaz. Peki bir soru daha. Bu Rusya'ya karşı dünya neredeyse birlik oldu. Başta Amerika, Avrupa. Adamların bütün ekonomik can boğazlarını kestiler. Ya bu Putin hiç mi etkilenmiyor bundan ya? Hiç mi etkilenmeyecek? Yani Hakan Bey'in i̇şte dediği gibi. İşte ben de onun için masayı ama dünya da ben de size işaret ederek diyorum. Ama ne? Hakan Bey dünya da etkileniyor. Şimdi bumerang. Tamam ama Rusya yok, en fazla. Etkili soruyor Hakan. Hayır Rusya da etkileniyor ama şimdi şöyle bir şey var. Hani Putin şimdi, bu bizi biz bunu kaldıramayız daha fazla. Hazır bir takım şeyler kazanıyoruz. Bu savaş nedeniyle işte Donbas'ın tanınması, Kırım'ın tanınması, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi filan bunlar yeterince kazançtır deyip Antalya'da Lavrov barışa... İşte bu benim senaryom. Evet diyemez. Şimdi Hakan Bey savaşın 14. günü
eğer bu kadar teslim olacak bir pozisyon sergilerse dünyadaki küresel prestiji, küresel iddiasını zaten Antalya'da kaybeder. Ama komutanım istediklerini almış oluyor. Hayır, devlet kuruluyor, Odessa'yı alıyor, her yeri alıyor. NATO'dan vazgeçiyor. NATO'dan da, yani şimdi Kiev'deki iktidarın değişmesi sağlanmadıktan sonra alamaz. Yani komutanımız diyor ki bu savaşın temel hedefi Zelenski'yi devirmek. Ben de diyorum ki olabilir ama bu şartlarda bu baskıya dayanamayıp aldıklarıyla yetinip hadi sen de orada kal diyebilir. Özetle bunu söyleyeyim. Şimdi baskıyı da müsaade ederseniz ben ifade edeyim. Şimdi ekonomik baskı evet Rusya'nın üzerinde önemli bir çöküntü yaratabilir. Ama bu aynı zamanda küresel bir çöküntüye de sebebiyet verebilir. Bunun emarelerini de bütün piyasadaki dalgalanmalardan anlayabiliyoruz. Bugünkü ekonomi uzmanımız Levent Bey de izah ederken bunun altını da özellikle çizdi. Şimdi burada dünya küresel ekonomik sermayesi, finans gücü birbirinin içine girmiş, birbirini tamamlayan adeta küresel bir ekonomiden bahsediyoruz, ticaretten bahsediyoruz. Herkesin birbirinden alışveriş yaptığı ve muhtaç olduğu, birbirini tamamlayan bir zincirden bahsediyoruz. Bundan 50 sene önceki ekonomi Dolayısıyla burada Putin'in de kendine göre argümanları elinde var, Batı'nın da var. Şimdi siz bunları kartlara açtıkça herkes zarar görüyor. Dolayısıyla burada sadece Putin'in karşılıklı bir teslimiyetinden ziyade aynı zamanda Batı'nın da kendi ekonomik kaygıları var. Nasıl Almanya şu anda bu anlamda bir yan çizmeye başladı? Peki nereye varacak? Yani küresel olarak dalgalanma var ekonomide. Putin de etkileniyor, dünya da etkileniyor. İşte bu bir baskı yaratmaz mı Putin üzerinde? Tek taraflı değil ama bu baskı. Tamam, Ukrayna üzerinde. İşte Putin. O masadaki konular zaten... İşte masa buraya... Masada göreceğiz bunun etkisini. Tabii bunların... Peki o zaman Abdülkadir Selvi'ye dönelim. Çok teşekkürler. Son bir şey komutana soracağım. Zelenski devrilmeden Rusya bu işin peşini bırakmaz mı diyorsun? Bırakmaz. Peki, anladım. O zaman çok şey... yani karamsar bir tablo. Abdülkadir ne görünüyor? Yani var mı sana programın başında konuştuklarımızla ilgili gelen bilgiler, yapacağın bir yorum? Yani... yarınki Erdoğan-Biden görüşmesi, Antalya'daki o büyük zirve ne çıkacak? Yani biz tabii uzmanlarımız sahayı, savaş halini ve bunların doğurduğu diplomasiyi yorumluyorlar. Ve bazen karamsar, bazen iyimser senaryolar ortaya çıkıyor. Sende ne var? Ahmet Bey, ben yarınki zirveyle ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuşmamda bakanı ihtiyatlı buldum. İhtiyatlı bir iyimserlik içerisinde ama bu zirveyle birlikte asıl hedefin bir Putin, Zelenski ve Erdoğan zirvesini sağlamak olduğunu ifade etti. Yani burada başlatılacak bir süreçle bu zirveyi oldukça önemli buluyor. Şu ana kadarki en yüksek düzeyde bakanlar düzeyindeki bir zirve olarak görüyor. Ama buradan her şeyin çözüleceği gibi bir anlam çıkarılmasının daha sonra büyük hayal kırıklıklarına da neden olabileceği konusunda ihtiyatlı. O nedenle de buradan bir süreç başlatılmasını önemsiyor. Nihai adım olarak 3 liderin bir araya gelmesini görüyor. Biden görüşmesi ise... Biden görüşmesine ilişkin olarak şu ana kadar herhangi bir sızıntı yapılmadı. Çünkü çok önemseniyor. Karşılıklı olarak Türkiye'de, Amerika'da bu görüşmeyi, sadece onu biliyoruz, görüşmeyi arzu etmiş. Türkiye bir formül üretmeye çalışıyor. Ancak burada sadece kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha sonra barışın müzakere edilmesinin önünde sadece Putin bir engel değil... Amerika'nın tavrı da bir çözüm bulunmasından ziyade bu savaş sürecinin uzamasından yana işte Kiev'i de Zelenski'yi de gözden çıkarıp bir B planı hazırlamış durumdalar. Bir sürgündeki hükümet modeli üzerinde çalışıyor. O nedenle Biden'ın da burada
oluşturulacak olan çözüm modeline ikna edilmesi gerekiyor. Amerika'nın bu süreci sabote etmemesi gerekiyor. O açıdan yarın bakanların toplantısından sonra eğer üç liderin bir araya gelmesi için bir adım atılacaksa mutlaka Amerika'nın da burada zımni desteğinin sağlanması gerekiyor ki mesafe alınması açısından. O açıdan önemseniyor bu görüşme. Hatta Erdoğan-Putin görüşmesinden de daha önemli ileri bir adım olarak görülüyor. Fakat bu görüşmelerde asıl hedeflenen hemen yarın bir çözüm, bu zaten gerçekçi bulunmuyor. Ama bir süreç başlatılabilirse, bu süreç sabote edilmezse en azından kalıcı ateş ilk aşamada sağlanabilir diye bir düşünce var. Abdülkadir çok güzel, teşekkürler. Çok güzel özetledin. Kalıcı ateşkes olursa barışa evet. Çok hızlı gidilir. Ama olmazsa o zaman savaş hızlanır. Yani iki evet. Ucu keskin kılıç. Süreyle ölçebiliriz bunu. Yani bir buçuk saati geçmezse aynen. Toplantı göreceğiz. Biraz hava gazı abi. Bir toplantı demek. Çok teşekkürler. Şimdi ya bu bizim CNN Türk Meteoroloji Danışmanımız Profesör Orhan Şen Hoca karşımda. Kar alarmı var. Kamu personeli perşembe günü idari izni sayılacak. Motokuryeler gece yarısından itibaren çalışmayacak. Marmaray 9-13 Mart'ta gece 2'ye kadar hizmet verecek. Saat 4'ten itibaren kamyon tır girişine İstanbul'da izin verilmeyecek. Bunlar önlemler. Orhan Hocam şu ana kadar bir kar şeyi görmedik. Olur yok değil mi? Ben de hani dışarıya bakmadım ama. Bağcılar'da en azından yok bizim bulunduğumuz muhitte. Yağmayacak mı yoksa Orhan yok, Hocam ne oluyor? Yok. Ben size sordum şimdi. Şimdi Ahmet Hakan evet şu ana kadar yok. Zaten biz 5 gün öncesinden söylemiştik sabaha karşı 5-6 civarında yağacak diye. Şu andaki tahminler de onu gösteriyor. 5-6 civarı kar yağışı başlayacak. Yani hala o tahminde ısrarlısınız sabaha karşı 5-6. Hala ısrarlıyım. Şimdiye kadar ilk defa bu kadar tahminimiz tutarlı oldu. Ve 5-6 civarı kuzey ilçelerinden, İstanbul'un kuzey ilçelerinden ve Avrupa yakasını. Hangi ilçeler onlar, kuzey ilçeler? Arnavutköy, işte Sarıyer, Çatalca bu civarlarından kar yağışı girmeye başlayacak. Ha. 5-6 civarı evet. Ve yoğun mu? Yoksa yarın çok yoğun. Yarın yoğun bir şekilde devam edecek. Ondan sonra bütün İstanbul'u kapsayacak kar yağışı. Burada daha sonra da işte Batı Karadeniz iç bölgeleri, Marmara'nın doğusu ve Anadolu'da birçok yerde kar yağışı olacak. Hocam burada kaç santimetre bekliyorsunuz kar? Şimdi Ahmet Hakan teşekkür ederim. Kaç santim dediniz? Bu önemli çünkü ben birkaç televizyonda şunu gördüm. 12 kilogram kar yağacak. Yani böyle bir birim ben daha duymadım. İlk defa duydum bugün. Bu kim bunu çıkardı bu birimi bilmiyorum. Kar yağışı santimetreyle ölçülür. Yani kaç santimetre yağdıysa derinlik olarak oraya cetveli batırırsın, onu ölçersin. Kilogramlar kar yağışı ölçülmez. Onu bir düzeltelim bir defa. Arkadaşlar seyirciler bunu bilsinler. 12 kilogram kar yağışı çok saçma bir şey. Ben 40 yıllık meteoroloji profesörüyüm. Yağmurla karıştırdım. Akarsu'da bir şey ölçer gibi. Evet aynen öyle. İşte, bu yanlış bir şey. Büyük ihtimalle bu şeyden çıktı galiba. Akom'dan çıktı. Her neyse bilmiyorum nereden çıktığını. Şimdi bu Ahmet Hakan şeyde İstanbul içerisinde 15-20 santime kadar çıkar. Yükseklerinde 30 santime kadar çıkar. Şimdi burada bir özellik var. Geçenki kar 24 ne biliyorsunuz gene beraberdik orada kaldık sabaha kadar programı sonuna kadar şey yaptık. Ondan sonra haber merkezinde devam etmiştik ben. Bu süreklilik şu şekilde olacak. Yani sürekli 24 saat çarpı 4 gün yağmayacak. Bu aralıklı olarak yağacağı için üst üste binecektir kar yağışı. Yani cumartesi günü akşamı belki bu 15-20 santim dediğim kar belki 30 santime kadar da çıkabilir. Oo. Ona bakacağız tabii tabii. Ha, sürecek bir şey bu yani. Kaç gün sürecek bu kar yağışı? Perşembe? Perşembe yarın, işte bu sabah başlıyor artık perşembeye girdik bugün 12'yi geçti. Bu sabah 5-6'da başlar. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesi'ye sarkacağını tahmin etmiyorum İstanbul için. Belki biraz sarkabilir ama o kadar önemli olmayacak pazartesi günü artık. Peki hocam geçenki karla mukayese eder misiniz? Yani geçen yaşadığımız o kar onun daha şiddetlisiyle mi karşı karşıya kalacağız? Ahmet Hakan şiddet açısından
belki aynı olacak, belki de geçebilecek. Şimdi bu veya altında kalacak. Bunda çok fazla iddialı olmayalım. Çünkü kar yağışı esnasındaki Karadeniz'den alacak neme bağlı ve o andaki oradaki bir siklon dediğimiz bizim alçak basınç merkezinin dönüş hızına bağlı ki onu bazı yayınlarda işte Vortex'ten bahsediliyor. Hani bu Vortex diyenler keşke Vortex'in anlamını bilseler de öyle bahsetseler daha memnun olacağım ama bir siklondur o Vortex dedikleri. Bir de bir ara Polar Vortex'ten bahsettiler ki Polar Vortex 70 derece enlemin aşağısında mümkün değil inmesi ki bizim enlemlerimiz. Bunları ara bilgiler olarak sunuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bu şeyde şiddetlenecek kısım Cuma günü. Cuma günü öğlen civarında bir şiddetlenecek, öğlen sonra civarında. Peki. Ve bu şiddetlenme esnasında belki o gün için yerde bir 15-20 santimde kar yapabilir. Cuma'yı dikkate alalım. Peki ısı çok düşecek mi? Sıcaklık ne olacak? Sıcaklık düşüyor. Geçenkinden biraz daha soğuk. Bu seferki sistem yani akşam gece sıcaklıkları -2'ye kadar düşebilir. İstanbul'un Mart karları çok meşhur derler, doğru evet, mu? Ben de doğrudur. Mart karı yani kazma küreğe yattırır ama miktarını da artırır. Mart karı. Çocukluğumda iki defa oldu. Evet, Mart karı. 87 kışı da Mart'ta olmuş. 87'de bir tane olmuş ve Mart karı. Bir de 70'lerdeydi. Evet, çünkü Mart karında nem biraz daha fazla olur atmosferde de o yüzden fazla olur. Orhan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Abdülkadir Selvi'ye yeni bilgiler gelmiş, onu alacağım ve kapatacağım. Abdülkadir. Ahmet Bey, hemen aktarayım. Tabii Ukrayna olayı Türkiye'nin stratejik konumunu ortaya koydu bir kez daha müttefiklerimiz açısından, özellikle Amerika ve NATO açısından bu vurgulanıyor. Ve Türkiye'nin de aktif tarafsızlık pozisyonu, her iki tarafla da konuşabilen bir ülke olması, aynı zamanda bir NATO üyesi olarak bu stratejik konumunu da daha çok pekiştirmiş oldu. Biden'la görüşmede aynı zamanda Türkiye'nin sadece Ukrayna savaşı değil, sadece üç liderle yapılması öngörülen, hedeflenen Ukrayna konusundaki toplantı ve zirve değil. Aynı zamanda Türkiye ile Amerika arasında savunma alanındaki sorunların da ele alınacağı ifade ediliyor. Örneğin yani yarınki görüşmede Erdoğan'la Biden'ın S-400 krizini de F-35'lerin yapımında yaşanan sorunları, F-16'ların Türkiye'ye onun karşılığında verilmesi konusunda yani iki ülke arasında savunma konusundaki sorunların da Biden-Erdoğan görüşmesinde ele alınacağı ifade ediliyor. Bunlar da son dakika gelişmeleri diyelim Abdülkadir'in aldığı bilgiler. Çok teşekkürler. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. İyi akşamlar.